Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ves selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Cenab-ı Hak tefikini refik eylesin. Cenab-ı Hak hizmeti imaniyeden bizi ayırmasın. Beşeriyetimizin iktizası olan günahlarımızdan dolayı ikramı, ihsanı, lütfu ve keremi olan durusu Kur'an eden bizi ayırmasın. Riyakarhane yaptığımız duaları da dergi hazretine kabul eylesin. Dima 252 irade 28 Arnavut köydeyiz. Cenab-ı Hak rızasına muvafık hareket ettirsin. Çok güzel bir şekilde başlayacağını zannediyorum ders. Çünkü birkaç gün önceden çalıştım. Çalıştığım bir şey tabii. Çalıştığım bunu 28 tanesini Yapmışız. Her hepsi en az her bir tanesi 3 üç, üç buçuk saat sürmüş. Böyle. Fakat sonradan tekrar bakıyorum. Yani paldurkildir zaten çalışmışız diye çıkmıyorum. Sevmiyorum. Disiplinli hayatı çok seviyorum. Disiplinli hayatı olmayanlardan uzak duruyorum. Bana sirayet eder diye dağınık insanlardan uzak dururum özel hayatımla pek yaklaştırmam. Beşeri yetim, beraber oluruz ama hizmetimle pek şey yapmam. Çünkü insiva, inikas, in, incizap ve sirayet kanunu işliyor. Tavsiye eder derim. Ee, oturup kalktığınız kişiler çok önemlidir. Haddini bilmeyenlere şaka yapmayın. Yanınıza da almayın. Ama gelmişse de bir şekilde azarala gönderin. Disiplini, disiplinsiz hayat hiç kimse yaramıyor. Allah kainata kader diye bir sistem yapmış. Kader irade nevinden değildir. İlim nevindendir. Kader tercih falan değildir. Tercih irade ile alakalıdır. Kader ilim nevindendir. İlim hali ve vicdanidir. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Kaderle alakalı. Şu anda söyleyeceğim Osman. Daha önce söylenmemiş zannediyorum. Çalışırken ee, ...okuyacağım... Ee, ...ortaya çıkan bir şey... ...hali ve vicdanidir... Ee, ...hali... ...kaderi bir tanımlayayım... ...kader, alt veri tabanı... ...taayun, teşahhus, ...nizam, intizam... ...malumiyet, meşhudiyet, taayun, evamiri... ...tekviniyeden... ...altı tane bir sistemin... E, ...vücudu haricisidir... ...nizam, intizam, malumiyet... ...meşhudiyet, taayun... ...ve evamiri tekviniyenin hulasayı camiasıdır. Kader. Kainattaki. Kainat. Kainattaki kader. E, insandaki değil bu. Kainattaki kader. Kader subuti sıfattan değildir. Zatı sıfat değildir. Esma-i fiiliyenlerin bütünlüğüdür. Bu e, ömrüm çalıştığım şeylerin hulasasıdır. Bak diyoruz ki birbirimize ders arkadaşı yapmış. Ben de. 40-50 senelik birikimimi cümle şeklinde, veciz cümle şeklinde Allah'ın ikramını sizinle de paylaşıyorum. Bu pek bulunacak bir cümle değil bu. Esma-i fiiliyelerin kainatı yaratmış, don, donmuş nizam, intizam, malumiyet, meşudiyet, taayyun ve evamiri tekviniyenin klasasıdır. Evamiri tekviniye biliyorsunuz iradenin cilvesidir. Kader irade nevinden değildir, kudret nevinden değildir, ilim nevindendir. İlim, irade, kudret illeti tammeyin sebepleridir. Üçü bir araya gelirse illeti tamme olur. Bunları bilen insanlarsınız. İlleti tamme vücudu hariciye kaçınılmaz olur. Üçü bir araya gelirse mutlaka mahluk olur. Bir tanesi eksik olursa ilmi vücut olur. E, kader ilim nevindendir. İrade ve kudret nevinden değildir. E, kainattaki... ...kader bu. insandaki kader... ...vicdandır. Vicdan ise... <laughs> ...alemi şahadet değildir. Ve... E, ...ebet... ...alemi de değildir. Yani... E, Haşır meydanı ta... ...Sırat Köprüsü'nde geç... ...cennet ile... ...cennet ile... Yani... E, haşir meydanının küçük nümunesi vicdandır. Vicdandır. Ee, vicdan haşir meydanının taşınmış hali. Onun bize taşınmış hali. Yani hayatımızı e, ötelerden iade ziyaret edip yönlendiriliyoruz. Yönlendiriliyoruz. Cevaplanıyoruz. ikaz ediliyoruz. Kader iki nevindendir diyor. Kader ikidir. İki halidir. E, Esma-i fiiliyelerin kainatı yaratmış. Onun hulasası bedendir. Bedendir. Vicdanidir. haşir meydanının küçük bir nümunesidir. O zaman birleştirirsek kader haşir meydanı ile vicdan ile bedensel bir hayatın tabiri diğer ile haşir meydanı ile Alem-i şahadetin nokta iltisakıdır. Bütünsel halidir. İnsandaki e, bir dünya oluşturur kader. Onun için kader halidir, vicdanidir diyor. Bir irade nevinden değildir. Yani tercih gibi bir şey değildir. Kainatı, toparlıyorum. Kainatı donmuş, esma-i fiiliye onu yaratmış kader kaderdir kainat. Esma-i fiiliyelerinde olmuş Onu insana taşımış Allah cismaniyettir. Bedensel hayattır. Koydum ben bunu. Tahin pekmezi karıştıracağım. E, Alem-i şehadetin hulasası bedenimdir. Koydum. Alem-i gaybın hulasası vicdandır. Tayin pekmezi karıştırıyorum. Bedensel hayatımla vicdanı hayatımı Karıştırıp bana itikat olmuş. Yani ikisinin cemidir. Kader, hali, vicdanidir ve ilim nevindendir. Tamam. Yani kader ve haları dediğimiz imam bin midir? Yani ilim nevinden olduğu için bir ille ilmamu bin değildir. Kader Allah'ın dışında, lefi mahfuz da dahil arş-ı azam da dahil, arş da dahil, neresi varsa hepsinin yaratılışın sistemseldir. Sistemdir. Sistem. Yani insanın dışı, mesela güneşin doğması kaderdir. Benimle alakası yoktur. Bu, e, yani Allah'ın dışında 18 bin alemin e, yaratılmasının yazılımına biz iman ediyoruz. Yaz, yaratılmasına şahitiz. Kadere şahitiz. Kader, miktar, mayyendir Lefi mahfuz da bunun içindedir. Vahdeti belirler diyebilir miyiz abi? Vahdetin bütünsel, evet. Evet, olur. Çünkü e, geçen hafta şey yapmıştık böyle. E, saklamış mıydın kalemleri çocuklardan? Ya saklamadın abi, tabii. Şimdi yeni, bu, abi Öyle mi? Bak. Zatı sıfat var. Zaten sıfattan bir tane ne vardı? Kıdem, beka, vaktaniyet. Vahidiyet değil. Va ezber olmasın. Ne? Vaktaniyet. Bir de 20. mektupta var. Bir ehadiyet, bir vahidiyet. Ee, vah ehadiyet neydi abiler? O bildiğiniz bir şey. Ee, bir damla suda güneşin gözükmesi. Ehadiyet. Değil mi mektubatta? Ee, komple deniz yüzü güneşi göstermesi neydi? vahidiyet bir de vahdet var. Bu tabirler oturmasa alemimizde yazıyorum kastım. Oturmasa tefekkürümüz ikide bir e, yani havanda su doyuyorsun. 10 sene önce konuştuğum kişi evet böyle arkadaşlarım var ama sistematiğe dönüşmediği için hep aynı yerde konuşuyor. Aynı yerde dönüp duruyor. Yo, değiştirdim diyor. Yok şöyle bir şey oldu diyor. Sistem yok. E, oysa kainat hep sistemle çalışıyor. Allahu u Alem 23 senede vahin, vahyin, 23 senede ustadın risalesi, kainatın arkasındaki nizam, intizam, malum etme, şu de, tayin, evamiri, tekvini, hulasası olan, yani şimdiki tabirle Matrix dedikleri var ya, onun aslı temelini Amerikalılar Afganistan'ı işgal ettikleri zaman orada bir öğreti var. Bir e, şey var. Tasavvuf geleneği var. Oradan almışlar onun kaynağını ama deviştirmişler kendilerini. Afganistan'da bu var bu gelenek. Kainatın arkasındaki yazılım. Kainattaki az oraya bakarak risale yazılabiliyor. Yani ihatalı olabiliyor. Nazm-ı mani ondan oluyor. Yoksa aklı akli bir iş değildir yani. Arkasındaki yazılım. Şimdi ben bunu mühim olduğu için söylüyorum. Bu Kalsın bu neydi abi? Nerede nereden geliyordu bu? E, e, Sıfırtı sıfat mıydı, zatı sıfat mıydı? Evet. Z, sıfat. Sıfatların bütünlüğü. Tam. Bütünlüğüne. Bu ehadiyet, vahidiyet e, meselesinde e, esmaların bütünlüğü. Bu da sistemin bütünlüğü. Allah ile Allah değil yani. Lugata bakınca Allah'ın birliği diye görürsünüz. 18 bin alem... zıtlar var. Bir, birbirlerine uygun olanlar var vesaire. 18 bin alemin bütünsel, sistemin bütünlüğü. Efalin bütünlüğü. Yani kainattaki efalin ef alin esmaların yani şöyle diyeyim efalin kainatın kainatın sistemin sistemin bütünlüğü. ekliyorum buna Z zatla alakası yok yaratılan sistemin bütünlüğü çok üzerine duruyorum çünkü lugatta bu Risale-i Nur lugatı olmadığı için onlar e, kabuna vahdet Allah'ın birliği denmiş Allah değil bunun arkasındaki zat tevhiddir. Vahdetin arkasındaki tevhiddir. Tamam Bu. Bunu böyle koyduktan sonra şimdi bir daha hulasa edersem. Kader tercih gibi irade eden değildir. İrade hep irade diye ders yapıldığı için kader hep tercih diye hep irade diye o düşünceyle kader isalesine bakıldığı için kader çözülememiştir. Yani çözülememiş derken alemimizde oturmamış. Kader tercih sistemi değil edilmiş sistemin insandaki kabulleniştir. Kader ilim nevindendir. İrade nevinden değil, kudret nevinden değil. Mehmet Sarih söylüyor külliyattaki ilim nevindendir. Peki Ustadımı anlamadım ben bunu. Aç altında. Dedi ki hali ve vicdanidir. Ee, bayram hali sen mi çalışacaktın? İbrahim, İbrahim çalıştın mı hal? He? He? Ha? Ha? Nedir? Biraz baktın derken ne kadar? 5-10 dakika mı? Yani <laughs> abi. Yok biraz baktım. Hani Nedir şey, hal? Hani e, gaybın şehadette işte e, ne demiştik abi? Gaybın şehadette tezahürü. Tezahürü. Şimdi aynı doğru. Şimdi Allah'ın dışında şu sistemin şu sistemin kainat sisteminin e, insana monta edilecek. İnsandaki cismaniyet yani beden e ceset i cisim ve cismaniyet. Yani beden hayatı hali insanda olursa onun için şey yaptık. Şuraya yapayım kader iki tane şeydir. Şuraya yazıyorum. Kader bir, iki, ilim nevindendir. Hali ve vicdanidir. Tamam mı? Şey diyor Hasan abi, Kader ve cüz-i Bunu hiç ayırmıyor. Hep birlikte. Biz evet. burada cüz-i ihtiyari irade konusunda karıştırdığımız için mi dersimize dahil Evet, dahil ediyoruz. Hale şey yapıldığı için. Hali ve vicdanidir. İlim nevindendir. Şimdi bu sistem, şu sistemin insandaki insandaki karşılığı halidir. Sistemin montalanması donmuş hali, donmuş hali bedendir. Yani e, cinsiyet, cinsiyetin belirlenmesini bu olmuş. Ama ruhun cinsiyeti yoktur. Ruhumdan öfledim ruhunuzu deyince dişilik, erkeklik yoktur ruhta. E, basittir, yani e, mürekkeptir, bütünseldir, ama tek şey gibidir. Uzak yakın öyle bir şey yok. Bu ruhu belirleyen tanımlayan, anlamlandıran, farkındalığına şey yapan bu hali karşılığı halidir. E, ee, şey cismani beden 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 e ceset cisim ve cismaniyetin din etmiş Teayyum ve teşahüs etmiş bedenimiz. Çünkü bu beden ...kulasadır, rüzlamedir. Bu hali, bu nedir? Bakın çok acayip bir şey e, tefekkürünüze şey olur. İki tane sistemin ortasında insan... Bir 18 bin alem koydu mu bir cesedime? Koydu. Kainat vesaire ben. Şimdi alemi gayb. Alemi gaybı da getir insana monta et. Vicdan. Hali bu hali. Bu hal. Şu en son yazdığınız siyah yazılar ya abi. He. O ehadiyete mi bakıyor? Ee, şu ehadiyet. Yani mesela her bir şeyde aynada güneşin gözükmesi. Ya, yazabilir miyim Yazak. yerindeyken evet. e, sanki çok güzel bir şey olacak gibi duruyor. Şu, Aa, şunu abi. yazayım. Dörtlü olunca Mehmet abi duramıyor. Evet. <laughs> Doğru. Kader, <Hı>. kader, programlı. Yazmıyoruz <laughs> yanlış mı yazdık? Yumuşak G değil abi. Hasan abi. E, bu, Vahdetin Türkçe insandaki karşılığı sır. Yani. Şöyle biraz siyah ifadeler sırrı vahdeti ifade edebiliriz. Evet tabii ki. Yani e, bunu insanda şimdi okuyacağım zaten. Bunu kim fark ediyor? İşte bu bu konuşulan şey adı bir isim koyalım Hasan Hüseyin bu 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 manayı bu da bunun adı sırdır. Bu bunları konuşmak sırdır. Sır demek al koy kenara değildir. Adı sır sır latifesi bu farkındalık işte. Farkındalığını artır bu yani. Bu dersler, bu enfusi dersler ve zannediliyor ki bu derslerle başka bir yerden bahsediyoruz. Mesela araba ilmi var, elektronik var, siha iha var. Bunlarla e, meşgul oluyoruz ha böyle. Halicimizde biz. Onun için böyle fazla şey yapmıyor Yani bil. Oysa bu ders sensin. Peki ne işe yarıyor? Konuştukça açılıyorsun anlamlanıyorsun mekan açılıyor. Burada mekan mekan açılıyor. Yani sende oluyor bu. Yani sende oluyor bunlar. Yani harici bir şey değil. Sen seni keşfediyorsun. Sen seni keşfediyorsun. Yani hariç bir şey değil. Kalem ilmi değil yani. sen de bilmesen de olur. Cinsinden değil. Bu e ee, bu işte farkındalık bu. Bununla başlıyor. Adım bununla başlıyor. Ne dedim bu? Böyle yazabilir miyiz acaba? E ee, sureti vahdet, kanuniyeti ehadiyet, hakikati vahidiyet esmaların bütünü. Aynen öyle. Ama niye kader sisteminin olsun ki bu? Yani tamam o kendi içinde öyle. Bir... Allah-u Teala'nın kendinin dışında yazdığı sisteminin. İnsan bu. Sisteme kader dedi ki yani kader hali ve vicdanı ya ikisince mi? derse insanda bu nasıl monta olur? Bu zaten böyle. Mayeti, insanın sıfattan ya mayet sıfatlardan. Bunu garip bir şey söylemedi. Mayet sıfatlarındır. E, e, hakikat esmalardır. E, kanuniyet yani bir insandaki onların gözükmesidir. Sureti de sistem. yani ben şöyle sizin anlattıklarından şöyle anladım abi. Kader Allahu Teala'nın kendi dışında yazdığı ilmi bir program o ilmi programın sureti vahdete bakıyor. Karniyeti ehadiyete bakıyor. Hakikati vahidiyete bakıyor. Bu sistem kader sisteminin bir nevi. Evet. Evet. Bu bir nevi abiler. ondan sonra vicdan vicdan bu bir tanesi Osman. Yani bu hali bu. Bu hal. Bu hali. Yok yok yo, şöyle. Bunların cemi hal, hali. Vicdanı insanda. Evet, vicdanı insanda. Zaten enfuste. Birisi mülkte, birisi meleküt. He, hani bir mülk, bir meleküt. Bu Allah canibi denebilir mi abi? Yani bu e, Allah canibinden insandaki şey. insan evet. İnsan. İnsanı gitti 18 bin alimi böyle yapmış. Evet. Bu insan. Kaderin insana bakan yönüyle. Yani e, Allah öyle bir şey yapmış ki kocaman ağacı çekirdekte yazdığı gibi gaybı şadete şadeti gaybe koymuş. İkisi biz işte cahiller ayırıyoruz. Oysa içi hepsi gayb, şahadet, melekut, mülk hepsi iç içedir. Boyut farklılığı var. Ondan oraya koyduk. Yani zannediyor ki gayb ötelerde. Öteki mahallede. Ölünce de öyle, öyle oraya gidiyoruz. Ne diyeceğiz? Tabii kürsüden onu anlatacağız. Ama kürsü değil burası. Yani gaybı şahadet, mülk, melekütü ötelere attık. Ötelere atınca yabanileştik. Yabancıyız. Orası alışmadığınız alışmadığımız bir yer. Oysa e, alemi gayb aynı böyle bir şeydir sureti. Zaten alemi gaybdayız. Evet. <laughs> Kopartıyoruz. Şu anda zaten gaybdayım. Şu anda gaybdayız deyince şaşırıyorlar yani. Şu anda zaten suret hakikatsiz olur mu? Siz bana söyleyin. Suret hakikatı isnadı. Suret mi şu? Suret. Hakikatsız nasıl diyeceksin? Suret hakikate istinad eder, medet alır, hayattan ruhlanır. 76 şu an. E şimdi bu suret mi? Suret. Alim şehadet surettir. E hakikatsı, hakikati sonra mı oluyor böyle bir şey? Ya yani o dünyadadır. Ya alırım kalemi, çıkartırım, yazarım, sıraya koyarım. Sıradır yani açmak, yazmak. Ama e, esmalar da böyle şey değil ki. Yani sure hakikata istinad ediyor. Yani beraberdir yani. Suret hakikat. Yani ahiret gayb. Gayba gitmiyor. Zaten gayipteyiz biz. Farkındalık o kadar perde o. Perdeler kalkar diyor dinde. O bugün daha yakın görürsün. Daha net görür diyor ayette. Daha net görür ne demek, numarası göz numarası yükselmiş. Katarak ameliyat oldu. Göz yükseldi. Daha mı net görüyor? Bugün daha kulakları keskindir diyor. Gözleri daha keskindir diyor. Ne demek daha keskindir? Yani katarak ameliyat olmuştur. Perde kalkmıştır diyor. Perde kalkarak daha yakın, daha keskin görür. Yani bu mesela FM dalgaları var. Niye karışmıyor? Dalga boyları farklı. 88 bilmem ne, 88 şey, birbirine yakın olanlar. E, dalga frekansı olunca birbirine bazen sesler karışma yapabiliyor, iyi çekmeyebiliyor. Yani yani bu megahertzler yani dalga boyları farklılığından biz onu alem farklılığı yaptık. Oysa hakikat meratipleridir. Her şey kuantum fiziğinde de zaten öyle söylüyor. Her şey her yerde her şekilde bulunuyor. Her, her şey mesela diyor ki burada diyor ışık yılıyla bilmem ne kadar uzakta olan bir gezegendeki bir atomun şuradaki atomla aynı şeyi gösteriyor tepkilmeleri gösteriyor. Aynı özelliği gösteriyor. Gayet normal vücuttaki hücreler gibi yani. Evet, tırnaktaki hücre orada işlevi var ama saçtan habersiz olamaz. Karaciğerden kopuk olamaz tırnaktaki hücre. Onu düşünemezsin yani. Deneyalar aynı ama işlevleri şu. Şu anda ay yok mu? Var. Baskılandığı gözükmüyor. Gözükmüyor ama biz biliyoruz ki ay hala var. Şunun gibi mi Hasan abi? Üstadın dediği gibi, risalede geçtiği şekliyle. Koku, ıı, renk, Tat aynı yerde olduğu gibi matematik, fizik, kimya aynı yerde. Aynı yerdedir. Sen bana fizik ve kimya ve vesaire, biyoloji, tıp mı hepsini ayır bakalım. Burası, abi bu, bu mahalleden sonra kimyadır. Burada fizik başlıyor, burada biyoloji başlıyor, burada bu tanık başlıyor. Diyebilir misin arkadaş? Aynı otta değil mi fizik, kimya hepsi? Hepsi oradadır. Doktorum bu tıp tıpta fizik yok, kimya yok, matematik yok. Sıf tıp var. Nasıl koparıyor? Yani bu tıp da matematik koparadı kopar hadi. Matematik nerede bu organda? Fizik yok mu hücrede? Kimya yok mu? Bana bir ilim söylüyor ki bedenden kopuk olsun. Aynı yerdeler arkadaşlar. İşlevleri farklı ya. Bu insandaki insandaki hali. Şimdi vicdanı bahsediyoruz. E, bu hal, ha, bu kaderin birincisi, ikincisi e, hali ve vicdani. Şimdi vicdan neydi biliyoruz abiler? Alemi gaybın yazmaya gerek yok onu. Alemi gaybın, alemi şahadeti taşınmasının hulasası. İnsana taşınmış, taşınmış. Ha, o e, cennet cehennemden önce haşir meydanının sırat köprüsü, ta Sekerattan başlıyor. Sekerat. Mevt. Ondan sonra Kabir. Berza. Haşir Meydanı. Sırat Köprüsü. Hepsini koymuş. O kadar merhamet ilahi ki. Yarın pişman olacağını şimdi pişman ettirerek. Sen düzelttiriyor. Yoksa Haşir'de sana niye böyle yaptın? Tamam pişman oldum. Ne işe yaradı? İşte onu burada keşke orada bilseydim diyeceğiz ya. Veya dünyadayken keşke orada bana ne sorulacağını, neler ne, nelerden pişman olacağımı, neler beni mutlu edeceğini keşke bilseydim diye insan merak ediyor. Evet o sistem var bizde. Vicdan. Vicdanın rahatsız olduğu yerden yapma, gitme. Vicdan memnun olduğu şeyi yap. Mesela sabah kalktın geldin vicdanın rahat. Ha bunu yap. Bunu takip et. Bu izi takip et diyor. Fetva bile alsan diyor Allah Resulü ve Vesselam kalbin rahatsızsa o işi yapma diyor. Çünkü sureti fıkıha uyuyor, hakikati uymuyor. Nikah mesela alacağım. Nikah sureti doğru. Üniversitede şurada burada nikah yapıyor adam. Nikah, oysa nikah ilandır. Nikah yapıyor, sureti doğru. Ben nikah yaptım diyor. İki tane gizli adamı getirmiş. Meyri de konuşmuş. Tamam. Hakikat fasittir. Hakikat ilan olacaktı. E, suret hakikat sureti doğru hakikatten kopuk. Ne oldu zina bu? Zinanın kamufle etme, vicdanını rahatlatma, sulama gibidir. Şialardaki mutanika gibi bir şeydir ya. Yani. Efendim Erdinç. Suat abi bahsetmişti de bu sabah validesiyle olan bir hatıratından. Eee bir meal oradan alıntı yapıp şey yapacağım. Bir olay karşısında e, hani tokat vursa, azap etse e, şey olmaz dedi. Yani o kadar şey yapmaz yani. O vicdani olan ceza. O yani cehenneme atsın ama bunu bunu vermesin. Püş. Diyorsun ya senelerden beri bırakmıyor yakamı ya. Ben bunu nasıl dedim diyorum. Veya ben bunu nasıl yaptım diyoruz ya. Yakanı bırakmıyor. Ne yaptırıyor? O azap vermek için de değil. Azap veriyor azap vermek için de değil. Azabı azap için değil. Azabı temizlemek içindir. Sistemdir. Nasıl ki tövbe maziye, istiğfar istikbale bakıyor. Tamam. E, temizleme sistemi, arıtma. Büyükşehir arıtma tesisi gibidir. Yakını bırakmamasının sebebi. İşte e, insandaki hali bu. E, kaderin ikincisi vicdan nedir? Haşir meydanı. Ha, i̇nsan ikisini bakıyor. Peki ne işe yaradı? Sonuç. Bu kadar konuştuk. Hali ve vicdan. Bunu ne İkisinin cemi. Hali ve vicdanı insana taşınıyor. Bunu e, ifade ediyoruz itikat olarak kadere iman ediyoruz. Aslında farkındalığımızın kendisi. Yani e, Musa Aleyhisselam sormuş okuyacağım şimdi. Ya Rabbi seni soruyorlar kimdir diye. En Allah ben Allah'ım diyor. Tamam bak şimdi. Ben Allah'ım diyor ayet. En Allah ben Allah'ım öyle dersin diyor. Ben Allah'ım. Allah Allah olduğunu biliyor mu? Biliyor. Allah Allah olduğunu bilmekten gelen lezzeti mukaddesesi kim sırda olur mu? Ben Allah'ım e, bu şuuru bilinci yani bir şeyi ben Allah'ım bilmekten gelen zevk değil. Zevk bedenseldir. Lezzet enfusidir. Lezzet mukaddese. Ha Allah Allah olduğunu bilmekten gelen bir şey anlatacağım şimdi. Lezzet mukaddesesini düşün. Ha işte bu hali ve vicdanın cemiyle kalpte bulunan latife-i insaniyenin aktifliğine sebep oluyor ve latife insani aktif olursa nasıl ki Allah ben Allah'ım demekten hasıl olan ve ona has olan lezzet mukaddesesi gibi e, kaderin hali ve vicdan ile kalpteki latife insani inkişaf ederek ben insanım. Aynı, sistemle Aynı sistem. De ben insanım diyebilmenin ve sana has olan lezzet-i mukaddesi sendedir. Aziz. Bu sistem. Sendeki mukaddes oluyor. Kutsidir. Evet. Cilvesi oluyor. Lezzet daha çok. Ve o latife insaniyenin ben insanım diyen bu kadar konuşmamın sebebi ben insanım diyebilen, diyen latife insaniyedir. Ben insanın yani muhatabilayım, yani geç biraz da öte Allah canibine doğru gidiyorum. Ben insanım yani ben muhatabilayım, yani ben şeceri hilkat hepsini kulasasıyım. Yani Allah var hiçbir şey yaratmadan önce Allah'ın gayesi bendim. Ve bizdik. Bendim, bizdik. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın uydu o çekirdekti. O çekirdekte ben vardım ve bütün eflak, mahlukat nuru e, Nur-u Muhammedi vasıtasıyla ki ondaki temesulat aynada ben ben vardım Nur-u Muhammedi'de e insandan yaratılmış. İnsan meclisi. Onun için insan kainat Kur'an'ının bak kainat Kur'an'ının ayeti kübrası ve ayeti kürsisidir. Yani asıldır, fatihasıdır. İnsan kainatın hem fatihasıdır diyor. Hem evelidir, hem ahiridir. İnsan kainatın hem zahirisidir, hem batinisidir. Bunu kim söylüyor? Latife-i insaniyenin inkışafı ile ben insanım. Yani en Allah ben Allah'ım denilen o sistemdeki sistemin sendeki aktifiyle ben insanım. İnsan olmanın farkındalığının ifadesidir. Kadere iman. Ben insanım. Seçilmişim. Şimdi Bir şey Şu da abi, ya, ya bendeki problem işte anlamında, ya. bendeki sorun anlamında dile getireceğim. Şimdi ben bunları kendi kafamda hülasa ettiğim zaman ben nasıl muhittim olamıyorum, olmamalıyım diye bakıyorum. Mesela, ben bu, ne dedi? Muhittim. Muhittim, he. Şimdi insandaki hali diyorsunuz ya. Vahdet, ehadiyet, vahiyet ve vataniyetin dışında ben abi. Onların hiçbiri ben değilim aslında. Ben diyorum. Benim açılımım sanki ama aslında onların hiçbiri ben değilim. Dışındayım. Onların dışında olmak. Bunu olabilir. fark edinim ben. Evet. İşte işte burada Muhittin o tehlikesi olabiliyor abi. Evet. Şimdi bu her şeyin dışında olunca ben bir yaratılana bir de yaratan var. Başka bir şey yok. Aradaki farkı da e, Adem'i sırf, işte bizim Adem'i sırfı bir anlayabilsek demek ya sana. abi. Evet. Şimdi bu arkasında im derken üniversite diploması var diye ortaokul e, diploması ortadan kalkmıyor. E, ortadan kalkmıyor. Ben okuyayım gene. 234. İrade ruhsal güçtür dedik. Tamam? Buradan atlıyorum. Kalpteki latife insani noktalı virgül. Kendisinin insan olduğunu bilen bir sistemdir. Bu ders biraz önceki 10-15 dakika ben insanım işte en Allah işte onun insandaki aktifliği. Hani Kur'an'da bilmana ben Allah'ım en Allah insan da ben insanım şuurunun urunun yani yani ile bilincinin latife insaniyede latife insan yani kapte var olan latife insaniye bunu sana bildiriyor. Ben insanım. Burada peki cüz ihtiyari böyle bir terkten dolan bir cümle. Terk, terk de alıyor. Çünkü mesela insan olduğu için terk edebiliyor. Mesela siz bir köpeği, bir sığırı aç yemini terk ettiğini gördünüz mü? İhtiyarıyla. Terk edemez. Köpek aç iken kemiği, sığır aç otunu terk edemez. Tamam abiler, tamam şey yapmayın. Ee, terk edemez. Niye terk edemez? Hayvan olduğu için. Hayvandır. İnsan ihtiyaçtır, muhtaçtır. Elini kolunu bağlayan yoktur. Oruç gibi. Terk edebiliyor. Çünkü insandır. Bu sistem meleklerde de yok. Bu sistem ağacın gıdaya ihtiyacı varsa elementi alır, onda da yok. Bu sistem şeyde yok, kainatta yok, meleklerde yok, en yani zıtlar yok. Bu sistem insanda var. Şiddetli ihtiyacım olacak ve açım ama alamam, İçmem. Bu sistem yani. Bu Terk ve tecerüt insana mahsustur. Terk günahların vücuduna, terk te, te, tecerüt seyiden, sıyrılmak. Ee, o iç, içerideki o dayatmalar var ya, de, ver, ve şunu yap. Böyle tam bir fırsattır. Ahlak var ya böyle suizan, gıybet, bilmem ne. Yani ahlakı sufliyeden kurtulmanın yolu tecerüt sisteminin aktifliğiyle olur. Bu insan içinden geçtiği halde demeyecek, yapmayacak. Bu tecerrüt. Günahlardan işte kaçma tecerrüt değil, terktir. Yani birisi tövbe, birisi istiğfarı aktif ediyor. Tamam. İşte ben insanım diyebilmek bir sahiplenmek olduğu gibi ben bunu yapamam, ihtiyacım olduğu kadar, ben alamam, yiyemem, hayır. Olduğu halde terk edebilmek bu da insana mahsustur. Bir daha tekrar ediyorum. Hani Musa Aleyhisselam dedi ya Kur'an'da var. Ya Rab kulların seni soruyorlar bana. E, Rabbin kim? Allah da diyor ki en Allah. Ben Allah. İşte insanda ben insanım. E, şey yapan kader kader şuurunun aktifliğiyle kalpteki latife insaniyenin inkişafıyla ile Barla 263'te söyler. Latife insani orada çok güzel şey yapıyor. Başka Latife-i İnsaniye Haşr Risalesi'nin 11. hakikatında 11 sıfatıyla anlatıyor. Haşr Risalesi'nin 11. hakikatının içinde başında 11 sıfatıyla Latife-i İnsaniyenin inkışa şeyini madde madde yazıyor. O Latife-i İnsaniyenin inkışafı nispetinde farkındalığı ile işte kader, hali ve vicdanidir anlattım onu. Hal şudur. Vicdan, şey, vicdanı da budur. İkisinin cemi bu farkındalığı doğuruyor. Bu farkındalık kalpteki latife insaniyi inkişaf ettiriyor ve ben insanım. Allah'ın ben ben Allah'ım. Peki sana ne getiriyor? Allah Allah olduğunu bilmekten ve Allah'a mahsus olan lezzet-i mukaddesesi. Ben Allah'ım. Allah Allah olduğunu biliyor. Allah Allah olduğunu bilmekten ve Allah'a mahsus olan, hiç kimse de olamayacak olan e, lezzet-i 284 mektubatta lezzet-i Aynı onun ziddiyet noktasındaki insandaki karşılığı ben insanım. Yani ben camidat, ben hiçlikte değilim. Varlık sahnesine çıktım. 24. mektup. Hiçlikte kalmadım. Camit olmadım. Nebat olmadım. Hayvan olmadım. Melek olmadım insan oldum. Bu farkındalığın e, ha ifadesi bu nedir? E, latife insaniye e, farkındalık o kader. Ben insanım. Hali ve vicdan. Hali anlattım abiler. Hali, hal nedir? Vicdanı da nedir? İkisini noktayı iltisakı insanda. Latife-i kalpteki, latife-i insanın ile eylemsel hali ben insanım peki nedir? Terk ve tecerrüt. Bunun karşısı dua ve fiil. Terk ve tecerrüt ikidir. Dua ve fiil. Aktif oluyor. Kendimi de burada belirleyebilmem için de cüz ihtiyarı ve günahlarla ancak kendimi Evet. Bak şimdi terk ve tecerrüt, aktifli, dua ve fiil. Ubudiyet. Dua ile, ubudiyetle. Ne ile? Şöyle. Şöyle abiler, terk, tecerut, hangisi dua, hangisi e, ibadet? Terk yani fiil Tert fiil. nedir? İbadet. Fiildir, ibadet. Bu, Bu dua. Yani ikisinin ubudiyettir. Yani ikisi ubudiyettir. Yani terk ve tecerut, Terklerle ancak bunu yapabilirsin. Tecerrütlerle dua yapabilirsin. Bunu da nasıl tersi olur? Tövbe, istiğfar. Yani mesela töbe neydi? Günahların vücuduna. Yani arıtma tesisi İstanbul Belediyesi'nin arıtma tesisi gibi. Tece, Tecerrut neydi? Şey istiğfar neydi? İstiğfar. Ee, kusuru derut etmek şu. İnsan fıtratı sonsuzdur. Ee, ama 63 sene, 70 sene, 200 sene bir ömür biçilmiş. Ömür biçilmiş. Bu kalma müddetine ömür deniliyor dünyada. Kalma müddetine ömür teriz şekline de ecel denilir. Ee, ama ben nihayetsiz ola, olabilme şeylerim var, istidadım var. Sonsuz. Hat konulmamış istidadına. Sonsuz olabilme e, istidadımın olamadığımı görüyorum. Olduğumla olamadıklarımı görüyorum. Bir daha olduklarımla olamadıklarımı görüyorum. Olduk, olduklarımla olamadıklarımın şuuruyla o niye olamadım öyle olabilme o olamadıklarıma dönüşebilme sistemin adı istifardır <laughs> marifetike bu terk ve tecerrut e, fiil yani bu böyle gidiyor Ustad ikisini de kullanıyor mesela bunun adı ubudiyettir ubudiyet e, mesela ibadet vefat edince biter Ubudiyet bitmez çünkü kulluktur yani. Şimdi bu e, bu sistemin aktifliğiyle kaptaki latife insaniye kendisinde insan olduğunu bilen sistemdir. Hani Kur'an'da bilmana ben Allah'ım en Allah insanda da ben insanım şuurunun latife insaniyesini şuur latife insaniye aktif ediyor. <laughs> Latife insanı aktif olunca ben insanım ve yani o anda kaletimi yazmışım ama ya Rabbi ben insanım ne demek yani ma'atab ilahiyim diyebilmek kadar büyük nimeti ben bilmiyor ben insanım ben insanım bakın abiler ben insanım ma'atab ilahiyim Allah'ın dışında bütün yaratılan celali, cemali ve kemali bütün alemlerin hulase-i camiasıyım. Ben insanım diye bilmek var ya. İnsan. Ey insan. Ey insan. İnsanlığın bil yoksa camit hayvan olma ihtimalim var. Abi burada şu ana kadar anlattıklarınızda imtihan henüz yok değil mi? Yok. Yok öyle bir şey yok. yok. İmtihan niçin biliyor musun? Bunun arkasındadır. Evet. Ee, sana bir vazife veriliyor, sen bir fabrikada birisin vazife veriyorsun. Benim değil. Ben maaş karşılığında vazife yapacağım. Bak bir daha. Patron, ee, maaş karşılığında bu iş yapacağım. Ee, bu niçin imtihan değil? Bu din bana emaneten verilmiş, dini yaşa denmemiş. Bu din benim. Bu yani Allah bana bunu yap, Sebep vereceğim, cennet vereceğim. Öyle bir şey yok. Dinin sahibi benim. Bu benim. Fıtratı asliyemdir. Ben e, birisine çalışmıyorum. Ben bana çalışıyorum. Demek bu ders. Bu fabrika benimdir. Kendisi olup da o vazifeyi şuuruyla, yapanla maaş karşılığında o işi yapan bir oğlum. İşte cennettir, rizailahidir. ilahidir. Şu tesbihi çekersem sebaptır. Ona bahsetmiyoruz. Din hayatın hayatıdır. Hayatın hayatıdır. Yani bu bana verilmiş bu vazifeyle vazifeliyim. Ben burada bir ücret mukabiline çalış Öyle bir şey yok. Din benimdir. Benim. Ben, ben, sahibi benim. Dün dinin fıtrat hastiyem, şeriatı fıtriyem. Öyle diyor. Fıtratı nedir? O? Şeceri hilkatin insandaki montalanışı okumuştuk. Emri tekmini, ayatı tekmini ve evameri tekmini diye geçiyor. Ayatı de A, eylemsel, E, yazılım. Bunların cemi işte ben bu dinin Benim ya din bu Benim demektir Yani vazife bir şeye uğruna çalışmak değil Onun sebebi ilk önce öyle denmesi Oğlum bisiklet alacağım sana Kur'an açık Babanın gayesi bu Gaye hedefi Kur'an bisiklet vesile Ama çocuğun gayesine Hedef bisiklet Kur'an vesile İbadet de ubudiyet böyle İşte mensubiyetiyle bir an yaşamak var ya. Evet. Bir an. İşte bu ben dine çalışmıyorum. Ben şuna buna çalışmıyorum. Ben beni inşa ediyorum. Ben benim. Sebap için, cennet için değil. Bana bütün bütün menettiriliyordu diyor Ustad. 96'da. Bana bütün bütün terk Azaptan ve cehennemde kurtulmana, cennete ve işte mukavat almaya sakın ha. Ama yapmadım. Olsun. Yaptıktan sonra düzelmek bir şey değil. O bana ait. Sen imamsın. Sen daha önce tokat yiyeceksin. Niye bana bunlar reva görülüyordu? Ben böyle bir şey yapmadım. Olsun. Bana bütün bütün terk ettiriliyor. Yani cennettir, ahirettir. O, o ruhtur ki e, ce, cesedim cehennemde yansa birkaç kişinin imanın kurtulmasına vesile olmuşsam Ruhum gül gülistan olur. Ruhu bu yani. Adam bunu anlamıyor ki. Biz dine çalışmıyoruz kardeşim. Biz bizi inşa ediyoruz. Biz bizi yaşıyoruz. Biz din hayatın hayatın. Ne demek biliyor musun hayatın? Hayat çıksa ben neyim? Bu ne hayat çıksa ne olur? Düşünen kafa, gören göz, işiten kulak, yürüyen, tefekkür eden, hayatı soluyan, iklimleri yaşayan her şey yok olur. Hayat senden çıkarsa ne olursa din çıkarsa sende de o olur. Din hayatın hayatı demek. Hayat senden çıkarsa ne oluyorsa din senden yok olursa bu olur. Ne hayvanı ya? Hiçbir şey olmaz. O zaman ben bir şeye çalışmıyor. Ben ilk çocukken iyi ki Kur'an'a çıktık bisiklet için. Şimdi bisiklet ne kadar ba nazarımızda basit değil mi? Kur'an'a çıkmak ne kadar acayip. Hala bu derslere aşağıki derse burada olmaz da katılmış, senerce katılmış, Kur'an okumayı bilmiyor. Niye bilmiyor aşağıda? Bilmek istemediği için. iman ettiği kitabı, iman ettiği kitaba 10 dakika videolarla Kur'an okumayı öğrenmeye girse, he, yani her gün 10 dakika girse, Kur'an'ı çıkmaz mı? Niye bilmiyor? Bilmek istemiyor kardeşim. Ka kal almıyor ki. Hiç. Kur'an Kur'an bilmeye ben hiç özür kabul etmiyorum. Nasıl etmesin kardeşim? Her gün saatlerce YouTube'larda dolaşıyorsun. 10 dakika girsen o cana da yanında yani. Aşağıya geleceksin, derse geleceksin. İman ettiğin kitabı sana diyecekler ki kabirde. Kitabın neydi? Kabirde biz telkin verirken söylüyoruz. Kitabım Kur'an, kıblem Kabe, peygamberim şu. İman, sen kitabın neydi Kur'an? Al bakalım gel. Bir satır oku. Bilmiyorum. Senelerden beri dünyada kaldın. Buna muhatap olayım diye. İman ettiğin kitap okumayı bilmiyorsun. İngilizceyi biliyorsun. Eksiti biliyorsun. Ama onu bilmiyorsun. Nasıl bilmiyorsun? Ve insan diye yaşıyorsun. Bu cumartesi dersine gelenlere söylüyorum. Burada zaten yok. Burada olsa zaten muhatabımız da değildir ya. Ben hiç Kur'an okumayı bilmeyeni muhatap almıyorum ya. Ciddi diyorum. Olamaz ki. Olamaz. Olamaz. Şu Dima dersine bunları dinleyecek de Kur'an okuyor. Olamaz ya. Ne işi var zaten burada? Edebi kademe sonra hafız olmayanları alınca. Kur'an, Kur'an okumadı, Kur'an okumadı, yaşamadı kardeş. Ben size söylüyorum, siz bana reddedin lütfen eğer uymuyorsa. Her gün 10 dakika videoya girse ve öğrenmek isterse Allah aşkına siz söyleyin. Ben Kur'an öğreneceğim dese mali imamına veya yakındaki dershaneye gitse. Yak bir, bir ayda öğrenemez mi Gafur? Allah'ınızı sersin. Siz söyle. Öğrenemez mi? Peki niye öğrenmiyor sence? İstemiyor. Peki bu istemeyene ben bu lafımı az değil mi? Sen ne işin var burada Kur'an okumayı bilmiyorsun? Ya işte benim halam. Oğlum dedi. O halam 96 yaşında vefat etti. Ne dünya okumamasını bilmiyor. Biz dedi köyde jandarma dolaşırdı Alevişan Şahin. Alevileri Kalan. Ondan sonra bir tanıyor. Sonra babaannem dedi ki biz Merze'de bile annem şey yapmazdı. Merze'de hayvanların içerisinde ses oluyor Kur'an öğreniyor. Merze'de ne şey o kadar korkutulmuş, bastırılmış. Benim halam kaç yaşında öğrendi ya? 70 Yet, o 70 küsürdü 96. Çünkü 30 defa hatmettim dedi. 96'ya kadar koy. Her gün okuduğu aldı. Oluyor. Zeytinburnu'nda bir abi vardı hatırladın mı? Tatar'a Ahmet amca, abi. Tatar. 50 küsür defa ben şahidim bitirdim dedi. 70 küsür yaşında, 75 yaşında Kur'an'a çıktı ve 50 defa Kur'an'ı hatmetmiş ve vefat etmiş. Ben kabul edemem yani. Bir Müslüman şuurlu Türkiye'de yaşayacak, böyle yerleri bilecek. Kur'an okumayı bilmiyor. Niye bilmiyorsun? Olmaz. Böyle bir şey kabul edilmesi çok zor. Devam ediyorum. Hafız amca bizim burada biliyorum diyenlerin hiçbirini... Olsun, olsun sen <laughs> okuyorsun ya. <laughs> Çünkü o, o hafız değil, o reis değil, o hafızdır. Reistir, reisi kuradır. Ha, aramızda o farz-ı kifayedir. Öyle olamaz. Farz-ı kifayedir. Cenaze namazı gibidir. O olması lazım. Reis. Kur'an'ı okuyacaksın kardeşim. Gidi soruyor bana. Abi ben defterden Yunanistan'da şimdi çocuk da ilk defa. Bak ilk defa. O, Osman öyle değil mi? Pis 17 sene ilaç kullanıyor. 22. 22, bak. Ben mubala bazı misaller verince korkuyorum. Zannediyorlar ki Hasan abi bir şey mubala ediyor. Ben 17 22. Ne dedi? Ben dedi o Latin şey diye, yani o harflerle okusam olur mu? Şimdi çıkana kadar idare et. Hatta dedim Ayn, Z örnek verdim mi? Çıkmaz. O zaman annen okusun. Ama hemen çık. Hemen çıkacağım. İlk ders. Bunu soruyor. ihtiyaç hissediyor. Bunu bu okusam diyor. Evet devam ediyorum. Vicdan ise abiler bir daha okuyayım. Ben insanım. Yani muhatap ilahiyim diyebilmek kadar büyük nimeti bilmiyorum en kesif, en camidir, sırrını anlayan latifedir. Allah'ın zıddiyet noktasında en karşıtı cennet değildir, esir değildir, enerji değildir, atomdur, cismaniyettir, e, cesettir. Allah en, en cami, en zıt, en kesif, en camidir. Allah'a en güzel ayna, en cami olan, en zıt olan cismaniyettir. Bunun sin kıymetini bilmek lazım. Allah arkadaşlar Allah rızası için hep hemen ama her derste söylüyorum. Şu bedenin hayatını dünyada bulunmanın kıymetini bir dakikada yoksa bilin kıymetini ya. Yani. Vallahi bambaşka bir boyut ya. Yani. Evet, evet. Sıf akıl değil. Beden, beden, beden. akıldır. Abim ilk önce beden. Şu alemi şahadet. En kesin dört tane e, tevhidin delili üç tanedir diyor. Su gibidir, hava gibidir, nur gibidir. Hani şey unsur bir toprak, su, hava, nur. En en cami Allah'a gösteren hangisidir bu unsurlardan? Toprak. toprak. En kesiftir. En fazla esmayı gösteriyor. Onun bizdeki. Yani şu. Eğer bu beden olmasa ben insanım diyemem akıl müstakil mücerredat olsa yani soyutlanmış olsa cismaniyetten sıyrılmış bir paket olsa enerji yani ruhlar alemindeki ruhumuz gibi olsa orada niye durmadı ha o mücerredat deniliyor yani soyuttur somut dönüşmemiş burada bunun kıymetini bilmek lazım çünkü en cami en kesiftir en Allah'ın zıttı cismaniyettedir onun için cismaniyettir, cismaniyettir, cismaniyettir başlıyor. Bilmek lazım böyle. Çok böyle kaliteli bir hayata geldik. Daha var mı bu sözün? Cennetten, cennetten bunun için geldik bu aleme ki bu cismaniyeti bilelim diye. Cennette olsaydık bunu bir görmeyecektik. Bu asfalt deyip geçme, bu yol deyip geçme, kuşlar, bulutlar başka bir şey bu. Değil mi? Cennetten onun için geldik bunu göreyim diye. Cennetten onun için geldik. Buradan cennete gitmek için gelmedik. Hı. Cennetten bunun için geldik. En cami muhatap ilahi olayım diye. Cismaniyete mazar olalım diye geldik. Bir bir olmaz. Dima da olmaz. O da latif. Cismaniyettir. Bu bilemezsin. Bu başka bir şey ya. Yani. En en evet. En zıttı gösteriyor acizim, zayıfım. şey, acizim Allah'ın kudretine, kudretine ama adam gururuyla bastırıyor. Ee, aslında acizliğini gururuyla, zayıflığını kibriyle. Aslında en zayıfım, mahlukat en zayıf kimdir? İnsandır. Soğuk sıcaktan etkilenmeyen melekler. Ve mesela gözlükler de yok, şey de yok, sığır. Ölümde imanı İmanı kaza, kazanma ve kaybetme davası yok. Hayvan. Camit öyle yok. Ama insan hepsinin derdiyle dertlenmiş. Meleklerin derdi de bizde. Hayvanın derdi de aynı bizde. Camidatın da bizde. var her şey bizde. En aciz, en zayıf. Ama en ali, en külli. En muhit, en mutlak, en hadsiz, en nihayetsiz insan. Sistem böyle. Bu işte bu, bu konuşulanı fark eden latife insaniyedir. Evet. Devam ediyorum. Vicdan ise dedik. Bir daha şu şey yapayım. En kesif, en camidir. Sırrını anlayan latife, latife insaniyedir. Ama inkişaf etmemişse ne yapacaksın? Vicdan ise peki latife insaniye ile vicdan konuşursak. Vicdan ise varlığının şuurunu verendir. Vicdan inkişaf ettikçe bu dünyada bulunmanın kıymetini bilir. Kendisini telef etmez çöplükte harcamaz bu fıtratı. Yani bu cihazlarla, bu servetlerle o alınmaz. Bu alınmaz. Yani bunu kim fark ediyor? Şuur. Şuur kimdir? Vicdanın inkişafı nispetindedir. Vicdan ne kadar inkişaf ederse, şuur o kadar inkişaf etmiş. Şuuru ne kadar inkişaf etmişse, o nispette hayatı tanımlar. Yani farkındalığı olur. O kadar arttırır. Öyle ufak şeylerle meşgul olmaz. Kavgası büyük olur. Büyük adamın kavgası büyüktür. Düşmanı büyüktür. Hedefi büyüktür. Hakkı hukuku dayı kısmen küçüklerden geçse bile yani bununla meşgul olup meşgul olmaz yani. Bırakır. Vicdan sanki ahla, ahlak irade yani ahlakın iradesi vicdan. İnsani ümitli yaşama yani insan İnsan kendisi ümitli yaşama sevincine vesile olandır vicdan. Yani vicdan öyle bir sistem ki Allah ve ahirette ümitli yaşama sistemidir vicdan. Allah ve ahirette en bahtiyar insan kimdir? Allah ve ahiretle ümitli yaşayandır. O nasıl anlarız onu? Vicdaniyatın kışafı nispetindedir. İrade vicdandan beslenirken ihtiyar da akıldan beslenir. Vicdan Vicdan nedir peki? Vicdanı nasıl besleyeceğiz abiler? Yani tesbihler, şunla, bunlar birinci derecede değil. Ee, vicdan şairlerden beslenir. Şairlerden. Vicdanın alt veri tabanı var ya irade. İrade, zihin, his, latife rabbani. Bunları en çok dışarıda kim besler yani kim de gözüktür? Şairlerden gözükür. Cenab-ı Hak da Celle Celalu kainatta ilmiyle dimada Cenab-ı Hak da bak ilmiyle dimamızda kudretiyle vücudumuzda iradesiyle de Cenab-ı Hak vicdanımızda zatiyle de iman vasıtasıyla kalbimizdedir. Ben sığmadım kainata zatı bakımdan. Beni seven müminin kalbine sığdım. Kainatta Cenab-ı Hak ilim, irade ve kudretiyle vardır zatı ile insanda vardır. Çünkü peki insan kainatın içinde, içinde olanın içinde bulunuyor da insanın dışında kainattan... için bulunuyor. Çünkü insanda mekansız bir mekan var da onda. Allah zatı ile mekanda olamaz. Insanda mekansız bir mekan var ki zatı ile oradadır. Ee, i̇lmi ile dimada, kudreti ile vücutta, ilmi ile orada, kudretiyle, iradesiyle de vicdanda, zatiyle imanda. Dört tane saydım. İlmiyle Allah dimada, e, ee, iradesiyle vicdanda, kudretiyle vücutta, cismaniyette, zatiyle imanda. Allah Allah. İman vasıtasıyla kalbinde. Evet. İman vasıtasıyla de kalbinde e, ee, vası kalbinde. Kainat iki nokta arşın altından arşın altından alemi şadet içine alandır biliyoruz. Allah Celle Celalu ilmi irade ve kudretiyle kainatta zatı ile insanda hislerin zihnini kontrol eden irade olduğu gibi iradeyi de kontrol eden vicdandır. Vicdan içsel kontrol mekanizması olduğu gibi Karşının vicdanlı da ölçen bir birimdir. İçsel sistemimizi kontrol eden deme, yapma ayıptır, yakışma sölen. Bunu bize yaptıran iç kontrolümüzü e, denetim yapan, kontrol altına alan vicdandır, vicdandır. Bak demek ki vicdan içsel kontrolümüzü yapan olduğu gibi aynı zamanda karşının vicdanlı ve vicdansız olduğunu anlar sizi herkes anlamaz. Çünkü karşılığı yok onda. Yani gelen hakikatler diyor 536 sözlerde şeydi diyor o istidatları ve kabiletleri inkişaf etmediği için gelen hakikat hakikatta olsa abesiyeti mutlakaya inkılap eder. Hiçbir şey anlamaz. Onun için işinize bakın. Meşgul olmayın. Allah çoğa bakmıyor tek bir tane olsa yetiyor. Tek bir tane Nur Muhammed'i tek bu mevzuları konuşsak ki Barla'da geçiyor. Bir iki kişi, bir iki dakika, bir iki kişi bakın. Bir iki dakika Rabbini görüp gösterse, sevip sevdirse, bir araya gelseler öyle mi abiler? Biliyorsunuz orayı. Ne yapar? Allah bunlarla övünüyor. Melekleri diyor ki görüyor musun? Hatta o melekler Yukarıdaki melekler diyor, yerdeki melekleri müekkelere gıpta ederler. Sizin üzerinizde böyle insanlar var. Böyle insanlar var. Hiç bakmayacaksınız sağa sola. Bu aletlerinizin bozulmaması için bu gözünüzü bir tanesini kör, kulağınız bir tane sağır ederek medyadan uzak duracaksınız. Medya aşağıda o kadar diyemiyorum. O kadar dedim. Biraz anlattım. İren Bağlı. Bağlar'ın kendisidir. Eğer biz İran bağlarını e, onaylarsak kimdi bu yapan? Şeddat. Şeddat'ı onaylamak bu sanal dünyayı onaylamak. Ee, İran bağları neydi? Her şeyin en güzeli. Her şey senin. Her şeyden istifade et. Ama çıkınca hiçbir şey senin değil. En kazı da sende kaldı gitti. İran bağları böyledir. E, Şeddat'ı onaylarsan Ondan sonra her şey sana sunulur. Ama her şey senindir. Çıktığınızda hiçbir şey senin değildir. Ve bu Hud suresindedir. Allah Resulü Şeybettin suretin Hud. Hud suresi beni yaşlandırdı. Sebebi takmanı arttır, ilmini arttır, istikametini de arttır dediği için demedi. Dedi ki istikametini de arttır da demiyor. İstikametini koru. Fes takim Hangi sure? Hud suresi. Aynı Ohud suresi ustad birinci şuaya koyuyor. Nazm-ı mani itibariyle bakın. Risale-i Nur talebeleri kabre imanlı girerler. İmansız girmezler inşallah. Hangi sureden çıkartıyor bu müjdeyi? Aynı sureden çıkartıyor. O zaman İrem Bağları'na girmeyeceksin diyor. Girmeyeceksin. İrem Bağları ücretsizdir. Girebilirsin. Şu şeddatın. İrem Bağları'na her şey istifade. Ediyor. En güzel kızlar orada. En güzel delikanları oldu. Her şeyin Hatta gece olmuyormuş. Bak sanal dünyanın gecesi var mı? İnternetin gecesi var mı? Tatili var mı? İrem bağların gecesi yokmuş. Öyle bir şey diyor. Kur'an'da kurulmadı diyor yeryüzüne öyle şey. Öyle mi Abdurrahman? Yaratılmadı. Şehir, yaratılmadı. yaratılmadı. diyor. Yani öyle bir madde koymuş ki bulmuş ki şimdi bili, biliniyor. Nasıl? Sana ya, yaratılmadı. Ha bak ne diyor? Yaratılmadı diyor. <laughs> Gece olmuyormuş. Ve oraya hasta yokmuş. Yaşlı yokmuş. Kötülüm yokmuş. Yani insanları rahatsız edecek hiçbir şey yok. Herkes sana hizmet ediyor. Herkese hizmet ediyoruz. Her şey senin. Hiçbir şey senin değil. Yeter ki şedat onayla. Ama şedat onaylamak hutur reddetmek anlamına geliyor. Çünkü o, onu şöyle yapmış. Onu Kur'an'ı yapmış. Ey, ey Hud senin Rabbin semanın Rabbi'yken ben de yeryüzünün Rabbiyim. Aa ben Rabbimi burada gösteririm. Rabbimi onaylayın. Anlamındaydı zaten o. Tamam. Evet. Bu bu o bak niçin kurmuş adam? Niye bedava yapıyor? O semanın Rabbi ise ben yeryüzünün Rabbiyim. Rabbimi göstereceğim diyor. Rabbin diyor cennete neler vaat etti? Aa ben de yaptım diyor. Bu bunlarda küreselcilerde küreselciler de biz de yeryüzünün sahibiyiz. Rabbi de biziz. Sahibi de biziz. Ne istiyorsunuz? Rabbi neyi vaat etti? Aha ben ben size de vaat ediyorum. Yeter ki beni onayla gir. Her şey senin. Ama hiçbir şey senin değil. Sanal gerçeklikle his de vermeye çalışıyorlar abi. De evet. Dokunma hissi falan filan. Kibir <laughs> <Oryosini gülüyor> abi? Yeryüzünde, yeryüzünde ilk işlenen, ilk işlenen enfusik, kebair kibirdir. Kibirlendi diyor Allah. Kibirlendi hasetler sonra. Kibir. Devam ediyorum. Şunu şuraya kadar gireyim ondan sonra keseceğim. Allah ilmi, irade ve kudretiyle kainatta zatıyla insanda hislerin hislerini zihnini kontrol eden irade olduğu gibi iradeyi de kontrol eden vicdandır. Vicdan içsel kontrol mekanizması olduğu gibi karşının da vicdanını da ölçen bir birimdir. Çoğu alimlere göre, bilerek söylüyorum ki İmam Azam'dan aldım. Fıkıh Ekber'den aldım bu cümleyi ama kendime göre cümle kurdum. Şu anda söyleyeceğim cümleyi. Çoğu alimlere göre ki İmam Azam söylüyor. 0-6 yaş arası e, çocuk sistemi ciddi ortaya çıkıyor. Sabit disk oluyor. Halk disk yazılımı budur. 0-6 yaş arası. Merak ettim ne oluyor? Bir insan mezarda A, babası amcası gömülürken telefonla oynayabiliyor. Böyle derslerde telefonla oynayabiliyor. Derslere böyle ha yapabiliyor. Yani hiç endişe etmiyor. Ölüm bile, sekerat bile, morka götürsen bile hiçbir şey etkilememesinin sebebini söyleyeceğim. Suçluluk hissi duyulmamasının sebebi İmam Azam diyor ki 0-6 yaş arasında gelişmediği için. 0-6 yaş arasında e, karakter geliyor. Abdurrahman vallahi içimden gelerek vicdanımla sana ve kendimi söylüyorum. Senin anne babanı tanıyorum. Benim de biliyorum. Bize anne babamızın en iyi iyiliği çok şükür o e, yaşantıları 0-6 yaş arasında sabit karakterimiz oluşturdular. O namazda oluşları mesela ben televizyonları 0-6 yaşında görmemem yani hiç görmedim. 0-6 yaş arası fıkıh ı Ekbere bakın. E, sabit karakter Ondan sonra e, rem oluyor. Yani geçici bir hafıza. Öyle mi? Oluyor. Zor ya. Anne baba yani bazılarını da dokunacak. Ne yapayım yani ben dokunacak diye şey değil. 0-6 yaş arası sıfır aslı karakter oluyor. Buna e, imbisat deniliyor. Sonra ona ekleme inkişaf olur. Adam mezarlıkta da şeyde de bu kadar ders anlatıyorsun. E, veya şey yapıyorsun. Adam, he, he, he Çünkü 0-6 yaş duman olmuş. Peki söylüyorum acımasız cümlemi. Kardeşim Allah rızası için ve en azından bu sesimi ula duyan. Ey kadın bari 6 sene çalışma doğu hamile kaldığın günle. Çünkü o zaman sıfır derken sıfır anne kanda doğum ramu madere düştüğünü kabul ediyor. Doğum değil ha. Sıfır demek bir yaş, bir altı demedim. Ramu maderden altı seneye kadar çalışma. Yani niçin? Kreşte çocuğuna sanal ana uydurma. Sanal baba koyma ona. Ona ana sen ol. Baba da sen ol. Kreşe verme. Verme o evladını. Baba da sen ol. Ana da sen ol. Sakın işe gidip de Çocuğun onun bunun eline paçavra verme. O Allah'ın sana emaneti. Ondan daha büyük bir şey yoktur. Paraya değişme. Akıllı ol. Bu dünya bitiyor. Yani rahm-ı madere düştü. Doğum demedim. Doğum olsa bir altı diyecektim. Öyle diyor. Rahm-ı madere anne karnındayken ne okuyor? Ne seyrediyor? Ne yiyor? Ne dinliyor? Ona karakter oluyor. Kürtajı yapanları, şapınlar çekti dedim, dedim onu bizzat çekti. Adamlar çekmiş. Çocuğu kesmeye atılınca makas. Çocuk tam cedere kadar kaçıyor ve böyle yapıyor. Ya. Böyle yapıyor. Bu kurtajla aynı bir katildir der. Hiç hiçbir istisnasız İslam aliminin fetva verdiği yoktur katildir. Bu maddi katil. Rama madeli düştü. 6 yaşına kadar onun bunun eline veren o da manevi katildir. Kaynağı fıkıl ekber. Suçluluk hissi duyulmamasının sebebi 0-6 yaş arasında gelişmediği içindir. Ondandır ki vicdanen rahat insanlar dünyanın en bahtiyar cenneti macel yaşayan insanlardır. Gizli işlediği suçun vicdan azabından kurtulmak için cezai müeyyideleri kabul ederler. Rutbe-i Şamiye'den aldım. Mesela 7 sene geçmiş. Adam öldürmüş vesaire iş yapmış. zine yapmış hiç kimse şöyle. Kimse bilmiyor. Onu yakar 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 cezası varsa eğer adam öldürmüşse gidip teslim oluyor. Dedi ya ben cezamı ver. Veya işte mektup yazıyor bana. Yani şunun cezası isim isim yok. Elle yazmamış belli olmamız anladım. Yazmış, çekmiş bir yerden göndermiş. Diyor ki şu cez önemli değil. Şu cez, şu suçun cezası dünyada var mı diyor. Bana kimi uygulayabilir? Bunun sebebi vicdaniyattan kaynaklanıyor. Vicdan inkişaf etmiş. <laughs> Hasan abicim... E, bir derste demiştiniz ki Zeytinburnu'nda yani böyle 25. kare olmuş herhalde fırından çıkmıyor. Böyle hesap veriyorsunuz, veriyorsunuz da, hani tamam 51 sevap, 49 günah. Tamam cenneti hak ettin ama bir 49 günah var ya. Yani hep gözümde tövbe estağfurullah o canlanıyor. Vicdan beni sanki ruhiyeti daha masraf kılıyor ama Allah Celle Celaluhu'nun e, siması şu şekilde. <laughs> Yaptım yani bunu Hatta diyecek ki işte o, o metinleri Arapçasını okuyarak söylerdi. Diyecek ki kimseyi görmüyor. Fasık-ı değilsin. Fasık-ı Günahı alelen bir mezitmiş gibi anlatan. Onun da günah alelen anlatılacak. Hususi günahlar hususi. Diyecek ki bana hususi. Hasan. Tamam cennetlisin. Bak ben sana bunları 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 verdim. Evet ya. Ama sen de böyle yaptın. Tam ceza vermiyorum ama yakıştı mı ya? Yani? Şöyle desem Gafur, abdest Bu dersin hürmetine elimi de koydum. Allah'a yemin ederim duyan Allah'a şu anda gören Allah, a. Sen benim günahıma bilsem var ya ben yerin dibine girerim gene Öyle değil mi? Günahlarımızı bilsek birbirimizi bilsek girer. Peki bu Allah. Tamam o peki bunu niye yapıyor dedim Rüştü abi. Evet 49 günah. Yüzde 51 sevap gideceksin. E bu bu pislik nasıl temizlenecek? Haşirde vicdani bir ameliyatı var derdi. Böyle bunu yaparak Allah vicdanını yakacak. Bu yanma o günahtan temizlenmeye sebepmiş. Günah ne demek temizlenir? Olmaz mı? Ademi olduğu için vücuda dönüştürüyormuş. Bir daha eee cehennem kime çalışıyor? Adem alemleri. Adem nereye çalışıyor? Vücut alemlerine. Şimdi Ademe Arkadaşlar yani günahlar Adem'e çalışıyor ya. Peki cezaları nedir? Vücuda dönüştürmektir. Tövbe o sistem gibi. Tövbe nedir? Tövbe mesela diyelim ki oruç şey oruç tutmadık. Namaz kılmadık. 10 20 yaşında şu şimdi kaza yapıyoruz. O günlerdeki yemek, yediğin yemek, nefes aldıkların yaşantı nedir? Adem'dir. Adem'e mal olur. Kaza namazını kılarsan o Adem'i vücuda dönüştürüyorsun. Adem alemleri de böyle çalışıyor. Şualarda söyle, Adem alemleri vücut alemlerine çalışıyor diyor. Subhanallah, Subhanallah derken vücut alemleri elhamdülillah, elhamdülillah der. Kemalat alemleri Allahu Ekber der diyor. Tamam mı? Şimdi Adem alemleri o günahı tövbe edince ne oluyor? Adem'den vücuda dönüştürüyorsun. Daha ölmeden bak bu işimiz geç, e, iş işten geçmedi. Zinanın, içkinin, kumarın, adam öldürmenin şunu. Bu Adem'dir. Ama vücuda dönüştürebilirsin. Daha ölmeden bunu tövbe yapacağım. Diyor ki Kur'an'da mealen söylüyorum. İşlenen bir günah? bir daha ona dönülmeyecek şekilde tövbe yaparsan onu üzerime alıyorum diyor. Ya. <laughs> Tımaz ya. Yani bunun üzerime alıyorum. Bu ne demek? O dönülmemek nasıl tövbesi? Adem'i vücuda dönüştürme sistemidir. Tövbe. E, i̇stikbali de e, olmamış kainatın yaratılmamış Hazreti Muhammed'i aleyhissalatü yapmamış duasını yapmış gibi e, önceden kabul edip kainatı ve kendisini yaratan Allah bu sistemin adı istiğfardır. Olmamış kainatı yaratılmamış Hazreti Muhammed'in yaratılmamış duasını aleyhissalatü vesselamın duasını yapmış gibi Risale'de geçiyor. On, o duasını önceden bilmiş kabul etmiş nurunu ve kainatı yaratmış bu sistemin bizdeki adı istifadır. Tövbe değildir. İstifadır. Yani risalece nurculukça ne demektir? E, İştirak-ı amal-i eden şahsi manevi var ya şahsi manevi mazi değil, istikbal değil, kuzey değil, güney değil, dünya değil, ahiret değil. Şahsi manevi canlı ve ruhludur. Mazi ve müstakbeli yoktur. Peki benim geçmişim var mı? Olduğu gibi geleceğim de vardır. Gelecek Hasan vardır, geçmiş Hasan vardır. Ben 5 yaşındayken gelecekteki bugünkü Hasan, 5 yaşındaki Hasan'a yardım etmiş. Onun adıdır. Şahsi manevinin azaları hükmündeyiz. Yardım ediyoruz. Hissi kalbel vuku diyor. Ee, Osman'ın 48 sene e, hali, 48 sene sonra 3 yaşındaki Osman'a yardım etmiş. Geçmiş neredeyse gelecek de oradadır. Gelecek vardır. Geçmiş kada kesindir. İmam-ı Mubin'dir. Ve alemi kainatın, şeceri hilkatın içindedir İmam-ı Mubin. Mazi ve mustakbel oradadır. İnsan bile bunun arkasındadır Nur-u Muhammed'i. E. Gelecekteki ben, geçmişimdeki çocukken yardım ediyordu. Peki şimdi çocukluğumdaki kusurlarıma e, dua göndermek, şey yapmak. Bunun o duadı nedir? Tö yaptığımız e, tövbeler, ademi şeyler vücuda dönüştürüyor. Müslüman hiçbir şey kaybetmiyor. Döndüğü anda Ademler bile vücuda dönüyor. Daha ilerisi küfür iman ediyor. Günah, günah, bir şey değil ki küfrün karşısında. Kafir. Ben çok rastladım Almanya'da. La ilahe illallah onu derken simasını görecektiniz. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derken onu bir görseniz yani. Mesela Allah selamet versin. Ee, tebli cemaatın arkadaşlar vasıtasıyla son soruları varmış. Onlar epey halletmişler adamı. Ondan sonra e, Yalçın vasıtasıyla otele getirdiler. Rus bu. E, Almanya'da e, yüksek lisans yapıyor. Uçağın iniş takımlarını yüksek lisansını yapıyor. O tebli cemaatiyle tanışıyor mühendislerle. Onlarla şey yapıyor. Sonra benimsi şey, bu soruların cevabını biz veremeyiz ama gelecek bu dedi. Neyse biz beklediler. Otele getirdiler. Oteldeydim. Schweinfurt'taydım. Yalçındır diyorum. Bak söylüyor. Adamı getirdiler. Sorular sordu, sorular sordu. Soru, sordu iki üç tane. Bir tane, iki tane şey yok daha kalmadı dedi. Ben Müslüman olmak istiyorum dedi. Ondan sonra onun o otelde cebinden çıkarttı ama çıkarana kadar adam kelime şahit getirdi. La ilahe. Onu görecektiniz. Niçin bunu söylüyorum? Günahın Adem'in vücuda dönüşmesi gene bir şey değil bu. Esas bu. Küfrün imana dönüşümündeki Adem'in vücuda dönüşmesine şahit olacak. O, o anda başka bir şey. Dedi, o anda ne dedim biliyor musun içimde? Ya Rabbi şu anda şu anda hasıl olan senin Allah'lık hakikatının taayyünün hürmetine Müslümanları, nur talebeleri ve bizi affet evet. dedi. Amin. Her şeyde diyorum bunu. İşte Müslümanları nur talebelerini ve bizimle hareket eden kardeşleri Allah'ım affeyle. O makbul şey. Çok şükür. Şurayı bitireyim de esas metine de geçiyorum. İster kalsın buradan. Ee, ama şu 0-6 yaşı bitireyim. Ondandır ki vicdanen rahat insanlar dünyanın en bahtiyar cenneti muaceli yaşayan insanlardır. Peşin yaşıyorlar. Gazal İmam-ı Rabbani öyle diyor. Avam'ın diyor ahirette beklediği hayatı havas vicdanında dünyada yaşar diyor. Gizli işlediği suçun vicdanı azabından kurtulmak için cezai müeyyedeleri kabul ederler diyor ustad. Günahlar vicdanı işlevsiz hale getirir. Haramın şiddeti ile de vicdanın kuvveti orantılıdır. Yani yani haram ne kadar işlenmişse vicdan o kadar zayıftır. Fiildeki durumu nedir? 5 TL bulsan almazsın. Fakat 5000 TL bulsan vicdanını zorlayabilir. Sana her an sana her ne kadar fetva verseler de diyor bilmana peygamberimizin hadisi. Sana her ne kadar fetva verseler de bir kere de kalbine kalbinden fetva al demiş Aleyhisselatü vesselam efendimiz. Hem yine demiş ki bilmana hani işkilendiren şeyi bırak seni işkilendiren şeyi bırak işkilendirmeyene geç. Çünkü doğruluk kalbin ısındığı ve sükun bulduğu şeydir. Ee, yalan da devam ediyor hadis bir mana. Yalan da kalbe ızdırap ve darlık veren şeydir. Kalbim darlanmış. Yalanı bırak. Fiili ve lafsi yani bırak. Bir de okuyorum bilmana. mana. Bir diyor ki sana her ne kadar fetva verseler de bir kere de kalbinden fetva al ve gene buyurmuşlar ki seni İşkillendiren şeyi bırak, işkillendirmeyene geç. Çünkü doğruluk kalbin ısındığı ve sükun bulduğu şeydir. Yalan da kalbe ızdırap ve darlık veren şeydir. Nefsini tahriş edip seni rahat bırakmayan şeyi terk et buyurdular. Burada bırakıyorum. İnşallah haftaya sağsak ısındırmayı buradan devam ederiz. <laughs> da ya. Evet şimdi <gülüyor> 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 evet. ama bazen ısındırmalar ısındırmak içindir bazı derslerde ısındırmak içindir şeyde hiç alakasız bir şeyde sonra da düşündüm mesela 97 96 sözlerde aile hayatı ki şey o zaman indik o dersi ne yaptık? Onu al anlamış değilim. Ee, şimdi arkadaşlar ben hemen o daha önce yaptığımız emri tekvini 266. sayfada söyledi ders yaptık. Ben hatırlatıyorum. 266'da emri tekvini eee İlim, irade, kudreti ve emri tazamun ediyor. Ee, emir, emri ilahi, irade, emri rabbani demiştik hatırlarsınız. İlim emrezeliydi. İlleti tamme şey ta, illeti tamme emri tekvini, illeti tammesiz evamiri tekviniyedir diye. Bunu konuşmayacağız. He, yapıldığı şey emri tekvini demek kudret ve iradeyi tazamun ediyor ve bitti. Bunu koyuyoruz. Hatırlatma makamında iyiydi. Şimdi sevgili arkadaşlar ikinci kağıdıma. Ha, orada da baktığımız şey şuydu. İradenin suretini konuştuk. Kanuniyetini, hakikatini da konuşmuşuz. Başka ne konuştuk? Kudret bir avuç toprağa her birini gitmesine misaldı. 19. mektupta dostladığımız gösteriyor. Ağacı yanına çağırmasına misalmış. 280. sayfada ee, ...okuduk. Üçüncü başka okuduğumuz... ...ruh hangi sıfatlarla yapılmış... ...onu 279. sayfada... E, ...yaklaşık 11 tane sıfat... ...hücudu harici giydirilmiş... ...kanun emridir diye saydık. Onu da konuştuk. Şimdi konuşmadığımız yer... ...282. Oradan başlıyorum. Herhalde onu da... E, ...daha önce ders yaptık... ...ama geçen hafta konuşmadık. Onu hatırlatma bakımından söylüyorum. İradeden gelen şer'i tekvini, e, şer'i tekvini iradeden geliyormuş. Subutu sıfattan geliyor. Şer'i tekvini ne demektir? Kanunlardır, namuslardır, kainatı idare ediyor. i̇rade büyük insanda yani kainatta, Allah'ın iradesi büyük insan olan kainatta şeri tekbini yani kanunlar ve namuslar olarak tecelli ediyor. Kanun evrenseldir, namus hususidir. Elmaya ait 2000 küsür tane cins vardır. Bu kanundur misal. Benim bahçedeki elma ve namustur. İnsanların yaratılışı istidat itibariyle kanundur. Ama ben benim namustur. Küçük küçük kainat olan insanda irade nedir? Evamiri tekviniye yani ihtiyaç, ihtiyaç, incizap ve meyil olarak kendisini gösterir irade. Ee, bir 500 e, 529 e, muydu? 29. Ee, sözde insanda kalbinde meyil olur. Meyil iki iki katına muzaf olursa ihtiyaç olur. E, mail iki katına çıkarsa ihtiyaç olur. İhtiyaç iki katına iştiyak olur. İki, o da iki katına olur. İncizap olur. İkiye katlana katlana gidiyor. insan Kat da insanda mail çıkıyor. Onu şöyle misal vermiştik. Dağda arı duru böyle bir su çıkar. Ama inene kadar otlardan, madenlerden, taşlardan vesaire geçince oradaki alüoyallar yani madenleri alarak üzerine katlı için suyun tadını değiştiriyor. Yani Aynı bunun gibi dağın tepesinden çıkan arı duru suya misal meyildir. Kapten çıkar, kaynağı oradandır. Ama o muzaf olursa ihtiyaç olur. İhtiyaç. O da muzaf olunca ihtiyaç olur. O da şey yaparız. Konuşmuşuz bunları. Sonra incizap olur. İnci olur. Bendeki Ve, irade bir tekviniyedir. Her? Bendeki irade evanimin tekviniyedir. Tekvini evet. Evamiri tekviniye. Küçük insanda evamiri tekviniyedir. Nedir o, de o demek? İradetiş. yani bunu tamam da evamiri tekviniye de öyle mutlak bıraktı. Şöyle geçiyor demişti hatırlarsınız. İradeden gelen evamiri tekviniye. Evamiri tekviniyeden gelen mail ihtiyaç, iştiyat, incizat diye böyle çizmiştik. Onu da geçiyorum abiler, sevgili kardeşlerim. Sayfa 282'de aynı yerde irade kainatta İrade kainatta e, konuştuk. E, i̇rade kainatta şer'i tekvinidir. İrade insanda ev, evameli tekviniyedir. Yani külla buna e, bazıları soruyor. E, bakayım kim? kim Davut'tu. He, Davut mu sordu? Birisi sordu. Veya Osman. Emri tekviniye çalışacağız. Nasıl çalışalım? E, Emir bilmeden, tekvini bilmeden ev, ikisinin cemi olan terkibi bilemezsiniz. Temel çalışma yöntemini söylüyorum. Emri tekvini terkiptir. Üç tane haldır. Üçünü bileceksin. Bir, emiri bileceksin. Emire çalışacaksın. Tekvine çalışacaksın. Terkibe çalışacaksın. Sonra insanda, şey, kainatta ve insanda göreceksin. Böyledir. Çalışma yöntemi böyle geçiyor. Yani emri tekvini insanda mesela irade evamiri tekvini Evameli tekvini insanda nasıldır? E, mail, meyil, ihtiyaç, iştiyak, incizap. Kainatta nasıl oluyor? O emri tekvindir. Bizde evameli tekvinedir. Emri tekvini, evameli tekvini. Emri tekvini de ikiye ayrılır demiştik. hatırlar. İlleti tamelli, illeti tamiz. İlleti tamme demek ilim, irade, kudret bir araya gelirse mahluk olur. Yani vücudu hariciye dönmüş hali. Şu ağaç illeti tammelidir. Emri tekvininin ağaçtır artık. Ola Olmamış olması ne dönemez. Mahluktur. Ee, ama meyvesindeki çekirdek o e, e, eva emri tekvininin illeti tammesizidir. Yani daha yazılımdır. İlleti tamme, illeti tammesizlik. Nerede geçer? 467 sözlerde, kader isalesinde lüzum, vücub, zaruret ortaya girip irade ref etsin. Yani mahluk olduktan sonra ağaç oldu şimdi. Olmamış haline, e, hani yok olmuş haline gelebilir ama vücuda geldikten sonra gelmemiş olma haline gelemez. O zaman irade ref olurdu. Yani. O zaman Kur'an ona teklif etse ki yapma. Yapılmış bir kere. Yapmamış haline geçemez. Onun için insan illeti tammeli değildir der. <laughs> i̇lleti tamı yani istediği bir şey hemen olup verse bak istediği bir şey hemen olu verse pişman olmak bir işe yaramazdı. Olmuş bir kere. Ama bir şey insan ister, zamanla geçer, pişman olur, dönebilir. Bir daha illeti tamı ile illeti tammesiz. Ne kader e, şey illeti tamme oluyor? <laughs> Eğer arkadaşlar Kur'an bunu yapma dese. Nerede hangi vücuda söylüyor? Senin düşüncede, meylinde, ihtiyacında, ihtiyacında ve incizabında. Sana diyor ki meyline bunu isteme. İstemalin var. Dönebilir miyim? Dönebilirim. İstemem. Ben mesela diyelim ki bugün dersten şu anda kalkıp gidebilir misiniz? Giderizsin tabii. Var mı bu? Var tabii. Ama diyor ki kader, Kur'an, Kur'an diyor orada. Yapma. Bu şerdir. Bu teklif uygundur. Yani isteğim var ama illeti tammeli değil. İlleti tam olsa istediğim şeye dönüşmüşüm. Sonra pişmanlık dönüşmeme haline gelemeyeceğimden Kur'an ona teklif etmesi bir işe yaramaz. Artık Kaderin ruhundan bahsediyor. <laughs> Etmiş artık. Olmamış hali yapamazsın. Buna illeti tamme. Ee, eğer meyil illeti tammeli olmadığı için diyor lem yecit ma lem yucet. Bir şey vacip olsa artık o e, mahluk olur diyor orada sağ tarafta, aşağıda o mahluk olur. Ma, mahluk ma, olmuş. Yücid, ma he? Ma lem yucet. Ha, ma lem yecit lem yucet. Bir şey vacip olursa tam şey vacip olursa ya yani mahluk olursa İrade artık ona şey Kur'an teklif etmez. E olmuş. Olmuş artık şey. Ama vücudu ilimler olursa, ilmi vücutlar olursa meylettin işte söylüyorum ya. Meylettin ama o anda şerdir der. Mesela ona da misal veriyor. Hırsıza. Diyor ki hırsıza diyor utbe Şamiye'de 77'de bizde birisi diyor hırsıza elini şey yaptığı zaman meylettiği zaman meyil kullanıyor. Meylettiği zaman hemen şeri tekvini hatırına gelir hırsızın elini kes. Gelir o şeyde o meylanı kırılır diyor. Ha o zaman Kur'an diyor ki şerdir, yapma ve işe yarar, mantıklıdır, teklif ediliyor. Dönebilirsin. Ama yaptın. Mesela diyelim ki ben bunu içtim. Şimdi diyor ki içme. İçtim. Teklif malavıtak olur. Mantıksız olur. Ama şu anda içme. Tamam, içmiyor. Ama şu anda Vacip oldu. Olmuş mahluk oldu. Yapma Kur'an. Buna Kur'an yapma demez. Buna tövbe et der. Gidilecek cennetle gidecek. Anladım o kaderi. Gidecek cennet diye iradeye tahammül müdür? Yani şey, irade tahammülü müdür? Cennet tabii vücutalcısı var tabii. Olan tabii tabii mahluktur. Her şeyi düşündüğün anda o oldu. Ol zaten oluyor. Şu an zaten evet. O zaman Adem Aleyhisselam'ın çıktığı cennet öteki evinde. Evet şeydeki e, -selam. Evet yani fıt şeyi. Orada tövbe var, fırsatı var o cennette. O tövbenin tövbesi buradadır. O tövbenin orada o, onun buradadır. De, deruhte etti. Yani içinde cennetin kendisi illeti tamme vahluktur. Ama Adem Aleyhisselam'ın iç, içselliği ben kendi nefsime zulmettim. Şeytan beni sen azdırdın demek. Onlar illeti tammezisdir. O zaman vücuda gelmemiş hal. Yani tövbe etti ya kusuru deruhte etti. Yanlış yaptım o illeti tammez. Cennetin kendisi illeti tammezlidir. Cennette olsaydı tövbe edemeyecekti. Yani üstüne geldi ki tövbe edebildi mi? Yani e, tövbe derken e, bizim oradaki e, tekliften sonra girilen cennet olmadığı için bizim bu kazanımlardan sonra olsa orada et Ama oradan gelişteki darus selam. Buradan gidiş ayrıdır. bir şey, e, bir mu? Yani... Ee, şey diyor. Ya, usta... bile yani şey oluyor. <laughs> Mesela diyelim ki ustad için diyor ki tarih çayette hayalini bile doğru kullanmış. Onun şu zararı var. Şeri bir cezası yoktur. Şeri düşünmenin. Şöyle bir cezası yok ama hayra meylin azalıyor. Şefkin kırılıyor. Olması muhtemel olan istidatların o meylen, meyillerinden dolayı kabilet olmuyor. O zarar oluyor. Ceza görüyorsun. Ceza nasıl görüyorsun? O mesela diyelim ki gece yatsaydın bugünkü derse gelirdin erken. Tamam. Ve isteseydin Allah halk ederdi. Mesela bir tanesi dedi, abi derse gelemedim. Neredesin dedi. Mesela şu can, canlı yayındakileri de söylüyorum. Şu canlı yayındaki kardeşler hiç bu derse gelmemiş. Yanıp tutuşuyorum diyenin fiili böyle olmadığını biraz kendisini aldattığını söyleyeyim. Akrabanın düğünü olsa İstanbul'da bugün. Akrabanın cenazesi olsa gelir miydin, gelmez miydin? Bu senin düğünündü, bu senin cenazendir. Kendini aldatma. Ben benden söylemesi. Düğün olsa gelir miydin, gelmez miydin? Bu aldatma kardeş kendini. Gelir miydi? Düğün akrabanın. Yeğenin düğün var. Cenazesi var mı? Ay, var. Ay, ay. E senelerden beri dima dersine yanıp tutuşuyorum diyorsun. Bunlar fiilen yalandır. Kendini aldatma. Yani o seviyede istek yalandır. Kendisi komple değil. Çok istiyorum. Çok istemiyorsun. İstiyorsun. Kardeş sana hayatın verdiği değil düğüne gel. Kim'in düğününe kendi düğününe gel. Eften püften beğen, be, sebeplerle düğünü terk edebiliyor musun? Ya ne der ya kardeşim? Ya işte bu eylemde gösteriyorum <laughs> sorunu. Anladın mı? O meyli var. Meyli söyledim ki çarpıcı olsun. Yani bilin kardeşim, ben bunu rüyada gördüm. Ben bu ortamı rüyada gördüm. Ondan sonra bu Arnavut köyü gördüm. Anlatayım böyle. Arnavut köyü gördüm. Aynı böyleyiz. Arnavut köyü gördüm. Anlatmıştım adam. Abdurrahman hatırlar mısın? Bahçe de dahil korunaklı. Bahçenin dışı şundan daha karanlık biraz da kahverenkli. Fokur fokur kaynıyor ama ateş değil. İnsanların sırf balık sudan çıkar ya kafası da böyle şey yapar. Nefes almaya çalışıyor. Fakat Sessiz bir cehennem, ses cehennemiymiş. Bir daha. Ses duymuyorum, bakıyorum, bakıyoruz. Ses cehennemiymiş. Yani hatırıma geldi, ben hiçbir şey duymuyor. Eğer duysan ortadan kalkardın deniliyor. Yok olurdun. Şöyle düşün, hatırıma geldi. Doğuştan ben ölünceye kadar duyduğum küfür... Duyduğun olumsuz hakaret, kızmalar, yani ses adına ne olumsuzluklar bana benim başımda geçeni bana yüklense ne olurdum bir anda motorum yanar. Bu bir. Bütün dünyada vuku bulmuş bütün olumsuz sözler hepsi toplanmış aynı anda onun içinde o kahveni oluşturmuş. Ses cehennemiymiş. Böyle yapıyorlar. Ondan sonra bahçeye, aynı bahçe yeşil duruyor. Bahçe duruyor. Oraya kadar. Hepsi buradayız. Lima <laughs> grubu. Karşımda iki kişi var. Herkese hitap ederken o ikisi söylüyorum. söylüyor. Bilin ki, şöyle de yapayım. Bilin ki Allah elinizden almasın. Görüyor musunuz diyorum. Buradakiler siz diyorsunuz ki, abi ne, ne görüyoruz? Ya görmüyor musunuz? Ses cehennemine baksana. Siz böyle insan deşit alır ya görseniz o. falan. Yok gayet yok abi ya. Allah Allah diyorum. Demek hikmet ilahi var dedim. Böyle o kadar neşelisiniz. O kadar gülüyorsunuz şu an. Böyle rahat. O kadar rahat aklı. Ya kardeşim bilin ki düşmeyesiniz. Etrafımız her taraf sarılmış. Ama bazen bu binada o sanki o etraf her taraf o sular altında. Bazen bina hiç şey yapmadan böyle bazen gidip geliyor. Ama bahçesi de dahil. Böyle o da sanacak gibi biraz keyif veriyor böyle. Giriyor, hissettiriyor bize. Bak. Sonra diyorum Fesuban Allah. Yani o herkesin yorumunu kendisine bırakıyorum. Yani cemiyet hayatıdır diyor Barla'da bu aynı cehennem hayatı. Bu ce, cehennem içinde cennet herhalde bu olsa gerek. Yani olumsuzluklar içerisinde vicdanı bir hayatı yaşayanlar cenneti yaşadıkları gibi jipte cebi para dolu bütün imkanlara rağmen vicdanı azap çekenin de cehennemi yaşaması, varlık içinde yokluk yaşaması bu da cehennemi bir varlıktır. Yani çok tuhaftır. Afrika insanları yokun varını yaşıyorlar. Biz ise jipte, parada Varın yokluğunu yaşıyoruz. Yokun varını yaşadıkları için çok mutlular. Hiç şey yok. Derdim ne benim ya? Jipte, cebimde para var. Her şeyim var. Niye mutlu değilim kardeşim? Niye değilim ya sorar mı? Neyin eksiğim var arkadaş? Dersim var. bu Gelecek imkanım var. Ee, niçin mutlu değilim? Niçin kendime sahiplenmiyorum? Yani... Biraz önce dersin biraz ısınmasında ne vardı? Biz cennete çalışmıyoruz. Biz mükafata çalışmıyoruz. Biz bisiklet için Kur'an'ı vesile yapmayız. O çocuk kafalar yapar. Bisiklet almak için babasından Kur'an'a çıkıyor. Babanın gayesi ama aynı şeyde temerküz ediyor. İki zıt düşünce aynı fiilde. Babanın gayesi Kur'an'a çık bisiklet vereceğim. Biz Kur'an Kur'an gibi yani Cennet için çalışmıyoruz. Biz mükafat için çalışmıyoruz. Biz bize çalışıyoruz. Biz bizi inşa ediyoruz. Biz. Birisi bize bu vazifeyi verdi de yapmıyoruz. Ben kendi işimi yapıyorum. Di ben birisinin dinine çalışmıyor. Kendi dinime çalışıyorum. Bu benim. Fıtratımdır. Aslım benim. Ben çalışmıyorum birisinin dinine. Dinime çalışıyorum. Benimdir bu. Benim fıtratımdır. Benim yani. Fıtratı asliyemdir. Fıtratı şeriatımdır. Ben beni inşa ediyor. Ben benim. Bir yere gitmeyeceğim. Bir yere de çalışmıyor. Kendim mi Ben benim. Dinimdir. Din hayatın hayatı bu. Ben benim. Ben ben olmak için gelmiş. Bir yerde bir şey almak için değil. Cennete gitmek için buraya gelinmez. O, o için gelenler gelmiştir. Cennete gitmek için dünyaya gelenler cennete gidecektir. Biz Cennete gitmek için buraya gelmemişiz. Ve Allama Adam esma külleha ben ben olmak için gelmişim. Sureten İslam taklidi yapmak. E, şey. Tabi tabi takdir. Tabi şey tabi tabi. Yani bu üç seviye. Yani onlar Kur'an rahmetenil alemin yüzde seksen diyor. Kur'an cennet gösteriliyor, Vaat ediliyor, bu hayat söylüyor. Dünya hayatı değil bunu gösteriyor. çünkü rahmeten lil alemin olduğu için. Rahme, merhametlerine merhameti olan Allah bu dersler hepsi muhatap olamayacağından avama Kur'an cenneti gaye gösteriyor. Ama yüzde sekseni bu. Yüzde yirmisine cenneti gaye göstermiyor. Yani bazılarımıza bin altın vermiş vermiş. Evet. Şimdi devam ediyorum. Kainatın kanunları ve namusları bir tamamıya insanda evameli tekmine olarak görünüyor. Ee, bunu konuştuk. Şimdi konuşmuş olduk. Geçiyoruz abiler. 283'e sayfaya. Orada neyi hatırladı? Daha önce olmuş, çizilmiş. Şurada. Çizilmiş, hatırlatmak bakımda. Emri tekvininden bahsediyor. Emri tekvini şurada abiler. Şurada. Emri tekminin ilim, emir, irade ve kudreti tazamun ettiğini hatırlatma. Daha önce yapmıştık. Daha önceki derslerde. Onu da hatırlatsın dedik. Ondan sonra. Sonra 290'a geçiyorum. 290'da. Bu emri tekminin zorlu, tazamun ettiği yer neredeydi abi kaynakta? Altta. 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 Abim şurada. Kaynak, kaynak. kaynak şeyde. Kaynak, sözler 729, mektubat 478. Ee, bunun, bak sıfat irade gelen tekvini Oraya bu şeyler işlenmişti. Ee, evet, orada da var. Tamam, ben şimdi atlayan atlayan seçtim size. Arkadaşlar şu anda şeyi okuyacağız. 290'a baktırıyorum size. 290'da da... <laughs> Okumuşuz ama hatırlatmak babından. Ne var burada? E, niyetler Niyetler. Beni ben yapandır. Niyet nedir? E, şu abiler. Niye? Meylanlar. Me meylanlar. Bak üstte. Şurada ve bu cümleyi okuyacağım. Daha önce okuduk. Hatırlatma. Meylanlar. Fıtrat yalan söylememesi. Meylani nüvüf. Ben sümbülleneceğim. Meyve vereceğim. Meylani hayat piliç olacağım. Meyla, meylani incimat fazla yer tutacağım. Aşağı iniyorum. Yani nihayetsiz benler var ya. Yani istidat bakımından nihayetsiz olabilme ihtimalim var. Sonsuz. Sonsuz zata muhatap olayım diye istidadım sonsuz. Ama dönüşmüş haline kabiliyet denilir. İstidat mutlaktır. Kabiliyet muayyendir. Yani herkes alim olmaya, doktor olmaya, mühendis olmaya istidadı vardır. Ama herkes marangoz olmaya, doktor olmaya, alim olmaya kabiliyeti yoktur. Ama yazılım itibariyle böyledir. Her çekirdekten ağaç çıkmıyor ama çıkan ağaçlar çekirdekten çıkıyor. Şimdi o zaman nedir? Nihayetsiz benler içinde benim ben olmasını istemesi, tercih etmesi meylan. Meylan söylüyorum. Nihayetsiz benler. Ben, 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 her şey, her model olabilir. Nihayetsiz ihtimal. Uydurukçasıyla olasılıklar. içinde. benim ben olmamı, benim ben olmamı, yani bu kadar işin içinde ben, ben olacağım. Yani abi demişti bana, abi ben e, sizden olsam, dur orada dedi. Daha söylettirmedi girsene. O ki ben, sen olacaksın. Seni ben, niye yarattı dedi. Sen sen ol, ben de ben olayım. dedi. Allah Allah çok tuhaf ya. Ben sizden olsam deme. Çünkü sen sen ol. O ki sen ben olacaktın. Beni niye arattı? Ben benim, sen sensin, o odur. Yok. Çok tuhaf. Mutefekir Nurcular böyle oluyor. Nihayetsiz benler içinde benim ben olmasını istemesi, tercih etmesi ne kim bu? İçsel enfusi alemlerde nihayetsiz benler içinde ben ben olmasını tercih eden iradeymiş. Tercih değil, nihayetsizlikler içerisinde. <laughs> evet. Yani Mutlaka eğer o daha önceki derste şu. Haricen şu mu o mu bu mu? Ha kaç tane? Şu o bu. Ama muayyendir o. Ona bağlısın. İstidat nihayetsiz olduğu için nihayetsize bakıyor. Nihayetsizliği içinde ben ben olacağım. Ben benim diyen ben şey ben ben olacağım irade ben benim ilim. Dönüşen kudrettir. Bir daha Osman sana lazım. Ben benim ilim. Ben ben olacağım irade. Ben ben dönüşmüşüm kudret. Ben benim ilim. Ben ben olacağım irade. Çünkü ilim e, dönüşmektir, olmakta olandır. İlim, yani ilmin süreci ben benim. Çünkü şeydi tasdik denilen ilim diyor, ilim'i tasdik söylüyor şu İlim denilen tasdik. Ben benim ilim, ben ben olacağım irade. Ben ben oldum kudret. Ama çok tuhaftır Kur'an ki kelam. Dördünü tazamun ediyor. 430 sözlerde ilim, irade, kudreti tazamun eden kelam-ı ilahi. Üçünün. Ha, emir, emiri de tazamun ediyor. latifliklerde Kelam-ı ilahi ilim, emir, kudret ve e, şey, ilim, irade, kudret ve emri tazamun ediyor. Kelam. Daha önce de konuştum. Böyle tuhaftır. Kelam-ı ilahi ile vahiy ilahi sakın ha karıştırmayın. Farklıdır. Kelam-ı ilahi, subutu sıfattan nefi i mafıza, vahiy ilahi lef-i mahfuzda alem-i şehadetteki sürecin adıdır. Oraya bir tamam yayınmış. Oradan buradan perde pey gelmesi. Oradan le kelam ilahi lef-i mahfuza Oraya inmiş. Oradan peyder pey gelmesi ihtiyaca şartları şey. O vahiydir. Vahiy ile kelam ilahi böyle. Şimdi bunu da geçiyorum. Meylan 290 dedik. Ee, tamam. Şeriatı fıtriye 292'de. Abiler şeriatı fıtriye e, ben ben olacağım. Din hayatın hayatı şu. Şeriatı fıtriye demek meyil, ihtiyaç, işte ark, bunların cemine Evameli tekmini deniliyor. Alemi irade ile insanı kelam ile acaba aralarında ne benzerlik var diye ondan sonra çalışmışız. Kelam diman sonucu irade vicdanın sonucu gözüküyor. Yani kelam, e, insanın ağzından çıkan kelam, dimanı besleyen vahye e, şey yapıyor. Kelam onun sonucudur. E, muhatap çünkü akla muhatap olmuş kelam ilahi. Vahiy yani. Kelam ilahi değil vahiy. Akla hitap etmiş. E, vahiy ilahi ise kalbe. E, vahiy şey kelam ilahi kalbe Kelam, şey ise, ee, vahi ise dimağ, irade vicdanın sonucudur. Ne kadar iraden güçlüdür, vicdanın kadar. İrade vicdanın sonucudur, kelam dimağın sonucudur. Devam ediyorum. Sor. Benim kalbimden dimağıma Kur'anı getiren, Kur'anı getiren benim ilahım mıdır? Benim Cebrail'im midir? Yani bu lef-i mahfuz lef mahfuza geliyor ya abi. Peki ilah, Rab malik ne fark var? Ezber yapma. Malik, melekelerimiz malik olduklarımız Değil mi? malik olduklarımız melekelerimiz Alem-i şahadette melaike, bizde melekeler. Eylemde işte malik olduğumuz mülklerimiz. Melikin naz. Kulazı bir naz. Kainattaki Allah'ın yönetimi bizdeki kainattaki bizdeki yönetim ruhun yönetimi. İlah hevanın zıttıdır. İyi ki heva var. Heva ilahlıktır. Yani Ademi mutlak adeta. Ademi mutlak yoktur ama kafasızın kafasında vardır. Ademi sırf Allah ilimden çıkarttı. İlimden hiç yarattı içtikten. Yarattı. Bu Ademi sırf. Adem ise vücud ilmiye perde olmuş ünvan. Üç tane Adem. Ademi sırf. Ademi mutlak. Bunlar e, sıralıyorum. Adem. ilmin vücutsuz vücudu. Yani sinema perdesi gibi. Perdedir ama örten değil açandır. Adem hariç taraf. Evet. Adem hariç. Adem harici. Adem sırf adem mutlak. Evet. Adem hariç ama adem harici demiyor. Diye için ben o metnini söylüyorum. Adem ise fiştikten ilimden yarattı. Böyle. Adem mutlak ise tekvinde Allah'a mesela şirk. Kainatta şirkin yeri yoktur. Ama kafasızın kafasında vardır. Evet. Gibi. Ha o zaman bu kainattaki yönetimi bizde Rab, Rabbin Nas, ruhubat bizdeki ruh da Melikinaz, meleke malik mülklerimiz ilah ise ilahlık iddia etme özelliğine sahibiz ilah olmak hevadan dolayı heva ilah şimdi bu ilah olmanın zıttı insanda ne yapıyor İman kabdedir. iman kabdedir. tamam mı? kalp dimada ne vardır itikat vardır dimada akıl vardır ama kalbin yanında bir vicdan var. Aklın aklıdır vicdan. Yani akla yön veren vicdandır. Yapma, etme. Keşke demeseydin. Keşke söylemeseydin. O vicdanın şey yapıyor. Yani dolayısıyla Cebrail deyince pergelini dimağa koyacaksın. Evet. İlahlık şey yapınca kalbin içinde ilah iddia eden e, mesela ben e, ilahım. Bu karun vesaire. O heva. Nerededir? Yersiz yerini söyleyeyim. Yeri yok. O kalbe yakın olan lüme-i şeytaniye denilen bir sistemsiz sistem hevanın mekansız mekanı o. Yok yani. Nasıl ki vicdan aklın aklıdır. Aklın oh, rehberidir, hocasıdır. Yapma, deme, akla yön veren tan tanımlayan hmm. vicdan olduğu gibi kalbe yakın olan lüme-i şeytaniye de o heva sureti dimada ilahlık iddia eder. Onun için e, vahiyinin e, dimada ama kelam ilahi kalpte. O Cebrail buraya geliyor. Cebrail bunun timsalidir yani. Burada Cebrail. Ya, buraya, evet. ilah oraya. Evet. Melikin naz. Melik, meleke, vicdaniyattır. Evet. Hulazı bir Rabbin naz. E, rububiyete. Tamam mı? Dima bakar. Evet. Yönetim, akıl yönetiyor. Melikin naz. Vicdana bakar meleke malik vicdaniyatımız ilahin naz kalbe bakar. Zaten emaneti bunları aldı. Üçü aldı. Üçü aldı. Çünkü üçünü dizgiye getiren vahye ki alıyor. Ben diyor dağlara indirdim. Allah Abes iş yapmaz. Abesle iştigal etmez. Abesle iştigal etmediği için abesle bizi iştigal ettirmez. Dağların neresine verecek şey emanet ki? Ne demek istiyor? Yani dağlara verdik kabul etmedi. Semalara verdik kabul etmedi öyle mi? Yeryüzüne verdik kabul etmedi. Kaldırmadı alamadı. Yani neresine verecek daha ya? Ben bir gittim daha. Kayalar var. Nesine verecek? Yani simge kulu. Evet. Dima. Dağdan kasıt. Dima'dır. Dima verildi vahyi. Kabul edemem dedi ya. Ben nasıl kaldıracağım? Akıl sıfır nasıl taşıyacak? Ee, zemine indirdik diyor. Kabul etmedi. Zemin kalptir. Ondan sonra o 15. sözde kalp olduğunu söylüyor zemin. Ee, onu ben tek başıma katlıyor diyor ki ben nasıl vahiy kaldıracağım? Sonra ruha verdik. Göklerde maksat. Gök, ruhtur gök. Ruha ver. O da ben kaldıramam dedi. Üçü bütünleşti. Hadi gel arkadaşlar. Omuz omuza verelim. Kulazı bin Rabbinas, Melikinas, ilaynas olalım. Ondan sonra bütünlenelim vahi ancak mı kaldırabilir? İnsan. Peki insan olduğumu ben insanım demek kim söylüyor? Vicdandakinin uyanması ile kalpteki latife insani. Allah ben Allah'ım demesinden ve Allah'a mahsus olan Allah'a has olan lezzet-i mukaddesesi gibi ben insanım demek onun lezzet-i mukaddesesini bende lezzet olarak gözüküyor. Sizinle mukabil bende lezzet gözüküyor. Lezzet enfusidir. Zevk mülttür. Yani afakidir. Bedensel, özel hayat, yemek, içmek, bedene taluk eden hepsi zevktir. Enfusi ise lezzettir. Lezzet mukaddesi. Yani içsel. Mesela diyelim ki tefekkürden lezzet alırsın. Ama le lezzet mukaddesi olmamakla beraber onun kokusunu tanımlayan, Cenab-ı Hakk'ın huzurudur. Yani hazır olduğu için bende huzur gözükmesi tefekkürden elde edilen lezzet gibi değil. Biraz böyle lahuti kokar kokusu. Yani böyle lezzeti mukaddese değil değil de değil işte. Çünkü o tayin ve teşahhus etmiş. Ben değilim. Onu diyecektim şimdi abi ya. 40 yıllık ömrümde 30 yıllık tahsil hayatımda diye hani diyor ya abi. Benim de şu acizane, şu Risale-i Nur'a muhatap olduğumu da demiyorum da, e, <laughs> dima derslerine katıldığımda beri, bendeki tek iki kelime var, ta ta'ayyum ve teşahuz. Evet. Bu her şeyi bitiriyor benim alemimde. Ve bunu diyor, ya kenabudu ve ya kenesteğinde ortaya çıkan sıfatlar üzerine bindirilen diyor, şualar dokuzda, ta'ayyum ve teşahuz. Evet. İşte, e, bu, e, bunu ben benim diye mesela huzur huzur oluyor ama e, huzurdan gelen huzurdan gelen lezzet var. İnsanda lezzet mukaddesi yok ama bak yok ama. Çekirdek ağaç değil ama aynadaki güneş güneş değil. Değil de değil ya. Huzurdan bir lezzeti mukaddese değil ama değil de değili söyleyeyim. E, Tayyüm ve teşehhüs. İşte o iki kelime bizi buradan kurtarıyor. Evet. Şey şey Öyle. kaçıyor yani. <laughs> Neydi abi? E, treni... ya abi eee kaçış rampası kaçış yani ben insanım diyebilme kolay mı çünkü insan olmaya geldik beşeriyetten sıyrılarak insan beşer zıtların cemiyidir zıtların cemiyidir oradan sıyrıldığımız kadar insan olacağız ama kendi başımıza yapamayız bunu. Rehbersiz olmaz. Peygamber takipçileri, yol arkadaşlarımız. Peygamber, takipçileri, ustad birbirimize yol arkadaşıyız. Yoldaşız. Yoldaşsız olmaz. Yoldaş da takipçileri ustad, takipçilerle de rehberi ekbel, muktedayı kül, Resul-i Ekrem aleyhissalatü <laughs> vesselam. Risalet. Risalete en, en risalet bir sistemdir. Risalet eee risalet sistemdir. En cami ayna olana nebi denilir. Şey resul denilir. Resul denir. Risalet sistemine en cami ayna olan zata resul denilir. O risalet sistemi herkeste ta tayyum ve teşehhüs ediyor. Devam ediyor. Cebraillik devam ediyor. Cebrail Aleyhisselam tekavü tahir olmamış. Emekli olmamış. Yani vahiy bitti diye o o sıfatı bitti. Ama bitti de değil. Ayetler can, ayetler dört sıfatı tazamun ediyor. İlim, irade, kudret, ve emri ve ayet hala tecelli ediyor. Trrrr. Manasını demiyorum. Her şey ile de, devam ediyor. Çünkü peygamber ölmemiştir. Peygamber, peygamber çürümemiştir. Peygamber nübüvveti bitmiş. Resulluğu devam ediyor. Evet, diridir değil mi? Evet. Diridir tabi. Ben bana geleni ben görürüm diyor. Allah hepimizi dimacıları şöyle Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrini ziyaret etmeye Allah nasip etsin de. Amin. Çünkü bana gelenin selamına mukabele ederim. Ve haşirde ona şefaat etmeye vacip olur. Diyor. Bunu abi bir netleştirelim artık. Yıllardır söylüyoruz. Yapmıyorsunuz. Yanaşmıyorsunuz. Çünkü paralarınızı kıyamıyorsunuz ama gezmeye her türlü kıyıyorsunuz. Hasan'ın ağzına getirmeyeceksin Hasan der. Ders bitti ha. mi demem beşeriyetim var. Bilmiyorum. Ama Niye düğüne de, geldiğiniz de, gibi diyorum ümreye yapalım. de gitmiyorsunuz. Yani kampı değil. Bir ümre yapalım. Ondan sonra şirkete de para vermiyorsun. Sırf uçak bileti veriyorsun. Vizeye gerek yok. Şey, yeşil pasaportu olana vize yok. öyle dedi. Ondan sonra Avrupa Schengen'i olana da almıyor. Şey almıyor. Vize demiyor. Vize parası almıyor. Ondan sonra şimdi giriyorsun o e, devletten reddetmiyor. Ne diyorsun? Hiç rehbere şirketi ihtiyacı yok. Neyse. Öyle dediler bana. Hadi bismillah. 290 konuştuk. Kelam ilim dedik 92. Bunu da bitirdik. Tamam mı abile? He. Lemalar 354 ama 187 diye para yukarıdan başlıyor. Okuyor. İnsan cüzi iradesiyle ve azıcık ilmiyle ve küçücük kudretiyle ve zahiri maliketiyle ve hanesini bina etmesiyle bu kainat ustasını diye devam ediyor. Gördünüz mü abi? Gördüm. He, bak şurada insan cüzi iradesiyle çok tuhaftır. Cüzi diyor. Ee, abiler, şu e, cüzi'nin kafasındaki nokta değil de takke koymasından, şapka yok, takke koymasından çıkan mayanayı göreceksiniz. Tamamen değiştiriyor. Eğer cüz'i nokta olsaydı bize ait olurdu. Bize ait cüz'i. Cüz'i olunca o ona ait ana ama bendeki aynadaki o. Yasin'in ilmi abi. Yani Kudret tahvilük etmiş, yani. <laughs> muannestirmiş onu. Öyle Şimdi cüzi var mı? Öyle iki tane cüzi yok külliyatta. O yani cüzi takkirlidir. Tek değil mi yani şu an? E bak Ama oraya. O, yok yani o öyle bir iki tane cüzi kelimesi yok külliyatta ben. Yani, Baktın mı? Yani bana yani öyle bir ayrım görmedim ben yani. Var mı siz yani oradan mı? Evet evet. O ondan oldu. Zaten yok. Bu kanunu başka yerden aldığın için burada da kullanıyorsun mesela insani yok hani mesela cüz'inin takkeli olmayan hali var mı cüzi var tabii Cüz Yazılışı, Cüz yazılışı da... zaten takkeliyse ha çünkü niçin yok iradenin takkeli çünkü tamamen bize ait değil yani bak şimdi bir daha zaten iradenin özelliği şudur insan hürriyeti nereden geliyor ne yaparsan yap Cebir kokar. Çünkü Allah yaratan, insan yaratılan. Yaratılan, yaratına hep eş, mut, nasıl hür, hür olacak? İşte e, la teşbih ve la temsil güneşe şemsezeli. Aynaya ruh de. Aynadaki güneşe ne diyoruz? Ne aindir, ne gayirdir. İşte bu aynadaki güneşe güneşi. Yani güneş gözüküyor, buraya ait gibi gözüküyor aynaya ama Burada güsken ona aittir. Ondandır ki kendisi de söyledi. İradede noktalı yok. Çünkü olmuyor. Ona ait olduğu için. Anladık mı orayı? Osmanım bir daha. Niçin yok noktalı? Çünkü irade hep ona ait tayin ve teşhüs ettiği için. Hani bu aynadaki güneş aynaya ait iken bu noktadır. Böyle bakarsan aynadaki güneş i nokta koy. Ama biz biliriz ki aynadaki güneş aynaya ait değil. Ona ait. O zaman onu tanımlamak için cüz i takke koyacaksın. Takke koydun mu orada ben gözükürken o. Tahmin ve teşahhus etmiş. Onun için irade böyledir. Ondandır ki iradeni, iradesini irade edersen iraden külli olur. Mesela ihtiyarda İ şey Osman'ım. öyle değil mi Hasan abi? İhtiyardayken takkeli değil yani. Evet. i̇htiyar. İhtiyar geçiyor. Devam edeyim. İhtiyar öyle değil. Eğer arşadan besleniyorsa takke konar. Konur. Evet. Devam edelim. Aynı. Bildiğimiz bir şey bunlar zaten. İradenin cüzisi de vardır. insandaki irade cüzidir. Ama İlk durumda eğer insan iradesini onun iradesini irade ederse onun iradesinin tayin ve teşahhusunun iradesinde kendi insan iradesinde tezar etmesine zemin olur ki o zaman insanın iradesi külli olur. Külli. Nadir abi bu külle cüzi çok uğraşırdı. Ömrü geçmiş. Diyor ki cüz, cüz'i nazarını cüziyete has edersen cüzileşirsin. Cüz'i nazarını cüziyetten külliyete çıkarırsan külli olursun. İradeni iradesine ayna yaparsan cüzilikten külliliğe çıkarsın. Bu o kadar önemli, o kadar harika bir şey ki külliyatın bize kazandırdığı en güzel nimetlerden bir tanesi de taayyum ve teşahhus iradesini irade edersem evet mesela cüzi nazarını cüzi şeye has edersen cüzileşirsin. Aynı insan cüzi nazarını cüzi şeye bakarken onun nazarıyla bakarsan külli bakarsan cüzi nazarını külli yaparsan küllileşirsin. İradeyi eder. İradesini ayna yaparsan iradesini irade etmiş oluyorsun ki iraden iradesini tercih edince o irade külli irade oluyor. Ondan sonra devam ediyorum sevgili abiler. 299'un devam ediyoruz abiler. Gördünüz. Şu alan 31. Saltanat rububiyetin adetullah namı altında ve külli çekiyor. iradelerin mümessili olan umumi ve külli heptaki kanunlarının çok neticelerinden diye devam ediyor. Şuradan okuyorum. Metin kırmızıdır. He. Diyor ki, umumi ve külli kanunlar iradi ilahiyenin mümesilleridirler, temsilcileridirler. temsilcileri dirler. Yani iradi ilahiyenin mümesili kanunlar, iradi namuslar kanunlar kanun emirdendir, irade şey namus iradedendir diyor. Umumi ve külli kanunlar abiler, cüzi değil, irade ilahinin mümessilleridirler, temsilidirler. Şimdi şu 146. Çok kanun, kanunlar iradeden mi geliyor abi? E tabi. Çünkü nedir? Ee, i̇ki türlü şeriatı var Allah'ın. Evet. bir Bu kelam var, sıfatından bir de biraz, irade sıfatı. De irade sıfatından geliyor. Bak şimdi iki türlü alan yönetimi var. Bir kelam sıfatından, bir de irade sıfatından. İrade sıfatından gelen kainattır. Kanunlar ve namuslar tam onlardır. Kelam sıfatından gelen insanda evameli tekviniyeler kelamdan şeydir. İhtiyaç işte ikinci O kanunlar, namuslar iradelerinin tecellisidir diye okuduk ya şey Evet. Yani bizde o Mestevi'deki 59. sayfada o abi, tercümedir. Evet. Tercüme olduğu için İşahat Hücaz ve Mestevi Nuriye'de o kadar inceliğe fazla bakmayacaksın. Ee, nereye bakacaksın? Ustadın asıl. Mesela e, bu kanunlar ve namusların Lemaat'ta söylüyor. 726 orada yapmıştık. İradenin tecellileri olan kanun ve namuslar diyor. Ee, kelam sıfatından gelen iki türlü şeri vardır. Şeri tekmini orada anlatıyor tamam mı? Esası o ya. Hani kanunlar emirden olması iradeye zıt bir şey getirmiyor Getirmiyor zaten. O başka bir şey. O bu anlatmak istediğim başka bir şey. Evet. Yani umumi bir yazılımla hasa dönüşmesi. Aynı şey zaten. Vücut hariceleri yok ki zaten. Şu anlar 146. Burası çok hoşuma gidiyor. Çok hoşuma gidiyor. Acayip bir şey ya. Yani çok tuhaf bir yer. Hayatın alameti. Ezberlemeyelim. Şuraya koyayım. Bilmek. Hayatın alameti. Sonra işitmek mi geçiyor acaba? İşitmek. Dirilik emaresi. Sonra buraya geliyor. Görmek dirilere mahsus. Burayı bitirdi. Görüyor musun? Bilmek hayatın alameti. Buradan akıllı. Buraya geç. İşitmek dirinlik emaresi. Görmek dirilere mahsus. İniyor aşağıya. İrade nasıl sistemi çalıştırıyor? Şu derse bak ya. Nasıl bir yer? İrade hayat ile olabilir. Hayatın kendisiyle. Hayat irade olmuş, irade hayat olmuş. Yani çok tuhaf bir şey. Hayatı vererek sana ne diyor ustad? Hayat ile verileni vermiş oluyor. Onun için hayatsız dağ, hayatlı bir karınca ile kıyas ederse o vazene, hayatlı karınca dağdan büyüktür. Hayatı vererek, bir daha ustadın şeyi, bize, bize çevirdim. Hayatı vererek, hayat ile ne yapılmışsa hepsini sana vermiş demek. Çekirdeği sana verirse Hüseyin, çekirdekle ne verilmek isteniyor, ne var çekirdekte? Hepsini sana vermiş oluyor. Çekirdeği vererek dalı da verdi, yaprağı da verdi, meyveyi de verdi, her şeyi verdi. Tamam. Bir daha bilmek hayatın alameti. İşitmek dirilik emaresi. Görmek diriler mahsus in aşağı. İrade hayat yolu olabilir. İhtiyari iktidar <laughs> ihtiyari yani insan insan şeyi iktidar zi hayatlarda bulunur. Bak buraya dikkat eder misiniz inşa etmenin yolu. Bak bilmek, işitmek, görmek, irade. Sonra bu hayat ile olabilir var ya irade hayat olabilir. Sonra diyor iktidarı ihtiyar, iltizamla itikat dimada bunların bütünselliği, bu diman ve kalbin bütünselliğiyle ihtiyari iktidar, ihtiyar biliyorsunuz cüz ihtiyar iltizamdadır. E, i̇ktidar zihayatlarda bulunur. Sonra vicdan ve e, vicdan akıl yani kalbin bütünlüğü. Yani biz konuşurken dimağla, vicdan konuşurken sanki kalpten ayrı mı konuşuyoruz? Kalpten murat, kalp iki sistemle çalışıyor. Kalbin içerisindeki sistemler bunlar. Kalbin bir ayağı dimağdır, bir ayağını vicdandır. Sanki dima, kalpten koparıyoruz. Ya ben konuşalım diye beraber konuşuyoruz. Yoksa kalbin şeyidir, ayağıdır dimağla, vicdan. Sonra diyor ki bu bütün sele geldikten sonra dışarıya konuşacağız. Kelam ifade edeceğim. Tekellüm ise konuşmak kim konuşur? Bilen dirilerin işidir. Burada ne anladık? Mükemmel bir şiir ya. O kadar hoşuma gidiyor ki bunu dedim ya bak diğer cümlelere söylemedim. Bu başka bir şey ya. Çok acayip. Şimdi diyor ki her yerde kullan bayağı da biraz aşağı kadar gitmiş bak burada. Böyle dizdi. bakın. İradeyi hayat ile özdeşleştirmiş. İrade. Dersimiz irade ya. İrade hayat ile olabilir. Hayatı sok irade yok. İrade yok hayatta yok. Diyor ki irade saydı ya irade hayat ile olabilir. İrade. Neyle olur? Ha iradeyi hayat ile özdeşleştirmiş. Yani Latif Nükleler... 33'te diyor ki bazen kudret şey ilim emir gibi olmuş. Yani e mesela diyelim ki ey Sema suyunu kes derken kesiliyor. Kesilirken söylüyor. Yani emir kudrettir, kudret emirdi. aynı anda olduğu için. Tamam? Birisi suret, birisi hakikat. Suret hakikati olamaz ya. Bir daha ya veya Sema E Sema suyunu kes dediği anda kesilirken. Kesilirken de söylüyor aynı şey. Sanki ilim kudret olmuş der Latif. Yani irade olmuş gibi. Yani ilim emir aynı olmuş gibi. Yani irade ile hayat sanki aynı. Ama değil de subutu sıfattan. Fakat irade hayat ile olabilir. Özdeşleştirmiş. Bakayım nereye götürecek. Yani diğer sıfatlar Hayatın sıfatlarıyla izah edilirken ilim, kudret, sem, basar e, kelam e, hayatla ifade edilirken iradesi ise, irade ise hayatın kendisiyle tanımlanmış. Her şey hayat zemininde cehran ettiği gibi. Ben ne, ne getirecek bu bana? İradeye pergelimi koyduğum için çalışmamı. Her şey ha, mesela diyelim ki kalem bile taş bile, her şey hayat ile yaratıldığı için Allah varken hiçbir şey yaratmamıştı. Karar verdi, irade. Proje çizdi, ilim. E, kudret yarattı. Na, malzeme nereden getirecek? Beton yapacağız ama harç nereden getireceğiz ki beton olsun? Ha, madden, varlığın maddesi hayattır. Ha. O zaman diyor ki hayat zemininde ceyran ettiği için insanın iradesi de Hayatın sıfatı ile değil zati ile özdeşleştirmiş. Yani hayat her şeyin zemini olduğu gibi hayat niye irade ile olabilir? Hayat irade ile niye özel yapmış burada? He iradeyi koydum elime irade enfusidir. İrade nasıl ki hayat her şeyin zeminidir, iç alem de iradezi. Her şeyin iç alemin zemini de iradedir bir daha söyleyeyim. Her şey hayat zeminde ceyran ettiği gibi insanın iradesi de hayatın sıfatı ile değil zatiyle özdeşleştirilmiş. Hayat zahirin zemini iken hayat bedenin varlığın zuhur yeri ortaya çıkış zemini iken irade de içsel enfusi alemin zeminidir. Yani delilim istiyorum demeni istiyorum. Yani Şualar 154'te diyor ki aynı anda en gizli en cüz'i olan kalbinin hatıratlarını dahi bilir iradesiyle idare eder. Burada da içsel alemin yönetim merkezi olarak vazifesi var. irade. İç alemdeki dış dünyayı hayat ile yaratıldığı gibi hayatın zuhuratları olduğu gibi iç alemin yönetimi yani e, sistemi, zemini irade. Vazifesi de iradedir. İçsel alemin takyit ve tahdit eden iradedir. İç alemi kayıtlayan, hatlayan, kontrol eden içi iç iç alemin güç, irade neydi? İç alemin gücüydü. İç alemini yöneten, iç alemini inşa ve ihya eden yani takyit ustadın tabiriyle ve tahtit, tahtit hatlayan, hat ve hududunu koyan, kayıt altına, kayıt altına alan, iç alemi yapılandıran da iradedir. Öyle biz şey indirgedik ya hayat, şey irade ne kadar çiliz olmuştu. Seçime indirgedik. Harice şu mu o mu bu mu? Mahkum ettin oraya. Değilmiş. O ira ihtiyarın işini irade zannetmişiz. Ya. şey abi siz diyorsunuz ya Allah Mesela elma demez, elmayı verir. Evet. Mesela kara, karın yağması, düşmesi kudrettir ama aynı anda da emirdir yani değil mi Hasan abi? Evet. Bunlar birleştiren irade midir yani? Tabii tabii. Biz tabii konuşurken tek tek konuşacağız da mesela diyelim ki dima da vicdan da kalbe ait bir ayaktır. Ama konuşunca şey yapacağız mesela neye benziyor? Allah, Allah'tır ama biz onu anlamak için usta demiş ki Esma sıfattan çıkmış. Mertebelendirmiş. Sıfat sıfattan şey Münat. esma şunattan çıkmış. Şunatta mahiyeti zaten. Hani Allah'ın bilgeci katmanlar o, troposfer, ozonosfer, kemosfer, atmosfer katmanları gibi değil ki böyle böyle. Ama e, iç, içte böyle bir yapı var ama tek. Yani buna mürekkep iken basittir. Ruh gibi ya. Ruha basittir. Yani tek şeydir ama mürekkep. Her şeyin bir şey hali öyle yani iç alem de böyle. Mesela kalp de böyle. Tek şeydir ama mürekkeptir. Basittir. Bir ayağı, vicdan bir ayağı de, değil mi Biliyoruz ki abi, hayat sıfatını, hayat sıfatı diğer bütün sıfatları tazamun ediyor. İrade de iç alemi böyle tazamun ediyor. Evet, evet. Şimdi irade de bunun içinde değil mi? Yani yedi tane sıfat var. Yönetim ama bu. Yani şimdi biz hayatta bir ağaç olarak farz etsek. Bura iradeyi nereye koyarsınız? İrade o o ağaç dedin, elma demedin, şey bina demedin. Ne dedin? Ağaç. ağaç. Ağaç sana söylettiren iradedir. Ama ağacın kendisi kudrettir. İşte ağacın dış görünüşüne kudret dersek. O ağaç dediğin sana söylettiğin iradedir. Allah varken hiçbir şey yoktu. Ağaç yaratacağım demesi, o ağaç demesi, armut dememesi kalem dememesi. Yani tamam. O ilk önce gözüken mesela diyorum şu karşıya bakacaksın. E, ne, ne ağacıdır? De, şey, bu nedir? De, ağaçtır diyoruz. Ne evdir de, demedin? Mesela bu nedir? Kalem, kalem. Niye yastık demedin? Bunu sana söyletin iradedir. Kalemdir. Bunu temiz eden, temiz edip tahsis eden iradedir demişti geçen hafta. Evet. Temiz ve tahsis eden. İrade temiz eder, tahsis eder. Biraz daha incelensek, ağacın komplesi kendi sistemin hepsini hayat dersek, onun batını olan işleyişine irade demek. Meyve, meyveye Meyve. irade diyeceksin o zaman. Meyveye mi diyeceksin? Tabii çünkü mahsuslaştırıyor, Ağaca bana da şey geldi, yasama, yürütme, yargı diyoruz ya, sanki hep komplesi irade, irade de var gibi. Çünkü devlet iradesi diyor değil mi? Evet. <laughs> Abiler, Mutlak. Dün geçen hafta. Bak. Mutlak. Muhit. Hudutsuz. Nihayetsiz. ilmin sıfatlarına. Bir miktar muayyen. Bir şekli masus ile. nafis nafis irade. Süret giydirip. Kudret icat ediyor. Temiz ve tefrik eden. Tahsis eden. iradedir. Bak mutlak, muhit, hadsiz, hudutsuz bunlar bütünsel ilmin sıfatlarıdır. Bu ilimdir. Mutlak, muhit, hudutsuz ve nihayetsiz ilmin sıfatlarını bir miktarı muayyen, bir şekli mahsus ile nafiz irade ile tahsis ve ee, şey dedik temiz yani tahsis etmek öyle diyelim. Nafiz o demek. Nafiz irade suret giydiriyor, kudret icat ediyor. Hmm. Mesela ağaca uygularsak ağaca Allah mutlak, muhit, hudutsuz, niyetsiz ilmi var. Evet. Bu ağaç başka her şey olabilir. Böyle olur, böyle olmazdı. Ağacı başka şekilde de olabilir. Cennette kökler yukarıda mesela. Mesela. O yazıyor mu abi de? ha, Yani sonra da mı var. Yo, yo, geçen haftaki duvardakini yazdım. Şu vardı ya. Silmediğinizse arkada duruyor galiba. Yani silinmeseydi mesela geçen hafta şey yapar. Ya, ha. Bak şimdi. Bak abiler. Aa, bak şuraya bak. O, o şey, oraya bakacaksın. Ha, buraya bak. Mutlak, muhit, hudutsuz, nihayetsiz. Tamam. Bunun ilmin enfusi sıfatları. İlim nedir? mutlaktır, muhittir, hudutsuzdur, topladık ilim nedir diye. Vasıflarını topladık nedir? İlm için diyor ki mutlaktır diyor. Muhittir diyor. Hudutsuzdur diyor. Nihayetsiz. Tamam. İlmin bu sıfatlarını bir miktar muayyen, bir şekli mahsus ile nafiz irade buna süret giydirip yastık demeyip kalem demen buna suret giydiren e, suret giydirip kudret icat ediyor. Nafiz kelimesini kut, iradede kullanıyor. Nafiz nüfuz etmesi. Evet nüfuz. Evet. Nüfuz ediyor. Yani seçip bir tarafa çekilmiş, tercih etmiş, bırakmış manasında değil. Değil, değil. Yani değil yani. Hala devam ediyor. Nafiz. 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 nüfus edilmiş. Çok tuhaf. Yani şöyle bak bakın. Bakalım abi. Bu bunu mu istiyorsun bunu mu? Ben bunun dışındayım. Bu ihtiyar yapar. N nafiz irade demek buna girmiş. İçinde, dışında değil yani. Bir çeşidi yani, olmuş gibi oluyor. Aslında iradenin kendisi yani. <laughs> bir olmuş. Donmuş irade. irade evet. Ağaç diyor. Yani, yani nafiz demek <laughs> e, nüfuz etmiş. Yani dışında kalan. Bunda, bunda. Şöyle diyeyim. E, maddedeki esir veya ağaçtaki veya elbisedeki su. E, su, elbiseye nafis nüfus etmiş. Her yeri su. Ama bir şey gözükmüyor. Böyle bir şey. Su, ıslak, nemli. Ha. E, irade maddenin dışında değil, maddeye nüfus etmiş. İyi ki sordunuz ve iyi ki bu oldu yani. bak e, İrade, maddenin dışında değil, maddeye nüfus etmiş. Örnek verdim. Kumaşa, elbiseye, buharın suyun nüfuz etmesi. Yani irade sanki maddenin kayyumu gibi. Ha <laughs> ha gibi. Nüfuz etmiş. Yani, yani e, ban, böyledir. İrade ama biz şöyle biliyorduk. Dışında olup eşeğe hükmeden. Eşeğe tefrik eden. Şunu e, böyle yap böyle yap. Eşeğe hükmeden biliyorduk. Eşyanın dışında. Oysa eşyanın melekutiyeti yani. Mülk tarafı, daha önce konuştuk. Eşanın mülk tarafı ihtiyardır, melekut tarafı iradedir. Ama şöyle demiştik. Nüfus. Görünen iradedir de demiştik ilk görünen. Ha, böyle irade böyle nüfus ettiği için mesela dedik ya bu bizim gördüğümüz iradedir. Evet. Değildir, demiştik, değildir. Ama bu çok zor bunu anlamak. Bu nedir diyorum? Şey, Kalem. Şeyde o dük, mektubat 230'da hani evvel ahir zahir batına ayırmıştı ya. <laughs> Orada kudrete batın diyordu? Kudrete batın diyor. Yani iradeye yine zahirdir. Zahirdir. Yani zahir derken, gözüken kudret gibiyken bu nedir diyorsun ağaç. Neye yastık demedin? Bunu sana söylettiren. Şekline muhatap olduğumuz Zahirine abi? baktıkça diyor abi bir fail muhtarın ve müridin gayet sanatlı ve tenasüplü Müritim bir hulley sanatı. Hı. Bu işte. Hı. Bu da mültürlü işte. Şey, din, din din benim tabi olduğum değil din benim ben yani din benim Bu ben irade şey işte irade. E, ben ben dine çalışıyorum din falan bu ihtiyar çoğalt da çoğalt. Arama, Gafur anladım. denen birisi var diyor. <laughs> abi şimdi e, nafiz bir irade ya sen mi söyleyecektin? Söyle söyle. Sen, söyle. söyle şey şimdi nafiz bir irade ya abi. İrade nafizse o zaman sanat sanki irade gibi olmuş olmuyor mu? Yani o zaman bu cüzi irade mi oluyor? E bizdeki cüzi irade oluyor. Hayır, El telefondaki. He? O telefonda cüzi irade mi oluyor? Gönlüm. Çünkü nafiz bir irade gözüken o. Olmuyor. Nedeni şu. Bunda mürid ismi gözüküyor. Bizzat insanda insanda cüzi irade insanda gözüküyor. Sıfat oluyor. Sıfat olarak gözüküyor. Bu e eşyada cüzi irade zaten. Oluyor. Ha, sıfatın şeyi. Tayyunun. Aha. Kahve Şöyle, ve Şöyleymiş abi biz beri ona harala göre uğraştık. E, cüz'i ile, cüz'i ihtiyari ile e, cüz'i iradeki fark şuymuş. Osmanlıcasına baktık. Cüz'i ihtiyari de cüz i ihtiyari var. Yani kül cüz'ün cüz'ü var. Cüz'i iradede külli cüz'inin cüz'isi var. Fark o, Yazılışları farklı. Beraberini göstermeye. Bir daha tekrar <laughs> et. Evet. olmasın gel. Değiştik şimdi iş. Öyle bakarsanız da bu ana külli cüzi yani külli, külli cüzi ilişkisiyle e külli e ilişkisi. E bu boşluk var. Mı? Zaten Üstad onun için ne diyor ya bu sır bana bir, e, bir sene mi yetti? E, şey yok abi o değil. Cüz kül, cüz i külli arasındaki münasebet bana ihsan olundu gibi evet. bir ifade. mı geçiyordu? Öyle bir şey evet, var. Evet evet var zaten İyilen şeyde var. De, de var e, 40 senelik ömrü de 30 Şimdi, senelik Bu da var şuraya. Şey Osmanlıcasını yazacağım. Ha. Wow. Evet. <laughs> Osman, Osmanlı diyor. Görüyor deniz tek gözü kalmış canavar nerede sokuyor? Hemen sola çekiyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Akşam otobüsüne Hasan abi bile değil mi? Ben kast ediyorum. Ne bileyim ya. <laughs> mesiyetli adamlar varmış. <laughs> Bu cüz'i irade yani yazalım mı? Bu cüz'i irade. Maliye çekiyor. Hı -hı. Şimdi cüz ihtiyari yazıyoruz. Şöyle. Allah Allah. Ee, burada şu kül, kül oluyor. Ya, ya. Şimdi abi, çıkmaya başladı değil mi? <gülüyor> <gülüyor> yani vallahi tahammül edemiyorum. Sabredemiyorum. Bir nur talebesi Kur'an okumayı zannetmiyorum. Herhalde yeni gelmiş. Ama 5-6 aydan beri derse girip de Kur'an'ı merak etmeyen adam adam değil. Yani o zaman <laughs> e, cüzi irade de küllinin cüzisi bizde var. Harika. İhtiyarda kül cüz ilişkisi var. İhtiyarın cüzü bizde var. Bir ihtiyar var. İhtiyar ilahi de geçiyor ya. Yani. İhtiyar. Ya oraya yaz. Yaz onu. İhtiyarla irade yaz. Aa, kalem burada burada, burada. burada burada. Bunu yaz böyle. E şurada yazsana ya bir şu. Yani bunları yanlarına yazacaktım da onun için. Öyle mi? O zaman şey, si o zaman. Sil onu. Bismillah çek. Tövbe estağfurullah. <laughs> <laughs> Çarpılmayalım. Siliyor ya. <laughs> Silmek zordur ya. Ee, e, yani İsa'lı ya. Nur'u ilkokul çocukları gibi çalışıyoruz ya çok şükür. Var ya tahtaya çıkardık böyle 75 derece de eğik. Düz yapardık böyle. böyle Ayaz yazdırdırdı. Şu Allah'ın ikramına bak. Lisan dersleri böyle tahtada çalışıyor. Misal ne? Var mı hariçten bir tane kelime? Zaten kelime bulunamaz ki. Bakteri gibi ya. Yani. Bir, bir yerde antibiyotin içinde bakteri nasıl olacak ya? Yani? Böyle yabancı bir kelime nasıl olabilir ya burada? Nasıl yaşıyor? Bilmiyorum bunu. İhtiyar E Esma'ya bakıyor biliyor musunuz? Murit yani, Murit Murit ya. Esma. Bu yani ihtiyar Tabi, bu, o zaman şöyle yapalım. O zaman şöyle olur. Yani esma esnada müride bakar o zaman. Evet kardeşim bu var ya. Zaten irade. Çok güzel. Bak şurada farkı şey yapar mısın? Ha, ben şey yapayım. Şu görüyor musunuz? Burada yok. Çekiyor yani. E bu şu. Çekiyorsa da aslında külli cüzi ilişkisinin evet. Cüz olduğu için. E, var. Evet. Evet. Onun için. Yani e, bunun küllün cüzisi olduğu için Kirli, cüz. ona ait Çekil, Kirli, var orada. ona ait. Evet. Ama bende. Ond, ondaki bende. Ondaki ben iyi çekiyor. Evet. Ben ben isem o noktadır. Bu, 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 bu. Bir de ne kondu biliyor musun? Bizim şeyle çalışırken seninle, en, mutala, en iyi mutala ediyorduk. O sordu. Ben hiç ömrümde sormadım. Ondan sonra e, Mecul'de yazdım. iyi beraber çalışırken ona. De, dedi ki Ene ve Zerre. Zerre'nin burada ne işi var dedi. Otuzuncu. He hiç de geldi mi? Benim gelmemişti. Hiç sormamıştım. Zerre var ya otuzuncu sözde. Zerre'nin ne işi var burada? Ene ile ne alakası? Bunu burada niye zikrediyor? Yani zerre zerreyle şey ne yapıyor? Çok tuhafıma gitti şey gibi yani. O iki tagutla savaştım diyor ya. şimdi Çok çok acayip ha. Tabii ki oturacak bir yavaş yavaş oturacak şey. Mesela iki tagut bir kainatta tabiat onu da zerreyle boğulmuş. Zerreyi tanımlayamadığı için insanda ene o da boğulmayla Allah yok etmiş. Vahdet yani o da vahdette boğulmuş. Evet o da var. Yani çok acayip. Bir kül bir cüz. Bir enfus bir afak. Yani dedi ya böyle o çalışırken biz alt, altın şeyde almutlu ben kapı. Yani birisi hariçte birisi dahilde. İki tagut. İkisi beraber. Ki peki ne olur? Bunu bildiğim bir şeyle bilmediğini izah ediyor. Zerri biliyoruz. Eneyi bilmiyoruz. Bildiğimiz şeyle bilmediğimizi. Onu. Hem de ikisi iki. Zaten ustad da öyle diyor. İki tagutla uğraştım diyor. Birisi zerre, tabiatın temeli. Birisi Allah'ı yok eden ene, enaniyet manasını. Şimdi gelelim buraya. Abiler, ee, çok güzel. En can Bu bence esma seviyesi, ve seviyesi. Şu külli ona ait. Külli. Onun bizdeki on on bende o var. O da cüzi. He. Buradan zaten tayin ve teşahüs ve mutlak oradan. Mutlak derken hür oluyoruz. Cebir kokmuyor. Zaten biraz devam etseydik cebriyeye girecektim, mutezileye girecektim. Bir daha ısınmayı bir dahaki haftaya. Onun için acele etmiştim. Ee, e, şeyde kül efendim abi ha, külli ona ait ondaki bende cüz'i zaten külli irade cüz'i irade Sıfat. Tamam Sıfat. Şimdi kül ve cüz. Onda bende. Bende. Külli ihtiyar, cüz'i ihtiyar. Esma, murit. Yani çok güzel tanımlandı. Güzel oldu. Belki acaba kül cüz'ü esma değil de esmanın cilve cemal nakış sanatı mı olur? Mu? Öyle diyor zaten. Öyle, yani, öyle, yani. yani. öyle gibi, gibi. Öyle, 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 cilve O zaman şöyle de e, ee, Esma'nın mürit deme. Esma'nın cilve cemal nakışını. Gel onu tamamla yazınlar. Yani Esma da yine külli. Evet. Yani külli. Abi bir de bir de <laughs> ki, var mı? Bütünün parçası yani onu, ya. Yok, yok yani Aslında bir noktada bütün hepsinden kısa kalsa hepsinden bir müfarrikatı olmuş oluyor sanki. Evet oluyor. Çünkü parça Esma, bütün o bir bağ, ki, yok. bağ var, var. yok. Yok. Burayı cilve cemal dersen o çözülür. Bu da ehemmiyet. İhtiyacı kalmıyor. Daha iyi olmuş. Ademe kalıyor. Ademe düşüyor. Onu böyle dört tane e, okla veya nasıl hayal ediyorsan öyle yap. Onu başka kalem mi yapsın? Ne için? Tamam. Gibi evet ya yani, yani bu şey e, ee, ona taayü, ta, 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 ve teşahhusu de. Onu da sil sadece onu yaz. Yani. Ha ha Esmanın taayyum ve teşahhusu de esmanın. ve teşahhusu mevcudat için söyleyebilir miyiz? Mevcudatta mevcudat da şöyle yani melekütiyetine şöyle gidiyorsa melekütiyet. Ama yapma, istersen. O deme deme. O Çünkü karıştırırız. Yani. tamam tamam deme. Aslında şunu kastetmiştim yani. Evet. E, atom enerji esil böyle şey ya hiç oraya girme boş. Ben burada müzik yazıyorum ama esmanın dedim. He tamam. 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 Müzik esmasından. Tamam. Yani. Tamam. Çok çok doğru. E, şöyle. Evet. Esma Esma'nın e, Esma Esma'nın 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 Cilve Cemal Nakı sanatları. Tamam çok güzel. Oturuyor çok şükür. Çalışıyoruz ya çok. Elhamdülillah. Daha 25 dakika oldu derse başlayalım bir müsait oluyor şey. <laughs> <Daha>. görüşüyoruz. Şimdi e, nerede kalmıştım bakayım e, neredeydik sayfa oradan atladık ya sayfa kaç tabipler biraz önce 290 miydi <laughs> 300'e geldik ha 300 okuyoruz şuallar 163. Şeyin kitabı. Yasin'in kitabı şu Ve madem tanzim etmek, bilhassa gayeleri takip etmek, Maslahatları göze, gözelterek bir intizam vermek, şuradan okuyorum, metin görün diye. Yalnız ilim ve hikmet ile olur, irade ve ihtiyar ile yapılır. Nokta 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 bir sürü yazı var arada. Şu uzundur. Sonra aşağısına her şey onun kudretiyle vücuda gelir. Onun iradesiyle birer vaziyeti mahsus alır. Ve onun ihtiyarı ile bir sureti muntazama giyer. Demek ki vaziyeti mahsusa. Bakayım ne gelecek. Çok tuhaf. Nazm-ı mani ile bakarsak demişiz. Tanzim etmek ilim ile gayeleri takip etmek irade ile intizam vermek irade ve ihtiyarla imiş. Kudret vücut verir, kud, vücut verilir e, eşeğe. İradesi ile vaziyeti mahsusa alır. İhtiyarı ile sureti sureti muntazama giyer. Daha önceki dersimizde irade içsel iç alem enfuzimizi tanzim ederken ihtiyar ise dışsal, diş dünya, mülk tarafımızı, dünyamızı tanzim ediyor. Diğer bir ifadeyle irade, enfusi vücuda, batına bakıyor. İhtiyar ise bedensel, ceset ve mevcuda ve zahire bakıyor. Şimdi burada da o kadar acayip kullanmış ki eylemde irade ile ihtiyar farkı. Bak diyor ki, bakarsanız bakın oraya. Onun kudretiyle vücuda gelir, vücut. Mahluku, Onun iradesiyle bir vaziyeti mahsusa alır. İhtiyarı ile sureti muntazama olur. Suret, suret ihtiyardır. Vaziyeti mahsusa, o, o olması, ben ben olma iradedir. Bir daha, e sayıyor say. O yoktan, vaziyeti mahsusa yoktan oluyor. Evet. Diğeri ise? Varan süre, evet. yoktan. Bak. Orada bu, yani burayı konuşuyorsak bu geçen haftaki bence mevzuyu biraz gıdıklamamız gerekiyor. Benim kafamda yani bu yazdığımız vardı ya, hani ilmin hudutsuz şeylerine bir miktar muayen bir şekli mahsus dedik ya. <laughs> burası da onu söylüyorum. Biraz daha açtı burada aslında. Açtığı sebebi kullanıyor şimdi. İra, irade i̇rade ihtiyarı şey yapıyor. Yani Kullan Buradaki ilimle farkı biraz böyle şeylik kalıyor. Tam ben oturmadı gibi geliyor gene tam şeyde. Yani hatırlarsanız bizim tekvin derslerinde şey vardı ya. Tekvin Adem Adem'den eee ilme ilme atar diyorduk. Ha Adem'i sırftan atar diyorduk ya. Şimdi ilmin içine attığında biz her şey belirlenerek attı diyorduk. Şimdi biz iradeyi belirlenerek derken oradaki ilmin içerisi bak içerisi muhit mutlak kudusuz nihayetsiz orada. İlmin içi hudutsuz, nihayetsiz, mutlak ve muhit. O ilim. O var ya yani. İlimin... Yani. İlimde gene temyiz diyor ya, şimdi bir şeyler var orada bak. Evet, tam abi. yani Biz biraz ruh geçtik ki de ilimde de bir şeyler oluyor. ilimde temyiz diyor, irade de tahsis diyor. Ee, biz hani mutlak, hudutsuzluğu bir şekli verdi dedik ama... O zaman yani o kısımda e, bir e, ilmi netleştirmemiz gerekiyor. Şimdi iradeye kaydırdık şeyi, o belirleme işini, Şekli mahsusu, Hı -hı. miktar muayeni iradeyle belirleniyor. İ, e, i̇lmin içerisindekiler e, iradeyle belirleniyor dedik. O zaman e, ilim içine atılma sürecinde. At i̇şte tabi yani il, ilmin içerisinde ne oluyor? İlim toplaması çalışacağız. Şu anda atıp yapıyoruz o kadar içerisini tam yalnız bildiğim şu ki ilimin mutlak, muhit, hudutsuz, nihayetsiz oldu. ama içeri hakkında böyle irade gibi e, çalışmamız gerekiyor. İlim. İradeye çalışıyoruz. Kudreti daha çalışmadık. <laughs> i̇lme... tabi. <laughs> tabii. Ama bildiğimiz şu, şu anda kabatarsak ilme ancak adresleme iradeyle şey yapıyoruz. İlim, içsel enfusi sıfatı mutlaktır muhittir, hudutsuzdur, nihayetsizdir. Bunu var ya, o, her şeyin her için. ama işte o içeriği değil tabi de o dışsalı böyle ama içi enfosi manası dört. Mutlak, muhit, hudutsuz, nihayetsiz. Bu ilmin enfosi sıfatı. Her şey her şeyiyle bilen. Bunu irade ile vaziyeti mahsusa veriyor. İradeyi, şey ihtiyarı iradeden kopartmayacaksın. İhtiyarla da o vaziyeti mahsusaya sureti muntazama veriyor. Burada. Evet, Ayşem evet, seni yaptığın gibi. Cil ve Cemal Nakış sanatı. İhtiyar burada çalıştı bak. Buraya. E, sureti surete indirdi. surete indirdi. Burada ne yaptı? Yok şey. Masu. Şu. Yani e, burası vaziyeti mahsusa. Buraya surete. Doğrusu zaten böyle zaten. Yani mülke meleküte, Birisi meleküt, birisi mülk. Kimya kanun oluyor sanki. Evet. Kimya şöyle ifade edebilir mi acaba? Elektronlarla birlikte işte su mu olacak, şu mu olacak? Suret. Ee, işte ilim, kuantumun gerisine ilim, işte kuantum seviyesine şu diyebilir miyiz falan gibi bir tahsis olabilir mi? Birisi irade, şey, suret... İhtiyarla iradeyi mi yoksa neyi ayırmak? İşte bu sıralamada i̇lim, yani ilim, ilim o, seviyesi. irade İlim ihtiyar. o atomlardan oluşan, o e, ilim. Evet, Bütün hepsi atomlar ilim. Yok tahsis ediyor. Ee... Şimdi tahsis edecek ya, <laughs> su mu olacak, tuz mu o olacak, irade. ne bileyim ne olacak. İşte o irade başka şey vardı ya yani bahsedildi düşünelim al. diye. Bir de eamdır diye bir sıralama yaptık ya. Eam, işte, am. kudret yok yok. Kudretten e, irade amdır. İradeden de ilim amdır. Yani daha umumidir hatırlarsak. Evet. Şey dersi çıkmıyor manasında bir kurgu yapmıştık. Evet. Şey... O, ya da zaten e, şeyde de geçiyor mu İslam? E, İslam Ali onu o, şey abi, onu almışım ben. Şimdi oradan bakarak belki bir şey yok şey yapabilirsin dur öyle bana yap yapayım diye göstereyim size hepsi muhit olduğu kesin ha işte yani. ama o vazifeler birbirinden çok farklı değil mi ama ya ve ilim hafıza kartı gibi i̇lim, bir şey yani. üstünde evet. eksiklik genelde var genelde öyle anlatıyor hafıza kartı gibi bir şey yani değil yani değil tabii. Canım. bak o size o şey vardı ya e, bir ko, e, mut, aa, mesela şurada vardı. Mümten İl ilim İl 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 Mümküne ve mümteniye şamildir. Bak, ilim mümküne ve mümteniye şamildir. İsterseniz bir daha okuyayım yukarıdan. Ee, rizası ile e, bu bize ait şey değil. Rizası ile irade aynı değildir. İrade eder. Abiyle bir okuyayım dinleyin ki. Rizası ile ira, irade aynı değildir irade eder ama razı olmayabilir. İlim kudretten daha yandır. Zira bu ilmi keramların. İlim kudretten daha eam daha camidir. Zira ilim mümküne ve mümtemniye şamildir. Mümteni mümküne ve imkansıza da evet. şamildir. Doğru kapsar. Mümkün, mümkün, da şamildir. şamildir. Kudret ise mümküne şamil, mümteniye şamil değildir. İmkansız, muhal, mümkün olmayan kudretle iradeden daha yağımdır. Zira kudreti vücuda ve maduma, bak bir daha, kudreti vücuda ve maduma şamildir. İrade ise mevcuda mahsustur. İradeden kader, kelamdan kaza. Şimdi tahsif et bir. Kudret nedir, ilim nedir? Farkını söyleyeceğim. İlim, mümküne ve mümteniye şamildir. E, mümteni ne demektir lugatı? İmkansız, muhal, mümkün olmayan, şirk gibi. Zatında, e, insanda ise imtina. Demek ki mümteni ne demek? Şirk. Ha, i̇lim mümküne ve mümteniye şamildir. Kudret ise ilim mümküne ve mümteniye şamildir. İmkana da zaten şamil. Kudret ise mümküne şamil, mümteniye şamil değil. Mümteni yani şirk. Şirkin vücudu var mı? Yok. Kudret yok. Vücuda ve maduma şamildir ama. Bu süsleştiriyor. İlmi mi? Evet. İlmi. Evet. O zaman ilmin şeyi farklılığı mümteni alması. Mümteni şey, kapsıyor olması. Yazayım isterseniz şey. Farklılık. O şey. Yazayım çevireyim. İlim mümteni kapsıyor Usul. olması farklılık. Bak ilim mümkün’e mümteniye şamildir. Tamam. İrade var mı orada? İrade de var. Daha tam onu. İlk önce ilmi okudum. Tamam. Mümkün, evet. mümteni. Evet. Tamam. He, kudret ise mümküne şamil, mümteni şamil değil. Şirki yaratmamış. Şir, mümteni ya. Mümteni şirk ya. Ama mümküne şamil vücuda ve maduma da şamildir. Kudret. İrade ise mevcuda şamildir. Hmm. Hı -hı. Bak o zaman fark oradan çıkıyor. İrade mümteniye şamil değildir. İrade mevcuda şamildir. Devam edeyim. Mümkün demek olabilir ve olmayabilir. İmkan dahilindeyken olmuşsa buna imkan. Mümteni ise ismi fay. İmtina. Mümteni yani imkansız, muhal, mümkün olmayan şirk gibi mümteni. İm, e, i̇mtina ise mastar, mekmak gibi. Mümkün olmayan şey imtina ise olmak. Ol, şey olmamak. Mümkün ismi fail, imkan, imkan ise mastar mekmak gibi. İradenin bir manası da fikrin fiile dönüşmesidir. Bilmediklerini bilmek ilim, bildiklerini bilmek irade, bunları ayakta tutan kudret, varlığı tasavvuruna taşımak bilmek, bu bilgiye sahip olmak ise ilim. İlim, ilmin mülk tarafına irade deniliyor. İlmin mülk tarafına irade, ilmin melekut tarafına kudret deniliyor. İradesini irade ettiğim kadar irade sahibiyim diye bitirmiş. İlmin mülk tarafı irade, ilmin melekut tarafı kudret. Ağaç, ağaç denilen şey, kudret e, şey alınır, ilmin... Kudret-i eşyanın ilk önce melekutiyetine tağlık eder. Tağlık eder. Ay et evet. demek ki ilmin bir mülk tarafı var, bir melekül tarafı var. G gay bak iradeyi ilimsiz anlatmıyor. Ee, neye benziyor? Zamanla mekan gibi. Bilim insanları ne diyor? E, mekana zaman e, yolu diyor, zaman yolu. Zaman diyor. E, şimdidir o mekan zamanın mülk tarafı. E, zaman nedir? Mekanın melekül tarafı. Şimdi ilmi alın. İlmin mülk tarafına irade, irade bağıştır. Evet. Tamam mı? Ama, ama vücudu melekül tarafı ise onu tutan kudret. Evet. Çok acayip bir şey yaptı. İlimle irade kudreti tam acayip tasnif etmiş alim. Hasan abi orada sanki şöyle gibi bir durum var mı? Şimdi burada... Ee, ilmin e, mümkün var. Mümkün mevcut ya da mağdunda oluyor. Mevcuda çıkıyor ya da mağdumda kalıyor. Kalıyor. Şimdi hmm. mevcuda... Mümkün yani bu. Ha Mümkün mevcuda evet. ve mağdumda olması kısmında irade devreye giriyor. Mevcuda çıkacakları belirliyor. <laughs> mağdumda kalacakları belirliyor diyoruz değil mi? Evet. Ona göre de kudret taluk ediyor. Vücuda hariciye çıkarıyor. Evet. Yani, e, mümkünün mevcuda çıkma sürecinde irade ve kudret devreye giriyor. İkisi. İlimde hepsi var. Hepsi Cem. Ha Şimdi bizim tarifimiz bugüne kadar böyle. Böyle. Ama bizim anlattığımız bu bir önceki dersteki mevzuda sanki bu mekanizmanın üstünde de irade devrede gibi. Yani ilmin içeriklerinin oluşturulmasında Teknin da irade sırasında. aynı anda devrede. Tek sırasında. Yani Hayır, sadece aynen. dışarıya çıkartma mevcuda çıkartma sürecindeki İrade tamam orada var, irade kudret var ama ilmin içindekinin muayyenleşmesi, onların belirlenmesi kısmı da iradenin işi. Yani aslında bir noktada ilim iradedir yani. İlimler, i̇lim nereden geliyor? Şey değil, şunu mu demek istiyor acaba? Eyvallah, Eyvallah. Meylanda söylemiş meyla. bunu abi. Şimdi burada İraden, yapmamız de. lazım bence. İrade değil de irade ilahiye diyebilirsin ona. Tamam, diyelim. Olur. Çünkü başka türlü olmaz, tamam. karışır. tamam diyelim. Yani olur, bu, ne olur. Tamam ne diyeceksen diyelim de esas şeyine gel. Yani o çalışma tamam. mekanizmasına ne diyorsun? Tamam dur. Orası doğru. Yani şimdi... bak şimdi bu okuduğumuzda dikkat edin. Müm e, ilmin içerisinde mümkün şey, mümkünler var. Mümteniler var. Mümteniyle yani. işimiz yok. Şirk gibi. Ha, tamam. Onunla işimiz yok. Mümkün de mümkünlerin de yani zaman, vallahi mevcuza. Yani var olması yok olması. Var olması yok olması. Mevcuda çıkması kısmında ilmin içeriktekini irade giriyor, sonra da kudret devreye giriyor. Vücut mevcut oluyor. Evet. Değil mi? Evet, İrade girmez ve kudret girmezse de mazumda kalıyor. Evet. Şimdi biz burada kullandık iradeyi ama bunun dışında aslında bizim konuştuğumuz ilmin iç, biz ilmin içindekiler sabit de oradan geliyor gibi. Ama ilmin içeriğinin oluşması kısmı da iradenin işi gibi duruyor. Yani bu şekli mahsus yok. Oraya birbirine sirayet ettirirsen birbiri içinde ceyran ediyor da tek dökte konuşunca irade iradedir, kudret kudrettir, ilim ilimdir. Ana ama nafiz bir irade tahsis ediyor. Suret giydirmiyor daha. Suret değil. Söhreti sonra ihtiyarla giydiriyor Kudret mahluk yapıyor Hasan abi şimdi Osman kardeşim demek istediğini Şöyle ben anladım Şimdi mahiyeti zatî var ya Hiçbir şey belirlenişin olmadığı bir yerde O mahiyeti zatiye Bir irade kullanmayacak mı? Onun irade Orada irade yok Ama tamam, yedi iradesi var orası, Yani, ne? yani, ne? yani ne? İrade ilahi Mahiyeti zatının bir iradesi yok mu? İradenin şey irade var diyemeyelim de az daha kaynağı daha arkası var. Onu demek <laughs> istiyor. Bu ilmin arkasında da bir tercih yapan zat bir mahiyet zatiye var diyor. Evet. evet doğru. O bu anlamda var. Birbirine şey yaparız ama tek tek konuşunca <laughs> ya tabii öyle yaparsak işin için şey yapamazsın. Abi. Mesela tahsis etmek, suret giydirmek, e, sureti cilve cevabına gözükür. ...onu kudretle beraber gözüküyor. Zaten ne diyor? Çok tuhaftır. E gözükmüyor gözükmeyen ama... ...kitab-ı mübine kudret ve... ...irade denmiş. E gözükmeyene ilim emir demiş. İmam-ı bil. İmam-ı bil, ilim emir. Kitab-ı mübin, irade kudret. Gözüken sahip. Hani irade tahsis ediyor. Nüfus ederek. Nafis irade tahsis ediyor kudrette o ihtiyarla ihtiyara göre suret şey gidiyor ama orada da şey diyor e, muntazam diyor nazm diyor. yani cilve cemal nakışıyor. Burada şey söylemiyor va va farklı bir şey demiyor alimler. E, çok ama acayip bir şey de eklemişiz. Biz Kusun Kalenin eklemişiz. Biz çalışmışız beraber. İlmin mülk tarafına demişiz şöyle Arkadaşlar şuraya kurşun kalemi yazdığınca beraber çalışmışız. İrade melekut tarafını kudret demiş. Doğru. Mümteniyle zaten işimiz yok. Ama o var yani. ilimde var. Mümteni ee, var. Yani şirk mümteni. O konuşmayalım. Ne var? Mümkün mümkün var. Ee, ilimde. Mümteni var, başka ne var? Ee, kudret mümkün, İrade nerede? Hatta mevcut. mevcut. Ha, şimdi o zaman irade, de zaten makam itibarıyla, subuti sıfatlar. <laughs> e, i̇lim ilim de <laughs> mümkün var, mümtemi var. Evet. İçinde e, mümkün. Fakat kudrette Mümkün. Mümteniye şamil değil. Vücuda çıkarttı. Şirki yaratmamış. İrade ise mevcuda bakıyor. Ne yapıyor? Tahsis ediyor. Nafis. Nafis. Neyi tahsis ediyor? İrade ile, ilimle şey yapıyorum şimdi Osman. İlim neydi? Mevcuda şamil. Yani mümküne şamil. ilimdeki mutlak, muhit, ...hudutsuz, nihayetsizliği. Orada... ...nasıl yapıyorsa nafis, nüfus ediyor. Orada... E, ...mevcut olacak... ...mevcut... ...mevcut olacakları... ...tahsis ediyor. Ondan sonra... ...ihtiyar da kudretiyle... Ter, ...onu... Ter, ya, ya, suret getiriyor. Yani... ...ilim... ...nafis, yani mesela... Öyle bir ilim ki iradeden kopuk. Öyle irade ki ilimden kopuk. Değil de ama ayrı olmakla beraber e, irade şöyle yapıyor. Mutlak, muhi, hudutsuz, nihayetsizden nüfus ederek tahsis ediyor. Burada da öyle diyor ya. Tahsis ediyor. O ilmin içerisinde şu soruyu soralım. O vaziyeti mahsusa var mıydı yok muydu ilimde? O, o yoktu nasıl dersin cehalet verilsin irade ile böyle şekli de var. Yani o nihayetsizlikler şöyle de ilimde nihayetsizlikler var. İhtimaliyatların her çeşidi. İradenin o şekli mahsus ve şey, muntazam verecek her şeyle beraber var. Yani mutlak ilim, muhit ilim, uduzsuz ilim, nihayetsiz ilim. Dolayısıyla iradenin o nüfus edip tahsis edecek şekli mahsus söyleyecek. Hepsi o o da var yani iradede. Diyebilir, şunu diyebilir misin Osman? İlimde e, tahsis yok, sıf mutlak mastar şeklinde mücerredat var. Her şeyle beraber. Çünkü ilimde diyor mümkün var, mümteni de var. Madum da var, mümkün de var yani. Madum da var. Bir önceki derste ne dedik? Bir sanki çorba gibi idi. O çorbadan iradeyle, <laughs> irade bir mahsus şekilde çıkarttı onu gibi dedik. Orada var olanı çıkarttı Ama var. Ama bu çorba şeklinde mi? Tabiri He. Bütünseldi. Şöyle düşün. Ne de dememiz ne kadar doğru Yo, ilmin sıfatını zaten biz bunu biz koymadık. Mutlak, mühit, hudutsuz, nihayetsiz bizim değil. O bizim. İlim böyledir mutlaktır. Muhittin böyle bir ilimi çıkaran bir irade Bu böyle bir ilimden yani o bak dile ilim... abi o seviyede konuştuğun da artık irade dememen lazım. Ha, bak zatî olan. İşte onu demek istiyorum. Biz nereden başlayacağız? Bizim mutlaka tamam, bir yani, kabul yani, noktamız olması lazım. Ama biz Eğer kabus kabus şu kabul noktası içinde diyorsan hani bizlere kabul başka... kabul noktası yapmazsak boğuluruz. Biz sıfattaki evet. iradeyi konuşabiliriz şöyle. Tamam o zaman e, 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 ilimin <laughs> ötesine gitmeye gerek yok o ilim, ilmin içeri, yani ilmin üstünde de bir irade dersek o zaman sonsuza kadar gideceğiz. Bir kabul yapalım. Mümtehiler nasıl var oldu diyeceğim o zaman. İrade tahammül etmemiş çünkü. Kardeşim, ya niye şaşırıyorsunuz? Aa bak, aynı bir daha okuyayım. Mutlak, muhit, yani burada bir e, şey yok ki Osman. Bak, mu, mu, muhit, mutlak, hudutsuz, nihayetsiz ilmin sıfatları içerisinde yani mutlak hudutsuz nihayetsiz onun içinde diyor ki Osman miktarı muayyen şekli mahsus yok mu yok nasıl dersin var ha diyor ki orada iradenin miktarı muayyen ve şekli mahsus ile nüfus ederek çıkartacakları olmakla beraber çıkartmayacakları da var. İlimde var. Bak biz tezat yok ki bak mutlak muhit hudutsuz nihayetsiz ilmin sıfatları içerisinde miktarı muayyen yok mu? M miktarı muayyen var orada. Yani mümkün, mümteni, madum ma ilim şamil 3 şey. Mümkün, mümteni, maduma da şamil. İrad ilim. Şimdi bu mutlak, muhit, hudutsuz, nihayetsiz İlmin içerisinde miktar muayyen şekli mahsus yok mu? Olmaz olur mu? Peki ne yapıyor onu? O bunun her çeşidi var. Nihayet yok desen cehaleti istinad etmiş o. Peki miktar muayyen şekli mahsuslar var. Ama ne kadar var? İradenin tercih etmedikleri gene var. Miktar muayyenler yok mu? Ne kadar bilmiyorum. Şekli mahsus ne kadar var bilmiyoruz. Ama benim bahçede Arnavutköy'de şu ağacın o e, miktar muayen ve şekli mahsusların bunların da sonsuz. Onlardan nüfus ederek nüfus ederek onu diş, dışarıya e, çıkartıyor. Çıkartıyor. Ona da şekli mahsus ihtiyarla kudrette vücut giydiriliyor. Yalnız şöyle bir şey orada şey oldu zannediyorum sende. O e, miktar muayyen, şekli mahsuslar çok. Yani bir tane yok. yok. Ha, sonsuz. Sonsuzlamı. Ha, ama sonsuzluk içerisinde bizim bahçedeki sonlu olan ağacı çıkartıyor. Miktar muayyen, ilmin <laughs> miktar muayyen, şey, miktarı muayyen ve şekli mahsuslar nihayetsiz. Bu şöyle cümle kurayım. E, mit, e mutlak miktarı muayyen. Muhit bak. E, mu, miktarı muayyen ve şekli mahsus mutlaktır. Son, mutlak var. İkincisini söylüyorum. Miktarı muayyen ve şekli mahsus hudutsuzdur. Hududu da yok. 2 3 Miktarı muayyen ve şekli mahsus nihayetsizdir orada. Miktarı muayyen ve şekli mahsus hudut nihayetsizdir. Yani bunlar aynı şeyi hepsine şamil etti. Şurada olabilir mi insandan biraz düşünüyorum neye benzetebiliriz diye. Şimdi ben mimarım. Ee, benim ilmim var. Benim ilmimde nihayetsiz binalar yapabilme şeyim var. İlmim... Var. Miktarı muayyen ve şekli ha. mahsus sonsuz. Ha. Var ama Anladım. ben irademle... de bu. He, ben irademle bir tane işte çatılı, yüksek çatılı, işte katlı bir villa... Şekli mahsus. E, Bizi şekli mahsus yapmam iradem oluyor. Yani ilmimdekinin nihayetsiz ilmimde şey var ama belirli değil gibi. Belirliliği konuştuğun anda iradem devreye giriyor. Şey şekli mahsus. Mi? bir miktar muayen. Ben iki katlı işte şöyle çatısı olan, pencereleri şöyle olan, bilmem ne olan bir tanesini belirlediğim şekli mahsus yapmam aslında orada hala da vücuda çıkmamış. Ben onu tasarlamam gibi. Yani. İkisi de duruyor. Ay, irade ettiğin de duruyor. Çıkmadı. İrade etmediklerin de duruyor. Gibi zaman. <laughs> Oraya nüfus ettin. Nüfus ettin. İlimde e, ne kadar var? Ne kadar var biliyor musun? Senin kafanda o binaların çeşitleri miktar-ı şekli mahsus ne kadar? Mutlak, muhit, hudutsuz, nihayetsizdir. Abi şekli mahsus iradeye miktar muayyen, kudrete bakmıyor Öyle bakıyor. Mesela o zaman ben şöyle abi as aslında oraya vurgu yapacaktım. O mimar e bir sürü evler çizilmiş bir şeyin içerisinden o evi seçmedi. Bak seçmek yok. Evet. Evet. Hasan abi. Ha bir daha söyle. şimdi o bizim şeyimizi yıkmak için. Şimdi o mimar o iki katlı evi 10 tane, 20 tane, 100 tane evin içinden bir tane ev seçmedi. Bak seçmedi. İhtiyar olurdu o zaman. İlmimin içinden irade ettim bir tanesine, tanesini. Hiçbir tane yok. Ben kendim ben, çıkarttım. Yani seçmek yok bak dikkat edin. Seçme o yok. Ev, ben seçmedim ki. İlmimde vardı. Ben o evi irade ettim. Bak, bak seçmedim. Yani 9... seçmek kelimesi uymuyor. Niye uymuyor? Uçan, sen, uçan, mimar var olandan seç, çıkarttım. Seçtin mi <laughs> sen o evi? Yok. Benim şu ilmimden bir şekli mahsus. Diyorsun ya ilhamen oldu diyorsun. Değil mi? Yani Nasıl var... bunu düşündün diyorsun. Tamam, Hiç almadım. düşünmedim ben. Ha, ha o yüz yani. tanenin içerisinden bir tanesini almak Almadım. Şey değil, değil Öklü öyle. Değil, işte. değil. Çünkü niye? Evet. evet bak niye biliyor musun? <laughs> miktar muayyen ve şekli mahsusu aldık mı? Bir paket yap. <laughs> miktar muayyen, şekli mahsus. İlimde ne kadardır? Hudutsuzdur. Nihayetsizdir. Mutlaktır ve e, hudutsuz mutlak muhittir. Bir daha bu iradenin seç iradeye miktarı muayyen yapıyor ya. Miktarı muayyen. Şekli mahsus muhittir, mutlaktır, hudutsuzdur, nihayetsizdir. Nerede ilimde? İlimde varlardan seçmedi irade dediği gibi. Çıkarttı. İrade etti yani. İrade etti. Tam uyuyor bak onun <laughs> seçmediği. Bir de alimlerin sini ben ne demişler diye bir cümle vardı. Alimler bak ne demiş. Onu da e, şey yapayım. O da çok e, güzel olacak. O alimlerin ilmi kelam alimlerin hiç bozmadan getirdim. İnşallah onu görürüz. Nerede o? Onu da e, böyle. He? O değil. O da başka da. Başka bir tane de var ama o daha çok böyle veciz. Dur. Ee, irade. Acaba nereye koyduk onu? Onu bulmamız lazım. 370 370 O çok önemliydi. 234'e bir bakayım. 234. Artık birbirine karıştı. 234 Evet. 370. Ya arkadaşlar onu onu bu, bir bulayım size. Abi siz ararken ben de bir şey elemanı şey mi söyleyebilir miyim? Başka bir şey de. Tamam dinliyorum kardeşim dinle. Sen dinleme <laughs> şey. <olur. gülüyor> sen. <dinlemezsen, olur. gülüyor> Evet dinliyoruz da burada dinliyorum abi. İlim 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 dahilindir. Ama ilade mümkün eğer bir fark görebiliyorsak ben bunu böyle yapıyorum. İmkan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz miracı düştüğü zaman imkanla vücut ortasına gidiyor. Değil mi? Ha. İşte bu ilim Entonces, o, evening... ama mahlukat için içinde gidince mümkün oluyor. Sale... O, <tongue> o da iradedir. İlla seçmek değil. İlla frag... seçmek değil. Ama <giờ> ]まあ, var. Biri mümkündür. Biri varsa. Hı, buldum. Buldum abiler. Okuyorum metni okuyayım sonra çizdiğimi vurgulayacağım burayı. Sayfa 122. Eskilere göre tekmin ve vücut. Maz, lugat, iç, lüb, adem tarafı. İştibakı, zahir olması. Bak şey yapıyorum bak. Maz, ne demek? İç, lüb, adem tarafı iştibakı yani zahir olması, ittisafsız, vasıflanmak, sıfat sahibi olmak, bir hal takılmak. Ben Türkçe'ye çevirdim. Muştak olan yani ortaya çıkma arzusu ter, teris, terhis etmek. Vasfına o zat üzerine ıtlak. Adem'den serbest etmek. Okuyacağım esas burayı da. İle sahip değildir. İrade ve kudret sıfatlarına mugayirdir. Başka türlü zıttır. İradenin eseri tahsis ve tayindir der alimler. İradenin eseri tahsistir, tayindir. Kudretin eseri ise sihat-ı icattır der. Bunlar bil fiil vücudu iktiza etmediğinden bil fiil vücudu icat eden bir sıfatı hakikiyeden daha lazımdır. Tekvin ise bil fiil vücut onun eseri olan sıfattan ibarettir. Şimdi okuyorum şu hoca şey. Madumu Adem'den vücuda ihraç bu tekvin sıfatı ile olur. Evet. Tekvin sıfatı hayata taluk ederse İhya ve mefte. Bak tekvin hayata taluk ederse iya ve he, mefte taluk ederse imate, surete tekvin taluk ederse tasvir, rızka taluk ederse terzik, tesmi olunur. Sıfat-ı efalin cümlesi tekvine racidir. Çok acayip. İradeyi niçin aldım buraya? İrade diye derler ki tahsis ve tayin. 32. sözde de öyle. <laughs> ha, o zaman bizim ilim, ilim sabitiyetimizdir. İlimi sabit alıyoruz. İlim mutlaktır, muhittir, hudutsuzdur, evet. nihayetsizdir. Ama orada ne vardır? Miktarı muayyen ve şekli mahsusalar da var. Osman, bak miktar muayyen ve şekli mahsusallar da var. Nerede? İlmin içinde. Bir sürü. İşte var deyince seçmek oluyor. Da. Seç böyle. İşte oraya geçiyor mevzu da oradan onu ayırmak <laughs> için irade oluyor. O, o zaman şöyle. şöyle şekil ya şey yani şekil işte şekil mahsus değil de irade oluyor. Şekil şekil mutlak bak mutlak muhit hudutsuz nihayetsiz mi dedik. Orada na nüfus ediyor irade miktar muayen şekli mahsus çıkartıyor. Bu. Gibi. Yani bir belir... mutlak, muhit, hudutsuz da belirlenmiş yok. Miktar muayen yok, şekli mahsus da yok. O artık mutlaktır, muhittir, hudutsuz, niyansız. Nüfus edince miktar muayen... şekli mahsus oluyor. Nüfus ettiği kadar. Alıyor. Ona suret giydiriyor işte kudret. Bir daha ilimde İlmi başka bir şey tarif etmeyeceğiz. İlim mutlaktır, muhittir, he, hudutsuzdur, nihayetsizdir. Oraya nafiz iradeyle tayin, tayin ve tahsis etmesi demek. Mutlak muhit hudutsuza hiçbir şey var mı? Senin misalin gibi hiçbir bilen misal hiçbir şey yok. Mutlaktır, muhittir, hudutsuz, nihayetsiz. Oraya nüfus ettiği miktara miktarı muayen şekli mahsus oluyor onu şekil veriyor. Bu kadar bak. Şey, bu, bu. Daha şey yapmayacağız bunu. Ya sen, bir de nüfuz etmediyse böyle şöyle bir tanesi. gönderdi. Bununla alakalı şeyler <laughs> takip ediyor. Ee, ee Hüseyin ee, ve madem kadî alemin bir kipi çakar gibi emri gün fe gün ile her şey olursa olsun icat edebildiğini hatsız kuvvetli delillerle çok misalle de ettiğimiz ve hususan 20. cin mektubu ve 23. <laughs> emanın ahireti ispat ettiği gibi hatsız i̇şte bir kudreti var. Elbette bir müşahede, da müşahede da görünen harikulade suret ve de, kolaylık de, o ihata ilgiyetten ve azameti kudretten geliyor. Yani, Mesela nasıl ki göze görünmeyen eczalı bir de. mürekkeple yazılan bir kitaba o yazıyı göstermeye mahsus bir elza sürülse o koca kitap birden bile göze göze vücudunu gösterip kendini okutur. Aynı öyle de o kadir ezelinin şeyde var benim kablo var. Gö bana bak masam var ya masa. Var var bu. Aynı uyuyor bu. Kablo var aynısı. Hemen masamın kenarında duruyor. Ve aynı şey kablo. Yani, kameranın kablosu aynı kaykol. Aynı, aynı. aynı kablo. Hemen masanın yanında, hemen masanın kenarında. O kadili ezelinin ilmi <laughs> muhitinde her şeyin sünneti mahsusası <laughs> bir miktar muayyenle tayin, ed tayin, ediyor. Bu o zaman her şeyin... İşte o, o aynı yere okuyor. Yani aynı gibi, yeri göndermiş. Yani aynı. Var demek ki gözüküyor buradan da anlaşılan. Yani olmayan bir şeyi e, e, sanki iradeyle yapıyor ki burada her şeyin bir sünneti mahsusası... Bak kabile bak dur. dur. Var. Değil? Bak şimdi. İlim e, ee, şey irade oradakini ille çıkartmıyor. İlim şudur. Başka bir şey yok. Mutlak, muhit, hudutsuz, nihayet. E, ee, iraden nüfus edince miktar muayen şekli mahsuslar ortaya çıkıyor. Çıkarttığına. Nüfus edince. Ha? Ama o mutlağın içerisinde ilmin mutla ilmin içi mutlak mühit ya. Orada miktarı muayyen, sureti mazun onların dışında da her şey var. Yani ilim mutlak mühit, hudutsuz, niyasız demek. Miktarı muayyen şekli mahsusaların nihayetsizlikleri var ama irade bunu has kılıyor. Alim şahadete, ağaca, eşyaya, barda şu şekle

Sürekli bir mahsusası var diyor. <laughs> Kabloyu göremedim. Aynı değil. Aynı enfin... Yani还是... değil. Söhretin mahsusası var da buraya gelmeye uygun olmaması meselesi var. Hadi biraz daha devam edelim. Ya, ya, sana bir şey diyebilir miyim? Evet. İşte orada da iradenin, hatta Kudret'in bile tecelli manevisi var. Yani <laughs> tahsil ediyorsa, sesini, vücudu ilmi teşkil ediyorsa belki o manada Yani manevi tecellisi var, yani maddi tecellisi değil mi? İçten hafızları var mı? Yani manevi böyle bir zorak kişidir. Herhangi bir zorlanma yok ki. Niye zorlanıyorsunuz ki? Ne anlamakta bir şey yaptınız? İlim, ilimi kenara koy. İradeyi kenara koy. Karıştırma. İra, ilim, hudut, mutlak, muhit, hudutsuz, nihayetsiz. Tamam. Burada ne var? Burada mutlak, muhit, hudutsuz, nihayetsiz. Ne anlıyorsan. Tamam var. İrade nüfus edince miktar-ı muayen, şekli mahsussalları yaparak çıkartıyor. Neyi? Muhiti, mutlakı, hudutsuz, nihayetsizi şekli mahsus yapıyor. Ve miktar muayen yapıyor. Nüfus edince. Yani etmeden önce ve ettikten sonra da orada mutlak, muhiti, hudutsuz. Yani her şey var artık. Yani her şey derken e, şekli mahsusallar e, irade oradan nüfus edince şekli mahsus miktar muayenler oluyor. Yani ona dönüşü irade o demek. İda, irade tayin ve tahsis etmek demek. Miktar muayen şekli mahsus. Ama ilimde bunlar var mıydı? İlimde bunlar vardı demiyorum. Zaten yok yok. Mutlak, muhi, tudutsuz, nihayetsiz. Peki içine miktar muayen var mı? irade taluk etmeden yok. Orada oraya mutlaklık var. Mutlağı muayyen yapan. Bak mut, bak muay şekli mahsus. Ne demek? A şekli mahsus. Bu şekil ma mahsustur. Bu yokken mutlaktır. Nasıl olur? Kaba olur, dikdörtgen olur. Şekli yoktur abiler. Şekli yok. Şekli mahsus. E, ne kadar olacak? Miktarı muayyen. İlimde ne şekli ne miktarı belli değil. Yok. Abi Ta orada muayyenlik ve müşahhaslık varsa demek ki irade girmiştir. Evet kadar. Muayyenlik ve müşahhaslık yoksa ilim vardır. Mutlaktır o. Evet, bak şimdi. Vardır. Bak abi şekli mahsus bu, mu? Irade o zaman bu şekil midir Osman bak bu şekil. Evet. Bunun şekli kale. Bunun miktarı yok mu? Ha. Bu yokken ne şekil var ne miktar var ağırlık vesaire. İrade girdiği zaman buna o mutlak muhit nihayetsizden yokken şekli mahsus miktarı muayeni mutlaktan buna hale dönüştüren iradedir ya o kadar kolay. Abi bir de ilmi zaten bu muayyen ve müşahhaslı iradeye verdiği için ilim değil la bütün suretler var mıdır, bütün şeyler var mıdır? Aslında bu şekilde sorguya gerek yok. Matematikte şöyle bir şey var, fonksiyon diye bir şey var. Fonksiyonlarda e, iyi o da ilim zaten. İlmi bir şey tatbik ettikçe muayyen ve müşahhas sonuçları bulursun. Evet. Yani o fonksiyon her şeyi kapsar. Bu yüzden onun içinde bu var mıdır, şu var mıdır, muayyen ve müşahhas şekilde yoktu. Muayyen ve müşahhaslık irade girince ortaya Kalem yok. Burada sakladım. Yok. İlim. Bu mutlak, muhit, hudutsuz, nihayetsiz. Bak. Sonra buna şekli mahsus. Buna has mahsus, has şekil. Bunun miktarı yok mu ağırlık mesela şey. Miktarı maye, şekli mahsusu. Kim veriyor bu yokken burada? Yok. Yani barlardan, bunlardan seçmiyor. Katoluk katoluk yokken, şey şey, ha, i̇rade, bunlardan hangisini istiyorsun? Ee, bu olmaz, bunu ver. Öyle yok. Ha, oradan gerekiyor. Ondan çıkacağız. Yani bu... Şimdi abi, bir kere şunu söyleyeyim. Ders kayda girdi. Düzeltilmesi lazım. Davut abinin verdiği fonksiyonun ne? yanlış yani. O fonksiyonların sonucu da var abi. Onları sonucu yok dersen, yani edilmesine gerek yok. Sen şimdi yok dersen ilim naks olur. Neden? Abi ben var ilmi muhit ilim ezeli. yani her şey şart. Muhit her şey. Şimdi, şimdi hayır bak e, ben muayyenlik ve müşahhaslık girince irade girer anlamını söylüyorum. O şimdi e, teşbihin kabiliyetsizliğini e, nazar almaya gerek yok. Ben fonksiyonu Fikiren yaklaşmak adına söyledim. Yoksa ilim eşittir fonksiyondur anlamında söylemedim. Yo, zaten bizim şu anda ayrılmayan yer neresi biliyor musun abi? İlmi vücutla hakiki vücut karışıyor yani. İlmi vücutta irade olması şart değil. Hakiki vücutta biz iradeden bahsediyoruz. lazım. Tamam ondan mahiyetini konuşuyoruz. Ha, yani ilimde vardır. Yani mesela miktarın... vardırın, vardırın açmaya çalışıyoruz. Bak vardırda ihtilaf yok. Tamam vardırın mı? muhteviyatını anlamaya çalışıyoruz. Şöyle miktar muayen. Mesela miktar vardır. İlmi olarak vardır. Ama o Vücutta olduğu zaman orada irade görünür yani. Mesela orada miktarın olması ilmi olarak hani irade illa oraya tarif yani. edecek değil, değil yani. Mesela fonksiyon vardır, neticesi de vardır orada. Her şey bellidir. Tabii, peki ki olanların içinden seçmem yapıyor. Katalogdan bir tanesini alıp e, irade seçiyor mu yoksa katalog var mı yok mu? Katalog da var abi. İlmi vücut olarak var. Ama irade aldığı zaman artık vücuda çıkıyor. Yani, katalogdan seçiyor. Tabii abi yani yok dersek bu sefer Bence ilim bir şey olur yani. İlmi <laughs> i̇şte, katılıyorum ya. O var yok abi yok, şöyle yok. şöyle çözmemiz lazım Hasan abi. Yok. O var yok şöyle çözülür. Şimdi ben mimarım. O benim ilmim. Mutla nasıl yok dersiniz i̇şte, ya? Bak şimdi orada gene bu suret, kanuniyet, hakikat, mahiyetten gideceğiz. Öyle var yok kelimesi kaba kalıyor bu durumlarda. Yani neye göre var neye göre yok. Hangi mertebede var hangi mertebede yok. Yani var yok kelimesi kaba bir kelime. Şu konuşma. bir Çünkü ya. suret hakikat mahiyet. Benim ilmim şimdi ben mimarım. O binayı çizdiğimde çıkan o bina benim ilmimde var mıydı yok muydu? Evet. Vardı da oradan çıktı zaten. Oramız ben irade mi? ettim. Ben ilmimden irade ederek o mahsus şekli çıkarttım. O bina o e, ilmimde var mıydı yok muydu? E vardı tabii. Ben Sonra... oradan zaten ilmimi kullanarak irade ettim. İlmimden onu oluşturdum. Hangi şey Ha, o zaman var yok ne şekilde o ilmimde vardı? İyi var. konuşmak evet. gerekiyor. Osmanlı. Benim bu bina evet. o şekli mahsusu Hakikat olarak vardı, suret e, olarak değil. ben çıkarttım. O, ya da kanuniyeti vardı, ben öyle çıkarttım şeklinde konuşmam lazım. kardeşim. Katalog olamaz. Çünkü her bir nesnenin veya her bir olasının sonsuz tercihi var. Sonsuz. Hı hı. Her bir şeyin sonsuz. Tamam olsun, o da katalog desen de o. Katalog yani. ona katalog denmez ki. E, bizim anladığımız manada katalog, katalog ki sonucu öyle. bildirilmiş bir şeyin içinde seçeceğiz değil. Böyle bir şey yapacaksa, bunun sonsuz ihtimaliyeti var. Evet abi. Sonsuz ihtimaliyeti. Peki bu kadar konuşmalardan evet. ilmin sureti, kanuni hakikati, mahiyeti çıktı. Çünkü onu da desen oradan çık patlıyor, buradan versen bu batlıyor. O zaman şeyin, iradenin ve ilmin mesela sureti bak He. Bak şimdi. <laughs> i̇lmin İlmin e, mahiyeti, e, ilmin mahiyeti mutlak. İlmin hakikati muhit, ilmin kanuniyeti hudutsuz, ilmin kanuniyeti nihayetsiz. Şey sürekli nihayetsiz. Şimdi ilmin içerisinde, şimdi neyi çözecek? Şimdi e, eşeğe geldiği zaman şekli Mesela geldiği zaman ihtiyar ne yapar? Sureti muntazama giydiriyor. Bu nedir? İlmin donmuş hali. Bu ilmin suretidir. Nihayetsizdir mi? Evet. Bak bu ilmin sureti, ilmin sureti şekli şey şeklidir. Şekli mahsus. Ee, sonra bunun Kanuniyeti, şekli mahsus, miktar muayen, libas giydi. Bunu e, içeri girdiğin zaman, kanuniyeti, bu şeyin kanuniyeti nedir? Nafizdir. Kanuniyeti olur. Kanuniyeti öyle gözüküyor. Hakikati ise, hakikati ise, yani ilmin hakikati, mutlaktır, muhittir, hudutsuz, niyatsizdir maliyetini bilmiyor. Bu yüzden zaten Hı -hı. böyle bir şey, böyle bir şey denemesi de o mu oluyor yani? Şimdi ilmin içerisinde bir şeyi tayin edilecekse, o bir miktar ve bir mahsusta yapılacaksa, her bir seçeceğin şey veya irade edeceğin şey sonsuzdur. Veya ikinci şık, surettir, kanunettir, hakikattir, İlk Birinci şık bu. İkinci şık, o dört tane şey çıktı ya karşımıza ilim mutlak muhit hudutsuz nihayetsiz. Onları biz ona bir bir önceki başka bir şeyden ifade ederek yazdık. Onu böyle o mutlak mutsuz, e, nihayetsiz direkt ilmin sıfatlı olarak değil de o tahtada bir ya. Bir önceki bir şey yazmıştık. Oradan Ene de abi, ene de eniden çıkmış. devşirdik onu yani. Evet, İl devşirdik ama yani, ilmin şeyleri zaten de daha fazla da çıkar onu Evet, ederim. o da çıkabilir. Ama e, ilim sıbıtı sıfatta ya nasıl bilmiyoruz. Bilebilsek zaten e, mayetini bilmiyoruz. Tabi. Mayetini bilmiyoruz. İlim çalışırsak belki biraz eşe. E, şeyin sureti, kanuni tersin şeyin ya. Hakikati mayet. Biz de belenip şurada. ilmin suretindeyiz. Ne yapmış? İlmin şu şek, şu eşya e, eşya nedir? Huvel evvelu vel ahir ve zahir vel batın ve bir şeyin alim var ya dört tane bu sureti giymesi donmuş ilimdir. Tamam. Yani evet. Tayin ve ta tahsis iradeci. Şimdi bu ilmin donmuş hali bu. Peki kanuniyetin nedir? Yani kanuniyeti bizde değil. İsterseniz bizde yapalım. Ama kanuniyette suret var mıdır? Şu, i̇nsanda yapalım. Kanun Her şeyin sureti daha kolay çözülür. Biz kendimize şahidiz ya her şeyin sureti de ilmin sureti de nerede? Serbest bölgededir. Kanuniyeti akıldadır. Hakikatı kalptedir. Mayiyeti ruhtadır. O zaman yapalım. İlmin sureti nedir? Şekli mahsus tahayyüldür. Miktar muayyen tasavvurdur. Tamam? Şekli. Şu, bak <laughs> şimdi. Işte. Abi ben bir şey İnsanla. İnsan, ama İnsanla e, bildiğimiz bir şeyle bilmediğim şeyi Hasan bir şey sorabilir şimdi? Bunu sonsuz şekilde oluşturma şan, e, şeyimiz yok mu? Bu şunu yaparken sonsuz. Bunu neyin nizam istiyorsunuz ki? Sonsuz ya. Her şekliyle sonsuz. İmkanat. Yani nereden bakarsan bak her şey bunu sonsuz yapma ihtimaliyeti olan bir şeyden ne yapmaya çalışıyoruz ki yani? Sonsuz ihtimaliyat var. Böyle bir katalog olamaz ki, böyle bir şey yok burada. Yani bu sonsuz yapılma ihtimali var. Niye sonsuz katalog olamaz? <laughs> yani, o zaman katalog. Her bir şeyin sonsuzluğu var. Katalog olmuyor. İlim oluyor zaten. Evet, ilim işte ilim sonsuz. Her bir şeyin sonsuzluğu var. Bak indirdin. Bak Fortran diye bir tane yazılım vardı ya. Yani. Bu bu ise değil de bu. Bu dese bu. Her birinin bu dese bu, bu dese bu var. Sonsuz. <laughs> ya. Dersten sonra görüşelim. <laughs> yok yani sonsuz. Bir şey sonsuz varsa nasıl izah edeceksiniz ki? Oluşmaz. Ama bu irade ile <laughs> biz bunu çıkarıyoruz. İlimden çıkarıyoruz. Bu oldu. Muayyen uzun bir şey. Tabii Biraz muayyen. İrade girmiş. Evet. Deniyor. İrade ile bu. Yoksa yok yani. yani. Aynen abi. Hı. Aynen. Ben de katılıyorum abi. Yani <laughs> ilmi vücudu hepsinin var. Çünkü nihayetsiz oluyorsa bu kalem, ilmi muhitin dışına çıkamayacağına göre bu e, Hı. tamam orada ilmi vücuttur ama e, vücutta geldikten önce de yazılı bu zaten. Öyle değil mi? Kader'de bir kural var yani. Vücutta gelmeden önce yazılı, gelince yazılıyor, çıktı yazılıyor. O zaman her şey, nihayetsiz şeyi orada ilmi vücutta ilmi vücut olarak vardır. Şeyinle kader ölme yani. Oradan Hı. bir şekilde kader bir şeyi tercih ediyor. O tercih nedenini bilemiyoruz. Yani bu şekilde olmasını cenab Hak. ve insanlık insanı bu şekilde yaptı. Belki nihayetsiz bir şekilde olabilir diyor ama o da iradenin kaderin ürgülemiyoruz. İkisi, i̇kisi de terk etmiyor. Ama o şeylerin vakti. hepsi orada ilmi olarak olması Sağ lazım. Nedir? Yani Sosu muhalde, muhalde <laughs> orada olduğuna göre, ilmi muhitte <laughs> muhalde olduğuna göre. Kendimizden kendimizden, kendimizden yola yani. çıkmadık, çıkmadıkça kainatta ve vacip da gözükmez. İlk önce biz kendimize şahitiz. E her şeyin sureti serbest bölge, kanuniyeti akılda, hakikati kalpte, ee, uygulama ayeti rota yapalım yapalım abiler sureti sureti tahayyül ve tasavvur şekli mahsus tahayyüldür eee miktarı mayen miktar yani miktar ölçü birim tasavvurdur düşüncedir uydu var sonsuz ama. Tabii. sonsuz tahayyül sonsuz tabii sonsuz ee, kanuniyeti akıldadır akıldadır nedir o emri nisbi, emri itibarilerin şeyi, vahidi kıyası ve e, ilim olmakta olanın olmuş hali ta, şeydir, taakuldadır. Hakikati kaptedir. Ne demek o ilmi? Hmm. Hakayk şey sabit etun. Esma ilahiyedir. E, i̇lim sıfat iken alim esmadır. Yani bu e, subutu sıfattaki ilim bütün esmalara şamildir kalp neresiydi? Arş. O sonra oraya geçeceğiz. Demek ki kalp de şey ilmin hakikati nedir? Alimdir. İlim sıfattır. Mesela hay sıfattır. Muhi esmadır. İlim sıfattır. Alim esmadır. Kudret sıfattır. Kuva kadir. Esmadır. Kadir. Şimdi es şey, kalpte de alim. Mahiyette de kalpte şey ruhta ilim. He, ruh. Ruh denir. Zi hayattır, zi şurdur, kanunen Tamam. Şimdi demek ki bunun dışına zaten her şeyi bununla yorumluyoruz. Sureti, kanuneti, hakikati, mahiyeti. O zaman ilmin suretiyle biz alıyoruz. Kanunetiyle harmanlamaya çalışıyoruz. Ve hakikatiyle özdeş yapıyoruz. Patlıyor yani. Cüneyt ya, onu oraya bırak, onu doğruya bırak, onu doğruya bırak. Şimdi ruh her şey şamil değil mi? Şamil. Kalp ruha şamil değil. Kalp vicdana şamil. Vicdan nereye şamil? Akla şamil. Akılda nereye şamil? Serbest bölgeye şamil. O zaman e, her şeyin olduğu gibi her şeyin sureti insanda uyguluyoruz. Kainatta sonra uygulayacağız. o ee, i̇radenin itayin ve tahsisi vardı. İlmin e, miktarı miktarı ve sureti sureti tayildir. Onu kapı kapatır mısın? O başka yerde konuşsunlar. Onu şey yapar mısın? Adem Adem başka yere git abiler. Başka yere git. S miktarı ve sureti mahsusah sureti mahsusaların sonsuzluğu tahayyülde. Miktarı mayenlerin sonsuzluğu tasavvurda. Kanuniyeti nedir? Akıldadır. Akıl. Akıl, lefi i mahfuzun bizdeki karşılığıdır. Hem şeyler, imam-ı bin, kitam binler. Olmuş olanlar da, on, mazi ve müstakbelde olanlar da akıldaki ilim nedir? i̇mam bin ve kitabu bin. i̇mam bin mazi ve mustakbel. Ko koy tencereye. Kitabu bin nedir? Anda olan. O zaman ilmin ilmin hakikati mazi ve mustakbel ve hal. Hepsi duruyor. i̇mam bin kitabu bin de duruyor. İlmin hakikati kalpte alimdir. Nedir o? O bize istidattır. Niha istidat. Nihayetsizlikler. Yani hakikati istidat olarak. E, ee, mayeti yazayım istersen şey yapalım. Şey, onu, mayeti, mayeti, her şey mayeti olduğu gibi ilmin de mayeti, kudretin de mayeti ruhtadır. Ruh nedir? Ruh. Onun dışında bakayım bir şey var mı? Dört tanedir. Tane Zi hayattır. Hayatı alır. Zi şuurdur. Kanun emridir. Vücud haricidir. Şimdi bunları baktığımız zaman hem kudrete şamil ilim, hem iradeye şamil, hem kanunlara şamil. Zi hayattır, hayata şamil. Zi şuurdur, ilme, ilim ilme, şey, tamam zi şuur. Kanun emr, kanun emr, ilmi şey, vahidi kıyasiler, Vücut harici demek irade yani. Bir tanesi kudret. ilim kudrete de şamildir. Eamdır. İradeye de eamdır. Şamildir. Şimdi ben burada yazayım, çevireyim. Ondan sonra dersi bitiririz. Sureti, kanuniyetini tefrik etmeden paldür küldür, serbest güreş yaptığımız için başımıza bunlar geliyor. Hasan abi şöyle yazabilir misiniz? Bir şey söyleyebilir miyim? Ee, suret, kanuniyet, hakikat, mahiyet diye yazın. E, ilim yan tarafta da irade, her ikisini de ayrı Ha, o ilk önce bir tanesini yapalım, ekleriz abisi. Orayı da siler misin sen Bunu nasıl kırmışlar burayı? Sabahtan temel, temel olarak neyi beri konuştuğumuzu. Burayı nasıl vurmuşlar ya? Ha?

Başka önce kayıtlar. Gerçi ilme çalışınca daha güzel çıkacak da bu. Bu ne zaman çıkacak en doğrusu? İlme çalıştığımız zaman. Ka sureti Sırayla gidelim. Elimizde formül var. Niye kullanmıyoruz? Kanun eti. Akıl diyelim. Şimdi o takul mertebelerini şey yapmayalım. Taakul, yani takul hani bir sürü eliküsüye var ya akıl değil

Evet. Şimdi arkadaşlar. Beraber gidelim. İlmin sureti, kanuni, takikatı, mahiyeti. Biliyoruz ki sureti serbest bölgede. ilme daha çalışmadığımız halde ama tüfeylisiz, iradeyle şey yapıyoruz. Evet kazıyoruz. Kanuniyeti, her şeyde olduğu gibi takıl, akılda. Hakikatı kapte, Mahiyeti ruhtadır her şeyin. Fu sabit kelemiz. Serbest bölge ne var? Bu şey indirir gelsek. Miktarı mahsus. E, şey muay ma az. Bir tanesi şekil, bir tanesi de e, miktarı. Yani tahayyül ve tasavvur. Yani bilgi malum. E, akılda ise hepsini yazmadım. Şöyle uzun olur diye. Emri nisbi ve emri itibarıyla asıl olan vaydi kıyasilerle insan olmakta olandır ilmi vücutlar. İlmi vücutların ama akıldaki seviyesi yani olmakta olan, dönüştüklerimiz, dönüşebildiklerimiz. Yani şöyle de diyebiliriz. Zihinde mekan açtıklarımız, dönüştüklerimiz daha o nihayetsizlikler değil, muayen olmuş bize dönüşmüş. İlmi vücutlara dönüşmüşüz biz. Kalpte ise her şeyin esmanın, her şeyin hakikati esmadır. Hakayki eşyayı sabit etin. Esma-i ilahiyeler. Esma-i ilahiyelerin perdesiz tecelli ettiği yer kalptir. Kainatta arştır. E, akıl ise lefi mahfustadır. Tamam. Şimdi sonra akıl, şey, kalp İlmin esması nedir? İlim sıfıttır. Bu ilim, ailem, kalptedir. Ruhta ise, ruhta mahiyeti bulunuyor. Ruhta bulunuyor da, kaba taslak söyledik. Tam da ruh nedir? Nasıl bulunabilir? Ruh ziyayattır. Zişuğurdur. Kanunen vücud haricidir. İlim bu şekilde bulunuyor. Ziyayattır. Hangisi bu? Yani, Mahiyet. Evet. Ma Her şeyin mahiyeti. Ruh yani. Ruhun içi bu. Evet. Daha demedik. Evet. Ha, Bu, şu koyacağız şimdi. Tamam mı? Koyacağız. Bu ruhu bir görelim diye. Bu aslında şunun açılımı da. Yani yazmadım bu bunun gibi. Şimdi yazacağım. Zihayattır. Yani e, varlık şeyi hayat, hayat seviyesinde onu dursun. Zil şuurdur. Nedir? Ee, burada da farkındalık ilim. Bu kanun emr ve vücud harici bu irade desek beraber bu da kudret desek tazamun ediyor. Vücud harici çıkmış. Kanuni emr mesela o o şeyi yöneten ama gözükmeyen, ona onu belirleyen. Vücudu harici deyince otomatik kudret devreye giriyor. Vücudu harici olabilmesi için kudret taluk eder. Eğer kudret tahalluk etmezse vücudu ilmi olur. O zaman kanun emri iradedir. Ee, burada bu zaten zişurdur, ilimdir. Ee, bu da emir. Emirdir. Bunları ...tazamun ediyor. Ee, eğer biz... ...kategori etmesek... ...böyle... ...küllümen... Böyle bir tanıma şey yapsak... ...zor olur. İrade ne yapıyor? Bu... E, ...sistemin içerisine... ...nafis. E, nasıl Nasıldır o? İlmin... ...bildiğimiz kadarıyla şu anda... ...mutlaka kendisini çalışmadık ama mutlaktır, muhittir doğru. Hudutsuzdur, nihayetsizdir. Oradan işte irade burada nerede? Kanunu emriyle orada nasıl alıyor? Kanunu emriyle yapıyor. Bunun izi hilkattaki yaparsak varlıkta bu galiba alemi şahadet demiştik hatırlarsınız. Burası lefi mahfuzdu. Burada açtı. Böylelikle bugün bitireceğiz bunu. Daha şey yapacağız. Bunu pişireceğiz daha. Sonuç değil. Ruh da arş azamdır. Arş azam. Arş azam. kalp. Arş. Lefi mahfuz. Kürs yani. Kürs. Kürs. Ya peki bu, bu, bu kesin, bu da kesin, bu devamlı oynayacak. Ama bu da alim tamam, bu da kesin, bu akılda bunu koymak. Şimdi biz bu irade, bu şeyden, bu sistemin içerisinden nüfus ediyor. Herhangi bir e, belirleniş yok. Ama Mutlak, muhit, nihayetsiz Hı. ve hudutsuz ilimde. İlimde artık yok hiç lafı kullanmayacaksın ilimde. Abi Bu yoktu. İstidat ve kabiliyetten bahsediyorsunuz. Onları yazmıyor Yazalım. Tamam. Da şey o daha şey olur. Burası istidat. İstidat. Burası. Burası değil mi kabiliyetler dönüşme öyleydi herhalde he. Şurada istidat evet ruhta yazı. Kanun itibariyle istidat burası o istidat bu kabilet olacak. Yazılım. Yani olması nihayetsiz. Olmuş hallerimiz. Kalpte ne kadar inkişaf edersen işte kabil oldu. Neyse onu karıştırmayın. Tamam. Biz sizin biz, biz, biz bir ya siz. Tamam. Şimdi. Yani, çünkü. De, bir <laughs> yani bak. öyle. Yani o, şeysi okuyoruz. Yani. Yani gerek yok. Bir şey, Bu ruh mahluk mahluk olursa mahluk olursa bu ruh bizde nihayetsiz yazılımlar var. Be belli değil. Mesela bir şey sorabilir miyim? Arkadaşlar zamandan beri şunu tartışıyorlar aramızda kaderinde de. Yani ilim iradeye şamildir anlamında mı demek istiyorlar? Öyle mi O sadece mahiyetle mi geçerli oluyor o zaman? Sadece mahiyet. İlim için olur. ne demiş bak? İlim e, ee, şey mümküne mümteniye bir de şey maduma şamildir. Yani kapsar. Başka, yani Nasıl yazmıştık o bir şekil vardı ya Osman bir ilimi böyle daire yapmıştık hatırladım. Var. var mı bak bakayım. Ve o çok o onu, onu yapalım o şekil. Tamam. O, Zaten vacip o, o, yani. o şey e, e, o bir formül şekil o o bizimle alakası tespit değil üçünü denileni denileni çize çize yapmıştık o. Üç tane kapsar kapsar şöyle. çalışmışlar Şöyle. Ondan sonra şurada. E burası böyle. İlim. Burası. Hadi o bulursanız onu yazayım. Bir tane mümkün. Dört tane olacak ya. Üç tane bile değil. Ee, nerede var? Dur bakayım. Eee... Ya o şunu söylüyor şeyde o işaretli cihazda şey üstünde. Yani böyle bir yerde şey yapmıştık onu. Şey kelimesi şey vacip mümkün mümteni. Ha şey denilen her şey. Ne şey. diyorsun abi? Ha, vacip. Evet vacip evet. mümkün mümteniye mümteni şamil. Öyle diyor? Evet. Zaman Sonra bak şey abi. Zaten. Sonra öyle mümkünün içerisinde okuyor. mağdur ve mevcut çıkacak. Mümkünün içinde mağdur ve mevcut çıkıyor. Evet. Ama şuraya mümteninin mümkün... değil. Adem'in içinden mağdur ve mevcut mümkün. çıkıyor. karışıyor. Karşıyor. Hmm. Neyse ama ana konu bu değil şu an. O değil değil yani. Yani. Ya. Ana konu o değil şu an yani. Tamam. Dağılmayalım. Bak. Şurada. Şurada o şekli bulamadınız mı üç tane? Aslında. Ben abi bulamadım ya. Ta şeye gittik. Maşuki'ye gittik ki o. 3 üç, üç tane. Dima 219'da. Ha. Var mı şekil o şey? Var. Dima 219. Bak çıkar bakayım. Tam Benim olmadığım deriz. 219. Ha. Şu. Bakayım. Ben de ayrı dedim zaten. Ya ne oluyor ya? tamam <laughs> Tamam, tamam, tamam. Tamam. Vacip, mümkün, mümteni. Tamam abi, doğru yapmış bu. Madumu da e, şey yaptın. Mümteniyi mümkün. Madum, mevcut. Tamam, mevcut, Tamam. Tamam bu doğru. Tamam. Vacip, mümkün, mümteni. Ee, bu da vücut, madum. Yok, böyle değil. Böyle değil. O sen şu anda zaten sizin ikiniz tatlı başınız. mı Öyle değil mi? Evet. <laughs> Onu beraber çizmiştik galiba. ya bu kopuralım. mı? seç? <laughs> bir zaten nereye dönüyor? Ne diyorlar bakalım? Ne kadar ilerlemiş. Allah, Allah. şey Yunus var Abi. Yun ayet. E, abi. E, e. Ha, öyle tamam burada mevcut vücutla Adem nerede abi? Vücut Adem olmadan mevcutla madem olmaz ki. Ya şimdi o, o bakış açısı. Tamam. Bu bizim o benim kastettiğim şöyle bir şey de vardı ama ona gerek yok artık. Tamam. Şey vacip mümkün mümteni. Mümteni neydi? Şirk diyelim. Onu atıyoruz. Buraya, ha, evet. Bu evet. vacip. Bizimle alakası yok. Bu bize bakıyor. Bu vacip. Bu mümteni. O da şirk gibi alakası yok. Mümkün. O da iki ayrılıyor. Madum mevcut. Mesela o madum yani. Yok şimdi. Sizin. Şey Söyleme. Dur. Madum e, İmam-ı yani mazi ve mustakbel şimdi yok ama hayat sahibi, ilim sahibi, emir sahibi. Mevcut Kitab-ı Mubin olabilmesi için mahluk hayat lazım, kudret lazım, irade lazım, ilim lazım. Şimdi söyle. Hasan abi, mağdum, şi, şimdi mağdum bu değerlendirmeyi yaparken şey. insanı baz alırsak olur. Çünkü mağdum, mağdum insanda oluyor ama kainatta adem. Karışırağı karışır. E tamam. Her şey... e, yani az önce e, Mehmet abi adem niye yok dedi ya Hasan abi. Yani biz burada insan... Mağdum ademdir ya. Hasan abi mağdum şöyle. Mağdum, benim canibimden mağdum olan bir şey sizin canibinizden mağdum olmayabilir. Ama adem deyince kainatta... tabii bizim dışımızda ilmi, şey, ilmi vücutların taalluk ettiği yer. Şimdi buraya baktığımız zaman ilim irade nerede abiler? Bak burada ilim var. Burada da var. Ama e, irade burada yok. Görüyor musunuz? Yani bunu göresiniz diye, görelim diye görün. evet. Farkında mısın? Osman bakar mısın abi? Bak burada ilim var. Burada da ilim var. Evet Tamam. Ama burada irade var. Burada irade yok. Bak farka bak daha e şey yani. Tamam. O zaman bu bu daha kapsıyor. Kapsıyor. E, ilim bu Madum'da da ilim var. Madum o konuşuyorduk. Madum'da da ilim var e, hayat da var, emir de var. Yani e, çıkma şeyleri var. Fakat irade onu hangisini? ilimde olanları, imam-ı bibinde olanları irade zaten kitab-ı mübindi. ne yapıyor? Tayin ve tahsis ediyor. Miktar-ı muayyen şekli mahsus. E, yani taluk ettiklerine deniliyor. Taluk etmeden bilmiyoruz. Yani irade onu. bilmiyoruz. Bilemeyiz onu. Taluk et ama var. Vardır. Ama şekli mahsusunu bilmiyoruz. Ama var tabi. İlimde yok dediğin anda iş biter. İlimde tabi ilimde ilimlikten çıkar. çıkar. Cehalet vermiş oluyorsun. Evet. Var ama bilmiyoruz. Şimdi o bilmiyoruz demeyelim de, bilmiyorum. Bilmiyoruz. Ha mayetin bilmiyorum. Öyle değil. Ee, i̇rade ona nüfus edince şekli mahsus şey sureti mahsus miktarı muayyen veriyor. Taluk ettiği kadar. Taluk ettiği kadar. Nereye göre taluk ediyor? Ne kadar targı, irade o kadar demiyoruz. Demek ki toparlıyoruz ve bitiriyoruz bugün. İra mut şeyde ilimde her şey var. Şu yok bu yok cehalet isnat etmiş oluruz. İrade nafis irade nüfus ederse ettiği kadara ilmin ettiği ilme ettiği kadar şekli mahsus miktar muayyen veriyor. Yani Ettiğine. Hasan abi bahsedersek mutlaka mevcudiyetten mi Evet bir şey. Kitab-ı düşünemezsin. Başka olmuyor Kitab-ı mübinsiz irade yok. İlim ise İmam-ı mübin ve kitabım yani ilim imamı bindir. Mazim-i müstakbeldir. İrade dediğin anda kitabı mı bindir? Kitabımın da kudretle iradedir biliyorsunuz. Ha, bu dolayısıyla zemin olma noktasına alınmış. Bu da asıl olma itibariyle alınmış. Ha, bakın burada ilim buna var. Burada da var. Ama kitab-ı dediğin anda şekli masus, irade deyince şekli masus miktarı muayyen. Yani şekli şekli mahsus. Niye böyle benim gibi değil? Niye efendim epey saat geçti değil mi? Şimdi niye bu şekli mahsus? Bir de miktarı var bunun. Bu şekli mahsus ve miktarını irade belirliyor. Hani ilimde yok yok. Her şey var. İrade şuna buna değil. Nüfus ettiği kadar nüfus ettiği miktara casus deyip çıkar, şey yaptığına şekli mahsus miktar muayen verip çıkartıyor. Ki, kitabımı kitabı bil? Yani bunu kullan bazı de şey yaptığımız kullandık işte. Şöyle bir şey de vardı hatırlar mısınız? E, şey, tılsım dershanesinde. Ama bu daha kemalat olmuştu. Evet bu daha iyi. Ben bunu unutmuştum ama bu kalmıştı hatırma Bu kapsar kapsar yapmıştık ya matematiksel yapmıştık. Bu çok güzel oldu. Bu vacibulucu da baktı. Bu zaten şık gibi. Ondan sonra o İ İslam alimlerinin de dediğini bak burada şekli olunca ta şu yaptı. Evet bir daha son. ilim mutlak, muhit, hudutsuz, nihayetsiz. Ee, orada yok yok, şu yok bu yok diyemezsin her şey. Her şey var ilimde. Vardır. Ee, irade nafiz, nüfus ettiği kadar, ettiğini nereden biliyoruz? Şekli mahsus, miktarı muayyen veriyor. Ve ahirde vahum en rabbil alemin el fatiha.